Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5'te konu anlatımlarımıza kümeler konusuyla devam edeceğiz. Kümelerden bahsetmeye, örnekler çözmeye çalışacağız. Neler demişiz? Başlayalım isterseniz. Bakın demişiz ki iyi tanımlanmış, birbirinden farklı nesneler topluluğuna küme denir. Burada iyi tanımlanmıştan kastı şöyle anlayabiliriz. Yani tanımını okuduğumuzda herkes tarafından net bir şekilde anlaşılan diyelim. Evrensel dilde kim okursa okusun onun anlayacağı bir tanım olarak söylemiş olalım. Hani aklımızda böyle kalsın. Mesela burada yani birazdan hani kümelerden bahsettiğimiz zaman şu elemanlardan oluşur, şöyle elemanlardan oluşur dediğimizde aklımızda soru işareti bırakmadan ha tamam bu bir kümedir ve elemanları şunlardır diyebileceğimiz durumlar olduğunu düşünmüş olalım. Kümeleri büyük A, B, C harfleriyle D, E, F fark etmez ama genellikle büyük harflerle gösteririz. Bakın burada bir A elemanı A kümesine aitse demişiz. Oradaki küçük A'yı almışız. Tabi orada da büyük A olabilir. Büyük A da bir A kümesinin elemanı olabilir. Bunda bir sakınca yok. Önemli olan burada şeyi nasıl gösterdiğimiz. Hani ne onun adı? Buradaki A elemanını bir A kümesinin elemanı olarak nasıl gösterdiğimizdir. O da bakın diyelim ki küçük A buradaki A kümesinin elemanıysa A deriz. Şöyle bir E harfi yaparız. Buraya da kümemizin temsil eden o büyük A harfini yazmış oluruz. Örneğin bir de B kümesi olsun elimizde. Örneğin bakın küçük B bu B kümesinin elemanı değilse bu sefer de B'yi yazarız. O E'ye benzer harfi yapıp üzerine çizgi koyup büyük B'yi yani kümemizi temsil eden o B harfini yazmış oluruz. Küçük B o B kümesinin elemanı değilse bu şekilde gösteririz. Bir A kümesinin eleman sayısı da SA ile gösterilir demişiz arkadaşlar. Örneğin 4 tane elemanı varsa orada biz SA eşittir 4 diyeceğiz. Kümemizin eleman sayısını bu şekilde belli etmiş olacağız. Çok basit şeyler ama bu birazdan anlatacağız işte alt küme biri diğerini kapsıyor falan. Buradaki işaretleri anlamak önemli. Bazen onlar karıştırılıyor. Dediğim gibi bakın küçük A A kümesinin elemanı, küçük B de B kümesinin elemanı değil. Buradaki E harfini kullanarak bunları göstermiş oluyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangileri bir küme belirtir demiş. İşte o iyi tanımlılık burada işin içine girecek. Sınıfımızdaki uzun boylu öğrenciler bir küme belirtir mi? Yaz mevsiminin ayları, ayten sözcüğünün harfleri, Türkiye'nin en büyük şehirleri, çift rakamlar demişiz arkadaşlar. Şimdi bakın burada yaz mevsiminin ayları dediğimiz zaman biz Haziran, Temmuz ve Ağustos'tan bahsettiğimizi biliyoruz. Yani kimileri için Eylül de yaz mevsimi sayılır ya da biz bundan sonra Mayıs'ı da yaz mevsimi sayalım diye bir şey yok. Biz neyi biliyoruz? Yaz mevsimi deyince aklımıza Temmuz'un, Haziran'ın ve Ağustos'un geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla yaz mevsiminin ayları bir küme belirtir. Çünkü arkadaşlar yıl 4 parçaya bölünmüştür. İlkbahar, sonbahar, kış ve yaz olmak üzere. Yaz mevsiminin ayları da 12 ayımızı 4'e böleriz. Haziran, Temmuz ve Ağustos'tur. Dolayısıyla yaz mevsiminin ayları iyi tanımlanmıştır. Kime sorarsanız sorun onlar Haziran, Temmuz, Ağustos'u söyleyecektir. Bunun bir küme belirttiğini söyleyebiliriz. Ayten sözcüğün harfleri deyince A, Y, T, E, N olmak üzere 5 tane harfi var. Bunları da kime sorarsanız sorun bunu söyleyecekleri için ayten kelimesinin harfleri dendiğinde de bunun yine bir küme belirteceğini, iyi tanımlı olduğunu söyleyebiliriz. Çift rakamlar demiş. Rakamlarımız 10 tane 0'dan 9'a kadar. Çift olanlar 2'nin katları, tam katları 0, 2, 4, 6, 8. Yani 5 tane çift rakam olduğu için burada da kimse gelip bu küme 3 elemanlıdır, sadece 2, 4, 6 vardır ya da 1 de vardır diyemez. 0, 2, 4, 6, 8 bize çift rakamları verir ve bunlar küme belirtmiş olur. Ama sınıfımızdaki uzun boylu öğrenciler dediğimizde bence bu iyi tanımlılık değildir. Kime neye göre uzun diye düşünmüş oluruz. Ya da hangi uzunluğun üstüne biz uzun diyoruz bunu belirtmemişiz. Dolayısıyla bu bir küme belirtmeyecektir. İyi tanımlılık yoktur. Yani burada sınıfımızda hani 1.80 boyu 1.80 ile 1.90 arasında olan öğrenciler dediğimizde ölçüm yapılmışsa herkesin boyu belliyse biz bunu belirleyebiliriz. Ama burada uzun boylu öğrenciler dediğimizde o uzunluk kavramı net olmadığı için hangi uzunluktan sonrası uzun sayılacağı belli olmadığı için burada iyi tanımlılık yoktur ve bir küme belirtmemiş olur. Benzer mantıkla Türkiye'nin en büyük şehirlerinde de bu geçerlidir. Mesela kaç tane şehir ya da büyük şehir nereden itibaren sayılacak? Mesela burada en büyük şehirleri değil de hani büyük şehirler var ya Ankara Büyükşehir Belediyesi. Mesela dese ki Türkiye'deki büyük şehir
belediyesi olanlar dese, o zaman bunlar bellidir. Sanırım işte 30 tane civarı. Onlar belli olduğu için onları yazabiliriz. Ama burada Türkiye'nin en büyük şehirleri dediğinde neye göre büyüklük yapacağız? Mesela Konya'nın yüz ölçümü büyük, İstanbul'un yüz ölçümü küçük ama nüfusu daha fazla. Büyüklükten biz, büyüklüğün bizde uyandırdığı mana tam net olarak belli olmadığı için burada bu bir küme belirtir diyemeyeceğiz arkadaşlar. Kümelerin gösterilişine geçelim. Bir kümeyi oluşturan elemanlar Venn şeması liste ortak özellik yöntemlerinden biriyle gösterilir. Venn şeması dediğimizde belki en çok kullandığımız gösterim sorularımızı çözerken bundan bahsediyoruz. Böyle elipse benzer, değil mi? Bir şekil çiziyoruz. Bunun içine elemanlarımızı yazmış oluyoruz. Liste yöntemi şöyle iki tane parantez kullanarak elemanlarımızı bu iki parantezin aralarına virgül gelecek şekilde yazıyoruz. Burada arkadaşlar şu önemli, bir elemanı bir kere yazıyoruz. Buna dikkat etmiş olalım. Kümenin içinde bir eleman bir kere bulunmuş olacak. Ortak özellik yöntemi demiş. Bunda da güzel bir gösterim var. Daha matematiksel diyelim. Mesela bakın burada bir küme işareti var. Parantez işareti var. Özür dilerim. X demişiz. X'in yanına bir çizgi çekmişiz. Ya da alt tarafta da var. X deyip X'in yanına iki nokta koymuşuz. İkisi de aynı manaya gelecektir. Bu şu demektir. Benim kümem X'lerden oluşuyor. Çizgiyi çektim ya da iki nokta koydum. Şimdi X'lerin özelliğini söyleyeceğim demektir. Mesela bakın X'lerden oluşuyor. X'ler 0 ile 4 arasında. Şimdi 0 ile 4 arasında deyince ne olabilir? Mesela 0 ile 4 arasındaki tam sayılar mı? 0 ile 4 arasındaki rasyonel sayılar mı? İşte 0 ile 4 arasındaki irrasyonel sayılar mı? Bunları da en sağda belli ediyoruz. Bakın doğal sayılar demişiz. Yani 0 ile 4 arasında sonsuz tane sayımız var sayı doğrusunu düşündüğümüzde. Burada ne olduğunu söylemiş? Doğal sayı olduğunu söylemiş. O zaman bizim kümemiz 0, 1, 2, 3, 4'ten oluşacaktır. Yani aynı kümeyi bakın biz bu şekilde de göstermiş oluyoruz. Alt tarafta da bunu yine söylemişiz. Yani burada aynı kümenin 0, 1, 2, 3, 4 kümesinin 3 farklı gösterimini görmüş oluyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi benim kümem x'lerden oluşuyor. Bu x'ler 0 ile 4 arasında aynı zamanda doğal sayı dediğinde ha tamam biz şunları yazacağız diyoruz. Bu şekilde de aynı kümeyi 0, 1, 2, 3, 4 elemanlarından oluşan kümeyi 3 farklı şekilde göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Evrensel küme, boş küme, sonlu ve sonsuz kümeler demiş. Bunları da ek bilgi olarak verelim. Üzerinde işlem yapılan tüm kümelere ait elemanları içinde bulunduran kümeye evrensel küme denir ve E ile gösterilir demişiz arkadaşlar. Elemanı olmayan kümeye boş küme deriz. Boş kümeyi bakın iki farklı şekilde gösteriyoruz. Eleman sayısı bir doğal sayı ile ifade edilebilen kümelere sonlu küme, edilemeyen kümelere sonsuz küme denir demişiz arkadaşlar. Mesela bir kümenin 1.257.465 tane elemanı varsa arkadaşlar bu bir sonlu kümedir. Çok fazla elemanı var tamam ama o sonlu bir sayı olduğu için biz bu sayıyı bir doğal sayı olarak ifade edebildiğimiz için bu bir sonlu kümedir. Ama tam sayılar kümesi dediğimizde en son tam sayıyı bilmiyoruz. Onun için o hiç durmadan gidiyor değil mi arkadaşlar? Sonsuz bir kümeyi anlatmış olacak. Evrensel kümede gözümüzde büyümesin arkadaşlar. Özellikle problem çözümlerinde bahsedilen bütün kümeleri kapsayan en büyük kümeye evrensel küme demiş olacağız. Çözdükçe daha iyi aklımıza yatacaktır. Boş küme ise arkadaşlar hiç elemanı olmayan kümedir. İki gösterimi de burada zaten gösterilmiş. Şimdi bir A kümesi, bir B kümesi, bir C kümesi liste yöntemiyle verilmiş değil mi? Neydi arkadaşlar? Oraya bir dönmüş olalım. Ne demiştik? Venn şeması liste ortak özellik. Burada bakın liste yöntemiyle o parantezlerin arasına yazılmış. A kümesinde 0, 3, 6, 9. Mesela burada bize SA sorulsa SA neydi? A'nın eleman sayısı. SA eşittir kaç demiş olacağız? 4 demiş olacağız. Örneğin SB sorulmuş olsa arkadaşlar SB eşittir yine 4 gelecek. SC sorulmuş olsa yani C kümesinin eleman sayısı 1, 5, 7'den 3 tane gelmiş olacak. Şimdi dediğimiz gibi evrensel küme bu üzerine konuşacağımız kümelerin hepsini içine alan kümedir arkadaşlar. Burada biz bunu yakalamaya çalışacağız. Şimdi burada bir kere hepsini kapsayacak bir E kümesi yazacaksak E'yi de şöyle göstermiş olalım. Buradaki bütün kümeleri kapsamalı. Yani kapsamaktan kastımız ne? Hepsi bunun içinde barınmalı. Bakın ne demişti? Üzerinde işlem yapılan tüm kümelere ait elemanları içinde bulunduran kümeye evrensel küme demiştik. Demek ki evrensel küme hepsini kapsamış olacak. Yani içinde, kapsamında bunların hepsi bulunacak. Mesela bakın benim buraya kesinlikle 0 yazmam gerekir. 3 yazmam gerekir. 6 yazmam gerekir. 9 yazmam gerekir ki bir kere A'nın elemanları kesinlikle burada bulunsun. Şimdi B'nin elemanları da bulunsun istiyoruz. Bakın bizim kaçı yazmamız gerekir? 2'yi, 4'ü, 6'yı yazacağım ama zaten 6'yı yazmıştım. Onu yazmama gerek yok. Ama 8'i yazmam gerekir. Devam ediyorum. 1, 5, 7'de C'nin elemanları. 1, 5, 7'yi de daha henüz yazmadığım için 1'i de, 5'i de, 7'yi de buraya eklemem gerekir. İşte bu benim evrensel kümem olabilir.
Bakın şu an bütün elemanları ben yukarıdaki 3 kümeyi hepsini içine alacak o bütün elemanları içeren E kümesini yazdım. Neden en küçük demiş? Şimdi bir kere en azından bu olmalı. Şu anda A'yı da B'yi de C'yi de buradan elde edebiliyorum. Ama E'miz şu da olabilirdi. Örneğin yine 0 olurdu, 3 olurdu, 6, 9, 2, 4, 8, 1, 5, 7 olurdu. Bir de 11 olurdu mesela. Bu olsaydı da yine bakın bunların içinden biz A'yı da B'yi de C'yi de oluşturabildiğimiz için yine bu da evrensel küme olabilirdi. Ya da bakın buradakilerin hepsi doğal sayı. Ben evrensel kümeyi doğal sayı kümesi olarak da alabilirdim. Ya da bunların hepsi tam sayı, tam sayı kümesi olarak da alabilirdim. Sonsuz kümelerde oluşturabilirdim. Ama burada en küçük evrensel küme sorulduğu için en azından bunların hepsini bir içerisinde ondan sonrasına bakarız gibi düşünün. En küçük evrensel kümemizi de burada biz elde etmiş olalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangilerinin bir boş küme belirttiğini bulunuz demiş. Sıfırdan küçük doğal sayılar demiş. Bakın arkadaşlar sıfırdan küçük doğal sayılar diye düşündüğümüzde zaten biz doğal sayıların sıfırdan başladığını biliyoruz. 0, 1, 2 diye gidiyor. Yani sıfırın sol tarafında bir doğal sayı yok. Onun için biz burada sıfırın sol tarafında sıfırdan küçük olan bir doğal sayı yakalayamayacağımız için bu kümenin ne geleceğini söyleyebiliriz. Boş küme geleceğini söyleyebiliriz. Çünkü burada hiç elemanı olmayan bir küme yakalamış oluyoruz arkadaşlar. 2'den farklı çift asal sayılar demiş. Asal sayıları düşündüğümüzde en küçük 2'dir. Bundan sonrakiler 2'den büyüktür. Ve hepsi tek sayıdır. Tek çift asal sayımız zaten 2'dir. Dolayısıyla 2'nin dışında çift asal bulamayacağımız için bu kümenin de boş küme belirteceğini söyleyebiliriz. Yani biz eleman yazmak istediğimizde yazacak eleman bulamıyoruz. Dolayısıyla kümemiz boş küme gelmiş oluyor. 10'dan küçük 2 basamaklı tam sayılar demiş. Zaten burada biz 10'un en küçük pozitif 2 basamaklı tam sayı olduğunu biliyoruz arkadaşlar 10. Ondan küçükleri düşündüğümüzde 9 var, 8 var, 7 var yok ama bakın burada pozitif tam sayı dememiş ki. Negatifler de olabilir öyle değil mi? Dolayısıyla biz burada -10, -12, -14 diye düşündüğümüzde arkadaşlar ne yapmış olacağız? Bunlar aslında boş küme belirtmemiş olacak. Çünkü işin içine -10, -12, -14, -18 falan girdiğinde arkadaşlar öyle değil mi? Burada ne gelmiş olacak? Bunlar 2 basamaklı olacaklar. Negatif olsalar da 2 basamaklı oldukları için arkadaşlar bu kümemiz boş küme gelmeyecek. Çünkü neden arkadaşlar? 10'dan küçük 2 basamaklı tam sayılar demiş. 10'dan küçük 2 basamaklı doğal sayılar deseydi 10'dan küçük 2 basamaklı doğal sayı yoktu. Ama 10'dan küçük 2 basamaklı negatif tam sayılarımız olduğu için arkadaşlar biz burada bu kümenin boş küme gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar bakın burada da bir sonlu bir sonsuz küme örneğimiz var. Bunları yorumlamaya çalışalım. A kümemiz öyle x'lerden oluşuyormuş ki x'lerin doğal sayı olmasını istiyoruz. Doğal sayı olacaksa x'lerimiz ekstra bir şey yazmamış yanına sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden bir kümeden bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Doğal sayılar kümesi sonsuz elemanlı bir kümedir. Tam sayılar da öyledir. Negatif tam sayılar da öyledir. Pozitif tam sayılar da öyledir. Rasyonel sayılarda, reel sayılarda bunlar sonsuz elemanlı kümelerdir. Burada x bir doğal sayı demiş. X 3 ile 100 arasındadır dememiş. 100 ile 1000 arasındadır dememiş. Sınırlamamış. Sonsuzluk gelmiş. Yani bu kümenin bize sonsuz bir kümeyi vereceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama şuradaki B kümesine baktığımızda bu da öyle küçük ağlardan oluşuyormuş ki bu ağların 2 basamaklı tam sayı olmasını istiyoruz. Aklımıza ne gelecektir arkadaşlar? Örneğin -99 olabilir. -98 olabilir. -97 olabilir. -10'a kadar geliriz. Daha sonra +10, +11, +12 diye 99'a kadar gitmiş oluruz. Bakın buradaki eleman sayımızı belirleyebiliyoruz. Eleman sayısı şudur, adedi budur diyebiliyoruz. Ondan ötürü buradaki B kümesi sonlu elemanlı bir küme gelmiş olacaktır. Sonlu bir küme olacaktır. Hatta kaç tane elemanı var? 10'dan 99'a kadar arkadaşlar 90 eleman gelir. Bir de bunların negatifleri 180. Yani biz SB'yi 180 olarak belirlediğimize göre işte bu sonlu bir kümedir demiş oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada da alt kümeden bahsetmişiz. A ve B herhangi iki küme olsun. A kümesinin her elemanı aynı zamanda B kümesinin de bir elemanı ise A kümesine B kümesinin alt kümesi denir ve A şöyle biraz uzun bir C, B şeklinde gösterilir demişiz arkadaşlar. Ya da o C'nin altına bir çizgi atarak da gösterebiliyoruz. Ayrıca eğer A, B'nin alt kümesi ise B kümesi A'yı kapsar da deriz denmiş burada arkadaşlar. Bakın bunu aynı mantıkla gösteriliyor. İkisinin yeri değişince o C'mizin de yönü değişmiş oluyor. Burada da o ikisinin gösterimi verilmiş. Üstteki gösterimle alttaki gösterimin aynı olduğunu görüyoruz. Genellikle sorularda karşımıza A alt kümesidir B gelir arkadaşlar. B kapsar A da gelebilir. Okunuşları da bu şekilde. A alt küme B.
A B'nin alt kümesidir diye de okuyabiliriz. Ya da B kapsar A, B A'yı kapsar da diyebiliriz. Burada şu minik C'miz arkadaşlar olması gerektiği gibi oluyorsa soldaki sağdakinin alt kümesi. Normalde C harfini böyle yaparız değil mi? Yani diğer taraf ters yönü olur. Biz burada A deyip bunun yanına şu minik C'mizi yerleştirdiğimizde uzun C'mizi A alt kümesidir B gelmiş olur. Yani A'nın her elemanı zaten B'nin içinde de bulunacaktır demiş oluruz. Eğer bakın şöyle yapmış olsak şu şekilde C'miz ters yöne baktığında bu sefer aslında aynı şey. Sanki ikisinin yeri değiştirilmiş. Orada C'nin de yönü değişince yine A B'nin alt kümesi ya da B A'yı kapsar diyebiliriz. Eğer A kümesinin en az bir elemanı B kümesinin elemanı değilse bu sefer oradaki alt küme işaretimizin üstüne bir çizgi atmışız. Hani küçük A büyük B'nin elemanı değil deyince üstüne çizgi atıyorduk. Aynı mantıkla burada da çizgi atmış oluyoruz. Eşit değildir derken çizgi atıyoruz. Olmadığı zaman böyle üstüne çizgi atarak zaten hep bu şekilde göstermiş oluyoruz. Bakın mesela alttaki örnekte A B'nin içinde kalmış. A B'nin alt kümesi yani A B'nin içinden seçiliyor. Örneğin arkadaşlar Venn şemasını görmüştük. Şurada 1 diye bir eleman olsun. Burada 2 diye bir eleman gelsin. Şuraya da 3 diye bir eleman yazalım. Bakın A'da 1 var bu B'nin de elemanı. A'da 2 var bu B'nin de elemanı. Ama şuradaki 3 A'nın elemanı değil. Olsun bu sorun değil. A'daki her eleman B'nin de içinde kaldığı için A'ya B'nin alt kümesi deniyor. Ya da B A'yı kapsar deniyor arkadaşlar. Bakalım burada nasıl bir örnek vermişiz. Burada ortak özellik yöntemiyle anlatmışız arkadaşlar. Yine bakın A kümelerimiz x'lerden oluşuyor. Bu x'leri 0 ile 9 arasından seçiyoruz. X'lerin rakam olmasını istiyoruz. İsterseniz kümemizi yazalım arkadaşlar şöyle liste yöntemiyle. 0'dan 9'a kadar olan rakamları yazacağız. 0'ı alacağız, 1'i alacağız, 2'yi bütün aslında rakamlarımızı alıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'un geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi B kümemiz de x'lerden oluşuyor. X'lerin asal rakamlar olmasını istiyoruz. Asal rakamlarımızı hatırlayalım. En küçük zaten 2 var. Daha sonra gelenler tek sayı olarak gelecek. 3 gelecek, 5 gelecek ve 7 gelmiş olacak. 11'i alamayacağız. 11 rakam olmadığı için. Bu da yine x'lerden oluşuyor. Çift asal rakamlardan oluşuyormuş. Tek çift asal rakamımız 2 olduğu için bunun da bir tane elemanı gelecek ve bu da 2 olarak belirlenmiş olacak. Yukarıdaki kümeleri Venn şeması ile gösterip alt küme olma durumlarını inceleyiniz demiş. Venn şeması o elips gibi çiziyorduk ya. Yani illa öyle çizmemize gerek yok. İsterse kare çizebiliriz, daire çizebiliriz, hiç çember çizebiliriz, hiç fark etmez. Burada bakın dikkat ediyorsanız arkadaşlar C'nin tek elemanı 2. Bu 2 hem B'nin içinde hem de A'nın içinde. Onun için biz burada C'den aldığımız her eleman hem B'nin elemanı olduğu için CB'nin alt kümesi diyeceğiz. C'den aldığımız her eleman A'nın da elemanı olduğu için C aynı zamanda A'nın da alt kümesi demiş olacağız. O zaman nasıl göstereceğiz? C diyeceğiz. Şöyle uzun bir C'miz var. Alt kümedir A demiş olacağız. Aynı mantıkla C kümesi alt kümedir B demiş olacağız. Bunun dışında B'deki elemanlara baktığımızda 2, 3, 5, 7. B'den 2'yi aldım A'da da var. B'den 3'ü aldım A'da da var. B'den 5'i aldım A'da da var. B'den 7'yi aldım A'da da var. O zaman B kümesinin de A kümesinin alt kümesi olduğunu söylemiş olacağız. Venn şemasıyla göstereceğiz. Az önceki örneğimizi hatırlayın arkadaşlar. A B'nin alt kümesi olduğu için B A B'nin içinde kalmıştı. Burada da bence öyle yapmalıyız. Bir kere C enişte kalsın. Şurada biz C'mizi çizmiş olalım arkadaşlar. Bakın bu C kümesi gelsin. Bunun tek elemanının kaç olduğunu görüyoruz. 2 olduğunu görüyoruz. Şimdi bu B'nin alt kümesiydi ya. O zaman B bunu kapsasın şöyle değil mi? B kapsar C. Onu nasıl gösteriyorduk? B kapsar C. Aynısı sanki böyle yerlerini değiştirdiğimiz için o yan duran C'miz de ters dönmüş oluyor. Şimdi bu B kümesi ise arkadaşlar B'nin 4 tane elemanı vardı. 1'i 2, 1'i 3, 1'i 5, 1'i 7. 2'yi zaten yazdık. O zaman bence bizim buraya 3'ü, 5'i ve kaçı yazmamız lazım? 7'yi. Şimdi C'yi çizmiştik. B bunu kapsadı. C B'nin alt kümesi oldu. A da hepsini kapsayacak. O zaman şöyle bir de A çizelim arkadaşlar. Bakın dikkat ediyorsanız A'nın kaç tane elemanı var? 10 tane. Bunlardan 4'ünü zaten yazdık. 2, 3, 5, 7. Bunlar şu anda hazır yazılmış oldu. Bunların dışındakileri yazacağız. Ne gelir bunların dışında? 0 gelmiş olur. 1 gelmiş olur arkadaşlar. 4 gelmiş olur. 6 gelmiş olur. 8 gelmiş olur. Bir de 9 gelmiş olur. Bakın C'nin bir tane elemanı var. O da 2.
B'nin 4 elemanı var. 2, 3, 5, 7. O 2 dediğimiz eleman B'nin de elemanı olduğu için C, B'nin alt kümesi geldi. Bakın onu biz C'nin içine yazdık ama B'nin sonuçta yine 4 elemanı var. Aynı mantıkla A hem 2'yi hem 3'ü hem 5'i hem 7'yi kapsadığı için, yani A B'yi kapsadığı için, B A'nın alt kümesi olduğu için onun dışında kalan elemanları da B'nin dış kısmına yazmış olduk. Ama o dış kısmına yazdığımız yer zaten yine A'nın iç kısmı oluyor. Oraya da 0, 1, 4, 6, 8, 9'u yazdık. Toplamda 10 tane elemanı yakalamış olduk arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım burada nelerden bahsetmişiz. Boş küme her kümenin alt kümesidir demişiz. Bakın boş küme alt kümedir. Herhangi bir A kümesi demişiz. Her küme evrensel kümenin alt kümesidir. A alt küme E yazmışız arkadaşlar. Yani A herhangi bir küme, E de bütün kümeleri kapsayan kümemiz olduğu için seçtiğimiz herhangi bir küme evrensel kümemizin alt kümesi olacaktır demişiz. Her küme kendisinin alt kümesidir. Yani örneğin elimizde A kümesi varsa A kümesi kendisinin alt kümesi olarak sayılır. Aslında şu alttaki çizgi işareti onunla alakalı çıkmıştı sanırım ilk çıktığında. Yani hani o çizgi kümenin kendisini de temsil ediyor diye bir şey hatırlıyorum ama sonuçta o çok kafa karıştıracak bir şey değil. Yani ona dair bir şey sorulmuyor. Orada çizgi olsa da olmasa da biz alt kümeden bahsettiğimizi söylemiş olacağız. A alt küme B, B alt küme C ise A da C'nin alt kümesidir demişiz. Az önceki örneğimiz gibi aslında arkadaşlar. Şimdi bakın burada da C alt küme B idi. B de A'nın alt kümesiydi. O zaman C de A'nın alt kümesi geldi. Bakın C B'nin alt kümesi, B A'nın alt kümesi, C de A'nın alt kümesi gelmiş oldu arkadaşlar. Yani burada B kümesinin içinde A'nın bütün elemanları var. Ondan sonra C kümesinin içinde de B'nin bütün elemanları var. O zaman C kümesinin içinde otomatikman A'nın da bütün elemanları gelmiş oluyor. A alt kümedir, C demiş oluyoruz. Demiş ki bir A kümesinin eleman sayısı N olsun. Bu durumda A'nın 2 üzeri N tane alt kümesi vardır. A kümesinin kendisi dışındaki alt kümelerinin sayısı 2 üzeri N-1'dir. Buna da öz alt küme sayısı denir demişiz. Şu 2 üzeri N'yi aslında kombinasyonda falan ben anlatmıştım. Hani orada çarpma yoluyla saymamız vardı. Yine kısaca bahsedeyim. Örneğin bizim birbirinden farklı gömlek sayımız 4 olsun. Birbirinden farklı pantolon sayımız da 3 olsun. Biz bunları bir gömlek bir pantolon olacak şekilde kaç farklı şekilde giyebiliriz dediğimizde şuradaki 4 gömlekten birini seçebiliyoruz. 4 seçeneğimiz var. Şuradaki 3 pantolondan birini seçebiliyoruz. 3 seçeneğimiz var. O zaman 4 kere 3'ten 12 farklı giyim tarzı oluşturabiliriz deriz. Hatta bunların yanına arkadaşlar bir de ne ekleyelim? Ayakkabı ekleyelim. 2 de ayakkabımız olsun. O zaman 4 gömlek, 3 pantolon, 2 ayakkabı. Bunlar birbirinden farklı olmak üzere kaç farklı şekilde kombinleyebiliriz dediğimizde bir gömlek seçeceğiz. 4 seçenek hakkımız var. Bir pantolon seçeceğiz. 3 seçenek hakkımız var. Bir ayakkabı seçeceğiz. 2 seçenek hakkımız var. Bunları çarptığımızda 24 farklı seçim hakkımız var demiş oluyorduk. Çarpma yoluyla sayma yapıyorduk. Aslında burada da aynı şey geçerli. Örneğin şöyle bir küme verelim. A, B, C, D ve E elemanlarından oluşsun. Şimdi biz bir alt küme oluşturacağız. Mesela ne olabilir bu alt kümemiz? Sadece A'nın bulunduğu bir alt küme olabilir. Ya da A ve B'nin bulunduğu bir alt küme olabilir iki elemanla. Şimdi biz A ve virgül B diye bir küme yazsak, mesela bu A kümesi olsun, bu da B kümesi olsun. B'den seçtiğim her eleman A'da olduğu için B A'nın alt kümesi geliyor. Bu durumda arkadaşlar bizim alt kümelerimizi bu şekilde oluşturmuş olacağız. Elimizdeki 5 tane elemandan 1'li, 2'li, 3'lü, 4'lü, 5'li alt kümeler oluşturmaya çalışacağız. Bu alt kümelerde küçük A'mız eleman olarak ya bulunabilir ya da bulunmayabilir. Kaç seçenek var yani? 2 tane. Peki bu alt kümelerde B'miz ya eleman olarak bulunur ya da bulunmaz. Kaç seçenek var? 2. C'miz eleman olarak ya bulunur ya bulunmaz. Kaç seçenek var? 2. D'miz oluşturacağımız alt kümede eleman olarak ya bulunur ya bulunmaz. 2 seçenek var. Aynı şey E için de geçerli. Yukarıdaki gibi çarpma yoluyla saydığımız için bunları çarptığımızda 2 üzeri 5'e ulaşmış oluruz arkadaşlar. Burada 5 tane değil de 10 tane eleman olsa 2, 2, 2 diye 10 tane 2'yi yan yana yazıp çarpacağız. 2 üzeri 10 gelecek. O zaman N tane eleman olunca da 2 üzeri N'in geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 2 üzeri N-1 de öz alt küme sayısıymış. Burada işte yukarıda bahsettiğim kümenin kendisini kenara koyduk. İşte öz alt küme sayısı o bir taneyi oradan çıkartmış oluyoruz.
Yani demiş ki A kümesinin kendisi dışındaki alt kümelerin sayısı şu çizgi. Ben öyle bir şey hatırlıyorum yani, sanki işte onu temsil etsin diye sonradan bir öyle ÖSYM'de bir soru çıkmıştı sanırım. Orada yani böyle akla gelip kullanılmaya başlanmıştı. Öyle hatırlıyorum. Ama temel mantıkta arkadaşlar, biz alt küme işaretini gördüğümüzde B alt kümedir, A'yı anlayacağız. Burada B A'ya eşit de olabilir. Çünkü küme kendisinin zaten alt kümesi geliyordu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi alt küme sayısından bahsettik. N elemanlı bir kümenin 2 üzeri N tane alt kümesi olur dedik. Peki bu N elemanlı kümenin o 2 üzeri N tane alt kümesinde biz nasıl yorumlar yapabiliriz? Bu 2 üzeri N nereden geliyor? Az önce onu anlattık ama örneğin 7 elemanlı bir küme, bunun alt kümeleri dediğimizde ne anlarız? Mesela 1 elemanlı alt kümeleri olabilir. 2 elemanlı alt kümeleri olabilir. 3 elemanlı alt kümeleri olabilir. 6 elemanlı, 5 elemanlı, 4 elemanlı alt kümeleri olabilir. Bunları nereden yakalayacağız? Bunları bir anlatmaya çalışalım. Bakın N elemanlı bir kümenin, bir A kümesinin R elemanlı alt küme sayısı N'nin R'li kombinasyonlarının sayısı kadar olur demişiz arkadaşlar. Aslında ben bunu kombinasyonda orada tabii saymayı anlatarak geldiğimiz için daha güzel bir şekilde, daha uzun bir şekilde anlattım. Oradan da bakılabilir. Biz burada arkadaşlar örneğin 7 elemanlı bir kümenin bizden 2 elemanlı alt kümeler istendiğinde 7'nin ikili kombinasyonunu yapmamız gerektiğini bileceğiz. Çünkü kombinasyon seçme demekti. Ben orada anlatırken de hani permütasyon mu yapacağım, kombinasyon mu yapacağım değil, sıralama mı yapacağım, seçme mi yapacağım, buna odaklanmak gerekir demiştim. Burada da aynı mantık. Biz alt küme bulurken seçme yapıyoruz. Seçme yaptığımız için arkadaşlar da kombinasyon kullanmış oluyoruz. Kombinasyonda n'in r'lisi dediğimizde ne anlıyorduk? N faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel anlıyorduk. İşte burada ondan faydalanmaya çalışacağız arkadaşlar. Mesela sayısal bir örnek vereyim. 5 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt kümelerini bulduğumuzu düşünün. Bir kere 5 elemanlı bir kümenin 2 üzeri 5'ten 32 tane alt kümesinin geleceğini az önce anlattık arkadaşlar. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Ama burada bu 32 tane alt kümede bir kere boş küme var. Kümenin kendisi var. Bunun dışında 1 elemanlı, 2 elemanlı, 3 elemanlı ve 4 elemanlı alt kümeler var. Biz bunları yakalamaya çalışıyoruz. Mesela biz 2 elemanlı alt kümeleri arıyorsak şuradaki formülümüzde aslında n'nin yerine 5, r'nin yerine de 2'nin geldiğini görüyoruz. Mesela şurada demiş ki 0 küçük eşittir r küçük eşittir n. Bunun sebebi ne? R n'den büyük olsa, 6 olsa mesela, 5 elemanlı bir kümenin 6 elemanlı alt kümesi olabilir mi? Olamaz. Yani 5 elemanlı bir kümenin en fazla 5 elemanlı alt kümesi olur. O da kendisi olur, bir tanedir. Bunun üzerinden R'nin N'yi geçmemesi gerekir. 5 elemanlı bir kümede 6 elemanlı bir alt küme bulamayız. Şimdi burada N yerine 5, R yerine 2 yazarsak 5 faktöriyel bölü ne gelmiş olacak? 5 eksi 2'den 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel gelecek. Bu da bize şunu verir mi? 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şunlar giderse 2 faktöriyel de 2 çarpı 1 gibi düşünürsek elimizde 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 kalır. Bu da bize 10'u verecektir. Demek ki 5 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı 10'dur. Peki 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısını bulsak bu sefer de n'in yerine 5, r'nin yerine kaç gelmiş olur? 3 gelmiş olur. Biz ne yazarız arkadaşlar? 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3'ten 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Bu da bize neyi verecektir? 5, 4, 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3, 2, 1. Şu ikiler giderse geriye 5, 4, 3 bölü 3, 2, 1 kalır. Bu da bize neyi verecektir arkadaşlar? 60 bölü 6'dan 10'u. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar aslında iki tarafta da aynı şeyleri yazdım. 5 elemanlı bir kümeden 2 elemanlı bir alt küme ararken 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel yazdım. 5 elemanlı bir kümeden 3 elemanlı alt küme ararken yine 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel yazdım. İkisi bana aynı sonucu verdi. Bunun sebebi şu. Örneğin bizim 5 elemanlı alt kümemiz A, B, C, D, E olsun. Siz buradan 2 elemanlı bir alt küme seçin. Mesela A ve B'yi seçtiğinizde kalan diğer elemanlar zaten aslında yine size 3 elemanlı bir alt küme verecektir. Örneğin B ve C'yi seçerseniz 2 elemanlı bir alt küme seçtiğinizde kalanlar da 3 elemanlı bir alt küme oluşturacaktır. Toplam eleman sayımız 5 olduğu için ikili seçtiğimizde kalanlar da bir üçlü oluşturur. İkili seçtiğimizde kalanlar da bir üçlü oluşturur. Bundan ötürü 2 elemanlı alt küme sayısıyla 3 elemanlı alt küme sayısı birbirine gelmiş olur, eşit. İşte şurada da onun anlatıldığını söyleyebiliriz. Demiş ki N'in R'li kombinasyonuyla N'in P'li kombinasyonu, bakın bu kombinasyon gösterimidir, birbirine eşitse ya şurada yazan sayıların birbirine eşit olması gerekir ya da şuradaki R ve P'nin toplamının N'ye gelmesi gerekir. Aynı bizim burada yaptığımız gibi 5'in ikili
ikilisiyle 5'in üçlüsünün birbirine eşit çıkması gibi. 5'in ikili kombinasyonuyla 5'in üçlü kombinasyonu birbirine eşittir. Çünkü kombinasyon seçme yapmak demektir. Siz 5 elemandan ikisini seçince kalanlar da 3 elemandır. Yani 5'in içinden 2 elemanlı bir alt küme oluşturduğunuzda kalan 3 eleman da kendi içinde bir alt küme oluşturur. Yaptığınız her ikili size aynı zamanda bir üçlü verir. O zaman 5'in içinden seçtiğimiz her birli bize aynı zamanda bir dörtlü verecektir. Mesela ben burada bir elemanlı alt kümelerimi yazsam A desem A'yı seçtiğimde geriye B, C, D ve E kalır. Ya da ben buraya B yazsam arkadaşlar geriye A, C, D ve E kalacaktır. Ben buraya C yazmış olsam geriye A, B, D ve E kalmış olur. Ben buraya D'yi yazarsam geriye ne kalır arkadaşlar? A, B, C ve E kalmış olur. Ben E'yi seçersem geriye ne kalır? A, B, C ve D kalmış olur. Seçtiğim her birli bana aslında bir de dörtlü veriyor. İşte bundan ötürü 5 elemanlı bir kümeden 1 elemanlı alt kümeler oluştururken 5 gelir. Ama 5 elemanlı bir kümeden 4 elemanlı alt küme oluştururken yine 5 gelmiş olur. Ya da buradaki gibi formülüze edersek mesela n yerine 5, r yerine 1 yazacağız. Bu bize neyi verir? 5 faktöriyel bölü 5 eksi 1 4 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. Peki aynı mantıkla n'i 5 aldığımda r'yi 4 alsam ne olur? 5 faktöriyel bölü 5 eksi 4'ten 1 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Bakın bu ikisi birbirine eşittir arkadaşlar. O zaman 5'in birli kombinasyonuyla 5'in dörtlü kombinasyonu eşit oldu. 5'in ikili kombinasyonuyla 5'in üçlü kombinasyonu eşit oldu. 5'in sıfırlı kombinasyonuyla 5'in beşli kombinasyonu da birbirine eşit gelir. Çünkü 5'in sıfırlısı demek sıfır elemanlı alt küme bul demektir. Sıfır elemanlı alt küme boş kümedir, bir tanedir. 5'in beşlisi demek kümenin kendisi demektir. O da bir tanedir. Yani 5 elemanlı bir kümede 5 elemanlı alt kümeyi bir kere seçebilirsiniz. 10 elemanlı bir kümenin 10 elemanlı sadece bir tane alt kümesi vardır. Aynı mantık geçerli. Şunu da söyleyelim. Demek ki 7 elemanlı bir kümemiz olsa 7 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısıyla 7-2'den 5 elemanlı alt küme sayısı birbirine eşit gelmelidir. Çünkü 7 elemanlı bir kümeden ikiliyi seçtiğinizde bunlarla bir alt küme oluşturduğunuzda kalan 5'li de yine bir alt küme oluşturmuş olacaktır. Arkadaşlar burada da onun anlatıldığını söyleyebiliriz. N elemanlı bir kümenin alt küme sayısı demiş. Bakın sıfırlıdan başladık. Birlisi, ikilisi diye n'liye kadar gittik. İşte n'in sıfırlısı, n'in birlisi, n'in ikilisi yani bütün alt kümeler bakın. N elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı alt kümesi olabilir. Bir elemanlı olabilir. İki elemanlı olabilir. Üç elemanlı olabilir. Dört elemanlı. N eksi bir elemanlı. En sonunda n elemanlı bir alt kümesi olabilir. Buradaki bütün alt kümelerin toplamı da toplam alt küme sayısı olan 2 üzeri n'yi bize vermiş olacaktır arkadaşlar. ABC kümesinin alt kümelerini yazınız demiş. Normalde 3 tane elemanımız var değil mi? S, A'ya kaç yazabiliriz? 3 yazabiliriz. Peki bizim alt küme sayımız nasıl hesaplanıyordu? 2 üzeri kümenin eleman sayısı. Kümenin eleman sayısı 3 olduğu için 2 üzeri 3'ten bir kere bizim burada 8 tane alt küme bulmamız gerekir. Alt kümelerimizden birincisi boş küme olsun arkadaşlar. Boş kümeyi yazınca 3 elemanlı alt kümemiz olan A, B, C'yi de yazalım. Kümemizin kendisi. Bir elemanlı alt kümelerimiz olabilir. Bir elemanlı alt kümelerimizden birincisi A olsun. İkincisi B'nin kendisi olur. Üçüncüsü de C'nin kendisi gelir. Peki A'yı seçtiğimizde kalanlar nedir? B ve C'dir. B'yi seçtiğimizde kalanlar A ve C'dir. C'yi seçtiğimizde kalanlar A ve B'dir diyebiliriz. Bakın aslında arkadaşlar neyi görmüş oluyoruz? Biz boş kümeyi seçtiğimizde diğer tarafta A, B, C'yi de seçiyoruz. Boş kümede bir tane geliyor. Kümenin kendisi de bir tane geliyor. Her küme kendisinin alt kümesiydi. Peki bir elemanlı bir alt küme seçtiğimizde karşı tarafta iki elemanlı bir alt küme oluşturmuş da oluyoruz. Bir elemanlı bir alt küme seçince aynı zamanda iki elemanlı bir alt küme oluşturuyoruz. Bir elemanlı bir alt küme seçince yine iki elemanlı bir alt küme oluşturmuş oluyoruz. Bakın bir elemanlı alt küme sayımız 3 geldi. İki elemanlı alt küme sayımız da 3 gelmiş oldu. 1 artı 2 bize 3 ve 3'ü verdiği için. Yani burada 3'ün birli kombinasyonlarıyla 3'ün ikili kombinasyonlarının eşit geldiğini görüyoruz. 3'ün birli kombinasyonu 3 faktöriyel bölü 3 eksi 1'den 2 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. 3'ün ikili kombinasyonu 3 faktöriyel bölü 3 eksi 2'den 1 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bakın bunlar birbirine eşit ve bize 3'ü veriyor. O zaman bir alt küme buradan, bir alt küme buradan, 3 alt küme buradan, 3 alt küme buradan, 1 3 daha 4, 1 3 daha 4 toplamda 8 tane alt kümeye ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu sorumuzda yorumlamaya çalışalım. Bir A kümesi verilmiş. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur bu sorulmuş. A kümemizin kaç tane elemanı var? Buna bir bakalım. Bakın birinci elemanımız A, ikinci elemanımız B, üçüncü elemanımız buradaki ifadenin tamamı yani parantezle gösterilen C. Yani bunun kendisi bir eleman, buna dikkat edin. Dördüncü elemanımız da
parantez içinde gösterilen D ve E. Bakın biraz kafamız karışsın diye böyle bir gösterim olmuş. Yani bu küme ile şu küme aynı değil. Mesela ben buna ne diyeyim? B kümesi diyeyim. Çünkü farklı bir küme olacak. Şu yazdığım kümeye bakın şimdi. B kümesi diyorum. Bakın A, B, C, D ve E. Bu bambaşka bir küme. Hatta bunun kaç elemanı var? 5 elemanı var. Ama bunun 1, 2, 3, 4 tane elemanı var. Kafa karışsın diye bu şekilde söylenmiş. Mesela şuna dikkat edin. Ben şöyle demiştim ki bir kümenin içinde aynı eleman bir kere bulunacak demiştik. Mesela ben şimdi bir C kümesi yazacağım. C eşittir diyorum. A yazıyorum. B yazıyorum. C yazıyorum. D yazıyorum. Bir de şöyle bir şey yazıyorum bakın. Burada şunu söyleyemem. Bu ikisi aynı eleman diyemem. Çünkü burada dediğim gibi aslında sadece kafamız karışabilir diye şöyle bir gösterim verilmiş. Parantez içinde A diye bir eleman var. Yani bu bizim şu tek başına duran A'mızdan farklı bir eleman oluyor. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi mesela şuradaki B kümesi olsaydı elimizde. Biz şöyle derdik değil mi? Küçük A B'nin elemanıdır. Ama oluşturduğumuz şu alt kümede B'nin alt kümesidir derdik. Çünkü bu küme gösterimi. Küçük A'da bunun eleman olduğu için eleman deyince bu şekilde gösteriyoruz. Ama alt küme yaptığımızda bakın şurada alt küme işaretini kullanmış oluyoruz. Onun için bu ikisini karıştırmayacağız. Ama şuradaki C kümesine baktığımızda şimdi küçük A'mız yine C'nin elemanı. Ama biz küçük A ile oluşturacağımız bir elemanlı alt kümemizin de C'nin neyi olduğunu biliyoruz. Alt kümesi olduğunu biliyoruz. Bunun dışında şu parantez içinde A'nın kendisi de arkadaşlar eleman ya. Yani şununla şu farklı şeyler. Kafa karışsın diye o verilmiş. Bu elemanıdır ne geliyor? C geliyor. Ama bu bundan ötürü. Şu üstteki ikisi arkadaşlar şundan ötürü yazdığımız şeyler. Ama altta yazacağım şeyler en sağdaki o parantez içindeki A'dan yazacağım şeyler. Bir de ne yazabiliriz arkadaşlar? Şimdi bunun kendisi eleman ya ben bunu kümenin içine koyabilirim. Şöyle öyle değil mi arkadaşlar? Bunun da neyin alt kümesi olduğunu söyleyebilirim? C'nin. Bakın şu dıştakiler benim küme olarak yazmam gereken şeyler. Küme oluşturduğumda liste yönteminde yazdığım şeyler. Burada içeride o parantez içindeki A ne olarak verilmiş? Ekstra bir eleman olarak verilmiş. Yani şöyle verilseydi hiç kafamız karışmazdı belki. Yani şöyle deseydi. A, B, örnek veriyorum şöyle bir A verseydi. Böyle bir A verdiği zaman A bu bundan farklıdır derdik. Ama kümede kullandığımız o parantez kullanıldığı için biraz kafamız karışabiliyor. Buna dikkat etmeye çalışalım. Şimdi demiş ki küçük A, A'nın elemanıdır. Doğru, bunda hiçbir sakınca yok. Hatta bunun yanına şunu da ekleyebilir. Şöyle bir A yapıp parantez içine aldığımda artık bu bir kümedir. Küme, bu alt küme bizim A kümemizin alt kümesi olduğu için alt kümedir A yazabiliriz. Bakın elemanı tek başına gösterdiğimizde küme işaretini içine koymadığımızda eleman ile gösteriyoruz. Çünkü bu bir eleman. Ama yanına parantezleri koyduğumuz anda bu artık bir kümeye dönüştüğü için bizim burada alt kümeyi kullanmamız gerekiyor. Ama bu kümenin içinde şöyle bir eleman da olsaydı virgül hani şöyle benim sağ tarafta yaptığım gibi bir eleman olsaydı o zaman biz bunu da benim alt tarafta gösterdiğim gibi nasıl yazabilirdik? Şunu şu öyle değil mi arkadaşlar? Elemanıdır A diyebilirdik. Çünkü bunun tamamı kendi başına bir eleman geliyor. Ama burada o verilmediği için onu yazmayacağız. Şimdi F elemanı değildir A demiş. Evet yukarıda F diye bir eleman göremediğimiz için bunun ne olduğunu söyleyebiliriz? Doğru olduğunu söyleyebiliriz. Küçük A'da A kümesinin elemanıydı. Bu da doğru geldi. Bakın demiş ki bu alt kümesidir A demiş. Şimdi alt küme olması için C'nin kendi başına bir eleman olarak bulunması gerekir. Biz C elemanıdır A deriz. Bunu alt küme olarak yazdığımızda şöyle küçük c'mizi alt kümeni oluşturmak için yanına küme işaretini koyduğumuzda küme parantezlerini alt kümedir A dememiz gerekir. Ama burada verilen elemana bakarsak o parantezlerle c'nin tamamı bir eleman oluyor. Dolayısıyla bizim burada bu gösterimimiz ne gelir? Yanlış gelir. Bizim burada şunu göstermemiz gerekir. C bakın bunun tamamı bir eleman elemanıdır A dememiz gerekir. Ya da bunun etrafına yine bir küme işareti koyarız. Bakın elemanımızı bunun içine yerleştiririz. Bu alt kümesidir ne demiş oluruz? A demiş oluruz. Buraya geldiğimde aynı şey D ve E için geçerli. Burada benim elemanım şu. Sağ en üstte yazıyorum. D virgül E. Bunun kendisi bir eleman. Mesela bunu bir X gibi düşünün. Eğer burada X yazıyor olsaydı biz şöyle bir şey diyemezdik. X alt kümedir A diyemezdik. Bizim X eleman A dememiz gerekirdi. Ama burada X eleman X alt kümedir A demiş.
Eğer x alt kümedir a diyeceksek bizim şöyle göstermemiz gerekir. Bizim onu küme parantezlerinin içine koyup artık bir küme haline getirip o zaman bu a'nın alt kümesidir dememiz gerekir. Dolayısıyla biz burada bu şekilde gösteremeyiz. Bizim nasıl göstermemiz gerekir? Biz bunu eleman olarak d virgül e parantez içinde diye yazarız. Küme parantezini alıp bu artık a'nın alt kümesi olmuştur deriz. Doğru gösterimin bu olması gerekir. Şuraya baktığımızda ise arkadaşlar bizim A diye tek başına bir elemanımız var. B diye tek başına bir elemanımız var. Dolayısıyla burada A virgül B deyip alt küme oluşturup etrafına da küme işaretlerini koyduğumuzda buraya alt küme işaretini ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Yani şöyle bir küme olsaydı, farklı renkte yazalım. Tekrar söylüyorum son bir örnek olarak. Örneğin şöyle A olsaydı, bir de A çizgi olsaydı kafamız hiç karışmayacaktı. Diyecektik ki biz A, eğer bu da mesela B kümesi olsun. A'mız bir kere B'nin elemanı. A üzeri çizgimiz de B'nin elemanı. Aynı zamanda şu B'nin alt kümesi ya da şuradaki A çizgi B'nin alt kümesi diyecektik. Burada o parantezler konduğu zaman kafalar karışabiliyor. Lütfen elemana ve alt kümeye dikkat edelim. Alt kümesi dememiz için sol tarafta bir küme oluşturmamız gerekir. Ama elemanı dediğimizde elemanı tek başına sağına soluna bir şey yazmadan yapıyoruz. Konunun en başında demiştik ya, bir A elemanı bir B kümesinin elemanıysa A elemandır B denir. Ama bu bir küme değildir. Bu tek başına bir elemandır. Onun için biz burada E'yi kullanıyoruz. Ama siz bunu alt küme olarak gösterecekseniz bir elemanlı bir alt küme yazarsınız. Alt kümesidir B demiş olursunuz. Buradan da doğru durumu yakalamış olursunuz arkadaşlar. A kümesinin elemanları matematik kelimesinin harfleridir. Buna göre A kümesinin kaç alt kümesi vardır? Demiş ki bir kümede bir eleman yalnız bir kez yazılır. En başta söylemiştik. Onun için biz burada matematikte 9 tane harf var. 9 tane elemanımız olur demeyeceğiz. A kümemizi yazarken 2 tane, 3 tane, kaç tane olursa olsun bulunan harfleri bir kere yazacağız. Mesela M'yi yazacağız bir kere. A'yı yazacağız. T'yi yazacağız. E'yi yazacağız. İ ve K'yi yazmış olacağız. Bunlar matematiğin içinde bulunan farklı harfler. M'den 2 tane var, T'den 2 tane var, A'dan 2 tane var. Toplam 9 harf var ama biz onları birer kez yazdığımız için A kümesi 6 elemanlı bir küme olur. Alt küme sayısı, şimdi SA kaç geldi arkadaşlar? 6 geldi. Dolayısıyla alt küme sayımız da 2 üzeri eleman sayısı. 2 üzeri 6 yani 64 olarak bulunmuş olur. Doğru cevap D şıkkı gelmelidir. A, B, C, D, E, F kümesinin alt kümelerinden kaçında eleman olarak A bulunmaz diye sorulmuş. Arkadaşlar burada şöyle bir mantık yürütebiliriz. Mesela normalde hiç koşulumuz olmasaydı, A'yı B'yi sormasaydı bu kümenin eleman sayısı kaç geliyor arkadaşlar? 6 geliyor. 6 elemanlı bir kümeyle kaç tane alt küme oluşturabilirdik? 2 üzeri 6'dan 64 tane. Şimdi bu alt kümelerimizi düşündüğümüzde mesela A olabilir, B olabilir, AB olabilir, CD olabilir, EF olabilir. Bir sürü alt kümemiz var. 6 elemanlı bir kümenin 0 elemanlı, 1 elemanlı, 2 elemanlı, 3 elemanlı, 4 elemanlı, 5 elemanlı ve 6 elemanlı alt kümeleri vardır. Yani 7 farklı formatta diyelim. 6 bizim eleman sayımız ama sıfırla da var ya, hani sıfır boş kümede var ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar geldiğimizde 7 durum oluşuyor. 6'nın sıfırlısından 6'nın 6'lısına kadar. Arkadaşlar burada A bulunmasın diyor. Şöyle mantıklı olmaz mı? A hiç yokmuş gibi düşünsek. Yeni bir B kümesi oluştursak, bu B kümesi B, C, D, E ve F'den oluştu arkadaşlar. Bunlarla oluşturduğumuz hiçbir alt kümede ne bulunmaz? A bulunmaz. Çünkü A işin içinde hiç yok. Peki bu kümenin eleman sayısı ne? SB'miz 5. Bunlarla oluşturacağımız alt kümelerimiz o zaman ne gelir arkadaşlar? 2 üzeri 5'ten 32 tane gelir. Demek ki arkadaşlar A'yı kenara koyup oluşturduğumuz A'nın bulunma ihtimalinin olmadığı alt küme sayımız ne gelmiştir? 32. Peki A işin içindeyken toplamda biz kaç tane alt kümeye ulaşmıştık? 64. O zaman tamamı 64. A'nın bulunmadıkları 32 ise 64 eksi 32 bize neyi vermiş olacaktır? 32'yi vermiş olacaktır. Yani içinde A'nın bulunduğu 32 tane, A'nın bulunmadığı yine 32 tane alt küme vardır diyebiliriz arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız A'nın bulunduğu alt küme sayısıyla bulunmadığı alt küme sayısı birbirine ne geldi? Eşit geldi. Buradaki mantığın şu olduğunu düşünebiliriz. Normalde 6 elemanımız var. A, B, C, D, E ve F. Biz bunlarla 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 üzeri 6 tane ne oluşturuyoruz? Alt küme. 2 üzeri 6'yı 2 üzeri 5 çarpı 2 gibi düşünün. Şimdi A'nın bulunmadıkları B, C, D, E ve F ile oluşturduklarımız, bunlar da kaç tane geliyordu? 2 üzeri 5. Bakın dikkat ediyorsanız arkadaşlar, şimdi şurada
Bir tanesi 2 üzeri 5, bir diğeri 2 üzeri 6. 2 üzeri 6, 2 üzeri 5'in kaç katı? 2 katı. Yani şuradaki alt küme sayımıza biz x dersek, buradaki alt küme sayımız ne gelir? 2x gelir. 2x'ten x'i çıkarttığımızda da geriye yine ne kalmış olur? X kalmış olur. Yani bakın, tüm alt kümelerimiz 2x taneyken bir elemanı kenara koyduğumuzda oluşan alt küme sayılarımız x tane oluyor. Çünkü bir tane x ile çarpmayı azaltıyoruz. Yani 1 ikimizi oradan siliyoruz. 2'ye bölmüş gibi oluyoruz. 2x'ten x'e düşüyoruz. Bu durumda şunu söyleyebiliriz. Bir kümede, örneğin bu kümede olduğu gibi, A'nın bulunduğu alt küme sayısıyla A'nın bulunmadığı alt küme sayısı eşit gelecektir. Aynı mantığı şuradan da yürütelim. Mesela şu BCDEF ile yazdığımız alt kümelerimiz 32 tane gelmişti ya. Düşünün mesela bunlar ne olabilir? B olabilir. Alt küme olarak C olabilir. BCD olabilir. Bunları yazdığımızda kaç tane geliyormuş? 32 tane. Peki ben bunların her birinin yanına A eklesem. Mesela B virgül A. A eklesem C virgül A. A eklesem B, C, D, A desem. Ya da bunların bir tanesi de boş kümedir. Boş kümeye A ekleyince A'nın kendisini bulurum. İşte oluşturduğum bu alt kümeler bu tarafta da 32 tane. Yanlarına A eklediğimde bulduklarım da 32 tane olacaktır. Dolayısıyla A'nın bulundukları ile bulunmadıkları birbirine ne gelir? Eşit gelir. Çünkü A'nın bulunmadıklarının yanına eklediğim her A aslında A'yı içeren bir alt küme olur. İşte bundan ötürü bize böyle bir şey verildiğinde bir eleman üzerinden yorum yapıyorsak o elemanın bulunduğu alt küme sayısıyla o elemanın bulunmadığı alt küme sayısı birbirine eşittir diyebiliriz. Arkadaşlar burada da eleman sayımız 6 idi. 2 üzeri 6'dan 64 tane alt kümemiz vardı. Bu 64 tane alt kümenin yarısında A bulunur, yarısında bulunmaz. Yarısında D bulunur, yarısında bulunmaz. Yarısında F bulunur, yarısında bulunmaz diye hepsi için bunu genelleyebiliriz. Önemli bir özellik bize hız katacaktır. Aklımızda kalsın arkadaşlar. Bakın burada da 6 elemanlı bir A kümesi verilmiş. Bu kümenin alt kümelerinden kaçında eleman olarak 3 bulunur diye sorulmuş. Aslında az önceki sorumuzun aynı mantığı. Bulunurla bulunmazın aynı geleceğini biliyoruz. Buradaki eleman sayımızın 6 olduğunu görüyoruz. SA eşittir 6 diyelim. O zaman burada oluşturacağımız toplam alt küme sayımız 2 üzeri 6'dan 64'tür. 64 bölü 2'den arkadaşlar ne demiştik? 32 tanesinde 3 elemanı bulunur. Yine 64 bölü 2'den diğer 32 tanesinde de 3 eleman olarak bulunmaz. Aradığımız cevabın D şıkkı gelmesi gerekir. Kısaca tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bakın elimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. Biz 3'ü kenara koyunca elimizde 1, 2, 4, 5, 6 kalıyor. 1, 2, 4, 5, 6 ile oluşturacağımız alt kümelerimiz 2 üzeri 5'ten kaç gelmiş oluyor? 32 gelmiş oluyor. Toplamda da 64 tane alt kümemiz vardı. 32 tanesinin hiçbirinde 3 bulunmayacağına göre kalan 32 tane de 64 eksi 32'den diğer 32 tane de kesinlikle 3'ün bulunacağını söyleyebiliriz. Buradaki temel bakış açımız şöyle olursa süper olur. Mesela 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5, 6 ile oluşturacağımız alt kümelerden bir tanesini yazayım. Mesela 1 olur. Parantezi kapatmıyorum. 2 olur. İşte ne olabilir? 3, 4, 3'ü kullanmayacaktık. Özür dilerim. Ne olabilir başka? Örneğin 4, 5 olur. Ya da 1, 2, 6 olur. Bunun gibi alt kümeler. Şimdi biz bunların sayısını, parantezi kapatayım şöyle. Önce kapatmadan anlatayım değil mi? Kapatmış olalım. Bunların sayısının kaç olduğunu biliyoruz. Boş kümemiz var. 32 tane olduğunu biliyoruz. Bunların hiçbirinde 3 yok. Bu oluşturduklarımın her birinin yanına 3'ü ekleyin. Bu sefer de içinde 3 bulunanları bulmuş oluruz. Boş kümenin yanına 3'ü ekleyince işte size alın yeni bir alt küme. 1'in yanına 3'ü ekleyince 1 ve 3'ten oluşan alt küme. 2'nin yanına 3'ü ekleyince 2 ve 3'ten oluşan alt küme. 4, 5'in yanına 3'ü ekleyince 4, 5, 3'ten oluşan alt küme. 1, 2, 6'nın yanına 3'ü ekleyince 1, 2, 6, 3'ten oluşan alt küme diye hepsini yazmış oluruz. Soldakilerin sayısıyla sağdakilerin sayısı birbirine ne gelecektir? Eşit gelecektir. Zaten soldakilerin yanına 3'ü ekleyerek oluşturduğum için. Dolayısıyla bu 64 tanenin yarısında 3 bulunur, yarısında 3 bulunmaz. Bunu anlarsak, bunu kavrarsak bize hız katar diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama temel mantıkta da burada 2 üzeri 6'dan 64 tane alt kümemiz var. 3'ü kenara koyduk. Kalan 5 elemanla oluşturacağımız 2 üzeri 5'ten 32 tane alt kümemiz var. Bu 32'de 3 hiç yok. O zaman 64 eksi 32'den kalan 32 tanenin her birinde de 3 gelecektir demiş olalım. Doğru cevap da D gelmiş olsun. Ama dediğim gibi bu tek eleman üzerinden hesap yaptığımızda
O tek elemanın bulunduğu alt küme sayısıyla bulunmadığı alt küme sayısının eşit geleceğini şu solda anlattığım yöntemle kavramak önemli. Bu şekilde kavrarsak daha hızlı çözüm yapmış oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi 7 elemanlı bir küme verilmiş. Bu kümenin alt kümelerinden kaçında eleman olarak A bulunur, B bulunmaz diye sorulmuş. Bir kere B bulunmaz dediği için ben genel mantıkta hemen şöyle B'yi bir çiziyorum arkadaşlar. B kesinlikle olmayacak. B'yi kenara attıktan sonra oluşan yeni bir kümemiz olsun. Bu kümemiz ne oldu arkadaşlar? A, C, D, E, F ve G'den oluşan 6 elemanlı bir küme oldu. Aslında bu 6 elemanlı kümeyi yakaladıktan sonra bu sorumuz bizim az önce çözdüğümüz sorularımızdan bir farkı kalmadı. Çünkü bu 6 elemanlı küme ile oluşturacağımız alt kümelerin kaçında A bulunur diye sorduğunda burada 6 eleman olduğu için 2 üzeri 6'dan 64 tane alt küme gelir. 64 bölü 2'den 32 tanesinde A bulunur. 64 bölü 2'den kalan 32 tanesinde A bulunmaz demiştik. Az önce anlatmıştık. Doğru cevabımız ne gelecektir? D şıkkı 32 gelecektir. Önemli olan burada B'yi kenara koyduk. Onu hiç işin içine katmadık. A bulunsun, B bulunmasın dendiği için. Ya da bunu yaptıktan sonra şurada oluşturduğumuz B kümesinin 6 elemanı var. 2 üzeri 6'dan 64 tane alt kümesi var. Biz kaç tanesinde A bulunur diye arıyoruz. Dedik ki A'nın bulunmadıklarına bakalım. A'nın bulunmadıklarına bakmak için A'yı kenara koyarız. Kalan elemanlarımız C, D, E, F ve G gelir. Bunlarla 2 üzeri 5'ten 32 tane alt küme oluştururuz. Bunların hiçbirinde A yoktur. Toplam 64 tane alt kümenin 32'sinde A yoksa 64 eksi 32'den 32 tanesinde de A vardır demiş oluruz. Doğru cevabı yine 32 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi bize iki tane küme verilmiş. Buna göre demiş A kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi B kümesini kapsar diye sorulmuş. Biraz daha sorumuz süslenmiş. Zaten B kümesinin elemanlarından 1 A'da da var. 2 A'da da var. 3 A'da da var. 4 A'da da var. B'den seçtiğimiz her eleman A'nın da elemanı olduğu için bir kere B'nin A'nın alt kümesi olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Ya da A kapsar B şeklinde de yazabiliriz arkadaşlar. Bunları söylemiştik. Şimdi A'nın alt kümelerini yazacağız. Kaç tanesi B'yi kapsar diyor. Yani o yazdığımız alt kümelerin kaçına baktığımızda B yine onun da alt kümesi olur. Mesela ben buradan bir alt küme yazayım. C kümesi olsun. Örneğin bakın 1, 2, 3, 4, 5 dediğimde B'nin buradaki C kümesinin de alt kümesi olduğunu görüyoruz. B, C'nin alt kümesi. C de A'nın alt kümesi olunca otomatikman B, A'nın alt kümesi geliyordu. Ama bir de D kümesi yazayım yine A'nın alt kümelerinden. 1, 2, 3, 6 demiş olayım. Bakın burada B'miz D'nin alt kümesi gelmez. Çünkü B'de 4 elemanına baktığımızda bu 4 sayısının D'de bulunmadığını görüyoruz. O zaman B, D'nin neyi olmaz? Alt kümesi olmaz arkadaşlar. Ama buraya baktığımızda B'nin, C'nin alt kümesi geldiğini görmüş oluyoruz. Bence burada mantığımız şu olmalı. Bir kere oluşturacağımız kümelerin B'yi kapsamasını istiyoruz. Oluşturacağımız kümeleri alt kümelerden bir tanesini şöyle yazayım ben. 1'i yazayım, 2'yi yazayım, 3'ü yazayım ve 4'ü yazayım. Bunlar kesin olsun ki biz bunların yanına hangi elemanı koyarsak koyalım. Zaten şu 1, 2, 3, 4 bize B'yi vereceği için oluşacak bu büyük kümemiz kesinlikle B'yi kapsar. Çünkü biz 1, 2, 3, 4'ü zaten oluşturacağımız kümenin içine koyduk. B'yi oraya ittik. Bunun yanına ne koyarsak koyalım artık oluşacak kümenin içinde B olur. Hiçbir şey bile koymasak, boş küme bile olsa 1, 2, 3, 4 kümesi gelir. Ve bu 1, 2, 3, 4 kümesi zaten B'nin kendisi olduğu için B'yi kapsamış olur. Çünkü her küme kendisinin alt kümesiydi. O zaman 1, 2, 3, 4'ü kesinlikle yazdık. Bunun yanına kalan şuradaki 3 elemanla yazacağımız herhangi bir alt küme bize B'yi kapsayan bir alt küme verecektir. Mesela ben bunun yanına sadece 5 yazmış olsam 1, 2, 3, 4, 5 B'yi kapsar mı? Kapsar. 5 değil de sadece 6 yazmış olsam 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4'ü yani B'yi kapsar mı? Kapsar. Peki bunun yanına ben boş kümeyi yazsam yani hiç eleman yazmamış olsam oluşan küme 1, 2, 3, 4'ün kendisidir. B'yi kapsar mı? Evet kapsar. O zaman temel mantık elimizdeki 5, 6 ve 7 ile kaç tane alt küme oluşturup buraya yazarsak yazalım, burada oluşacak büyük küme B'yi kapsayacaktır. Peki biz 5, 6, 7 ile kaç farklı alt küme oluşturabiliriz? 2 üzeri 3'ten 8 tane alt küme oluşturabiliriz. İşte bu oluşturduğumuz 8 alt küme oluşacak büyük küme ile B'yi her zaman ne yapmış olacaktır? Kapsamış olacaktır arkadaşlar. Mesela bunlardan biri şudur. 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır değil mi? Bakın bu B'yi kapsar. Ya da bunlardan biri 1, 2, 3, 4,
6, 7'dir. Bakın bu da B'yi kapsar. Yazdığımız, şurada oluşturduğumuz 5, 6, 7 ile oluşturduğumuz her küme yanında 1, 2, 3, 4 olduğu için 1, 2, 3, 4'ü yani B'yi kapsayacaktır. 3 elemanla da 2 üzeri 3'ten 8 farklı alt küme oluşturacağımız için burada aradığımız cevabın C şıkkı 8 gelmesi gerekir. Kümeleri veriliyor. Buna göre A kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi B kümesini kapsar ancak C kümesini kapsamaz. Şimdi az önce söyledik. Bir kere B kümesini kapsaması için oluşturacağımız kümeleri şöyle temsil olarak yazalım. Kesinlikle benim buraya 4'ü, 5'i, 6'yı yazmam gerekiyor. Bunun yanına artık ne eklersem ekleyeyim. Burada oluşacak D kümesi diyelim buna da. Bu D kümesi kesinlikle neyi kapsayacaktır? B'yi kapsayacaktır. Boş küme bile olsa kümemiz 4, 5, 6 olur. 4, 5, 6 da 4, 5, 6'yı kapsar. Hiç sorun yok. Tamam, bunda sorun yok. O zaman ben şu 4'ü, 5'i, 6'yı yazdım. Kalan 3 burada, 3 de burada 6 elemanım var. 6 elemanımla şuraya kaç tane alt küme yazarsam yazayım bu benim B'mi kapsayacaktır. Ama demiş ki C'yi kapsamasın demiş. C'yi kapsamasın. Şimdi C'yi kapsamayacaksa arkadaşlar o 7, 8, 9'un aynı anda buraya ne yapması gerekiyor? Gelmemesi gerekiyor. Yani 7, 8, 9'un 3'ünün birden bulunmaması gerekiyor. Bir tanesi bile olmasa zaten C'yi kapsayamayız. Ama 3'ü birden olursa C'yi kapsamış oluruz. O zaman ben şöyle yapacağım. 4, 5, 6'yı yazdım. Hiç C falan olmasaydı, kafamız karışmasaydı deseydik ki A kümesinin kaç tane alt kümesi burada B'yi kapsar deseydik. Az önce yaptığımız gibi ne diyecektik arkadaşlar? 4, 5, 6'yı kesin yazarız. Kalan 3 eleman burada, 3 eleman burada. 6 elemanla istediğimiz kadar alt küme oluştururuz. Oluşanların hepsi B'yi kapsar deriz. Peki biz 6 elemanla burada kaç tane alt küme oluşturabiliriz? 2 üzeri 6'dan arkadaşlar 64 tane alt küme oluşturabiliriz. Oluşturduğumuz her alt kümenin içinde zaten 4, 5, 6'da yanlarına yazılacağı için oluşan bütün alt kümeler B'yi kapsayacaktır. Ama C'yi kapsamasın diyor. O zaman gelin şöyle yapalım. Biz hem B'yi hem C'yi kapsayanları bulalım. Onları bu 64 taneden çıkartalım. Şimdi de o zaman hem B'yi hem C'yi kapsayanları yazacağım. O zaman işin içinde B'yi kapsaması için bir kere 4, 5, 6 kesin olmalı. 7, 8, 9 da olsun ki C'yi de kapsamış olalım. Şimdi bunları yazdıktan sonra geriye sadece 1, 2, 3 kalıyor. O zaman benim 1, 2, 3 ile buraya yazacağım her alt küme aynı zamanda neyi kapsamış olacaktır arkadaşlar? C'yi kapsamış olacaktır. Peki 1, 2, 3 elemanlarıyla ben buraya kaç farklı alt küme yazabilirim? 2'nin küpünden 8 tane. Yani şuradaki 64 tane alt kümenin 8 tanesi ne yapıyormuş arkadaşlar? Aynı zamanda C'yi de kapsıyormuş. Bakın tekrar söylüyorum, o 64 tane alt kümeden 8 tanesi aynı zamanda neyi kapsıyormuş? C'yi de. E ben bunu istemiyorum. O zaman 64 eksi 8'den kalan 56 tanesi B'yi kapsar ama neyi kapsamamış olur? C'yi kapsamamış olur. Doğru cevabın D şıkkı gelmesi gerekir. Bir A kümesinin eleman sayısı 2 azaltıldığında bu kümenin alt küme sayısı önceki alt küme sayısına göre 48 azalmaktadır. A'nın başlangıçtaki eleman sayısı kaçtır? Baştaki eleman sayımızı bir klasik olarak N ile almış olalım. Bu durumda oluşacak alt küme sayımız 2 üzeri N'ye gelecektir. Eleman sayımız 2 azaltıldığında artık N-2'ye düşeriz. N-2 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı da 2 üzeri N-2 gelmiş olur. İşte bu ikisinin farkı kaçmış? 48'miş. Çünkü 48 azalma var. Yani biz 2 üzeri N'den 2 üzeri N-2'yi çıkarttığımızda kaça ulaşmamız gerekir? 48'e ulaşmamız gerekir arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım. Ben 2 üzeri N'yi 2 üzeri N-2 çarpı 2'nin karesi diye yazayım. Kuvvetleri toplayınca 2 üzeri N gelir. Burası 2 üzeri N-2 olsun. Bu farkın 48 olduğunu biliyorum. 2 üzeri N-2 çarpı kaç var burada? 4. Yani burası 4 tane 2 üzeri N-2 eksi yan tarafta 1 tane 2 üzeri N-2. 4 tane 2 üzeri N-2'den 1 tane 2 üzeri N-2 çıkarsa 3 tane 2 üzeri N-2 kalır. Bakın bu da kaça eşitmiş arkadaşlar? 48'e. 48, 3 sadeleştirdik. Burada 16 kaldı. Bu durumda 2 üzeri N-2'miz 16 oldu. 16 da 2 üzeri 4'tür. Tabanlar aynı, üstler de aynı olmalı. N-2 eşittir 4'ten N'imiz 4 artı 2 yani 6 olarak gelmiş olacaktır. Başlangıçtaki eleman sayımızda N olduğu için doğru cevabın 6 olması gerekir arkadaşlar. Bakalım bu sorumuzda nelerden bahsedeceğiz? 6 elemanlı bir A kümesi verilmiş. Bunun alt küme sayısı sorulmuş. N elemanlı bir kümenin
Alt küme sayısı 2 üzeri n ile bulunuyordu. Cevabımız 2 üzeri 6 gelecektir. Yani 64 gelmiş olacaktır. İki elemanlı alt küme sayısı sorulmuş. Anlatmıştık birkaç sayfa önce. Kombinasyon kullanacağımızı söylemiştik. 6 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı soruluyorsa bu bize 6'nın ikili kombinasyonu soruluyor demektir. 6'nın ikili kombinasyonu da 6 faktöriyel bölü 6 eksi 2'den 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel gelir. Bunu biz 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel diye yazalım. Alt tarafı da 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diye yazalım. Bunlar gidince 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den kaç gelmiş olsun? 15 gelmiş olsun. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Aslında ben bunu kombinasyonda yine anlatmıştım ama 6'nın ikili kombinasyonu deyince aslında cevap şu geliyor. 6 çarpı 5, 6'dan itibaren 2 sayı yazıyorsunuz. Bölü 1'den itibaren de 2 sayı yazıyorsunuz. 1 çarpı 2 yani 2 çarpı 1. Bu da bize kaçı veriyor? 15'i. Mesela 6'nın üçlü kombinasyonu deseydi 6'dan itibaren 3 sayı 6, 5, 4 bölü 1'den itibaren 3 sayı 3, 2, 1. Bu da bize neyi verecektir arkadaşlar yine? Bakayım 20'yi vermiş olacaktır. Hani mantığımız şu. Şimdi mesela 7'nin üçlü kombinasyonu deyince 7 faktöriyel bölü 7 eksi 3'ten 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel diyoruz ya. 7 faktöriyeli 7, 6, 5 çarpı 4 faktöriyel diye yazıyorum. Alt taraf 4 faktöriyel çarpı 3, 2, 1 geliyor. Yani şuradaki 4 faktöriyel birbirini götürüyor. 7'nin üçlü kombinasyonu deyince 7, 6, 5 bölü 3, 2, 1 kalıyor. 7'nin dörtlü kombinasyonu dese aslında 7'nin dörtlü kombinasyonunda 7'nin üçlü kombinasyonun eşit olduğunu söylemiştik. Yine aynı hesap olur. Ama dediğim gibi yaparsak 7, 6, 5, 4 gelir. 4 sayı yazdım. Alt tarafta da 1'den itibaren 4 sayı geleceği için 4, 3, 2, 1. Bakın 4'ler birbirini götürüyor. Az öncekiyle aynı durum geliyor. Bu da bize sanırım 35'i veriyor zaten. Dolayısıyla bu bize hız katacaktır. Mesela 10 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı kaç alt kümesi var dendiğinde 10 çarpı 9 bölü 2 çarpı 1 diyebilirsiniz. 10 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır dendiğinde 19, 8, bakın 3 elemanlı deyince 3 tane yazdım, bölü 3, 2, 1 yazabilirsiniz. 10 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümeleri kaç tanedir dediğimizde, pardon 7 elemanlı alt kümeleri kaç tanedir dediğimizde 10'un 7'lisiyle 10'un üçlüsü eşit geleceği için orada da 10'dan başlayıp 7 tane yazmamıza gerek yok. Yine 19, 8 bölü 3, 2, 1 yazarak aynı sonucu elde edebilirsiniz arkadaşlar. Burada en az 2 elemanlı alt küme sayısı kaçtır demiş. En az 2 elemanlı deyince neyi anlayacağız? O zaman 2 elemanlı olabilir, 3 elemanlı olabilir, 4 elemanlı olabilir, 5 elemanlı olabilir, 6 elemanlı olabilir. Biz bunu nereden hesaplıyorduk? 6'nın ikilisi artı 6'nın üçlüsü artı 6'nın dörtlüsü artı 6'nın beşlisi artı 6'nın altılısı bunu soruyor. Şurada da en çok 2 elemanlı diyor. O zaman da 2 elemanlı, 1 elemanlı, 0 elemanlı olabilir. Yani 6'nın ikilisi artı 6'nın birlisi artı 6'nın sıfırlısında buradan istendiğini söylemiş olacağız arkadaşlar. Peki tek tek hesaplayacağız mı? Tabii ki olabilir ama bence şöyle yapalım. Normalde bizim toplam alt küme sayımız neydi? 2 üzeri 6'dan 64'tü. Örneğin şu en çok 2 elemanlı da daha az işlem yapıyoruz. Bence bunu hesaplayalım. Şimdi 6'nın sıfırlısı ne gelecek? Sıfırların boş küme olduğunu söylemiştik. 1 gelmiş olacak. 6'nın birlisi 6 elemanın içinden 1, 1 kaç farklı seçim yapabiliriz? 6 tane. 6'nın ikilisi de buradaki yöntemimizde hesaplayalım. 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den 15 gelmiş olsun. 15 artı 6 artı 1. Bize kaçı verdi? 22'yi. Demek ki bizim 6 elemanlı bir kümemizin en çok 2 elemanlı 22 tane alt kümesi varmış. En çok 2 elemanlı 22 taneyi bulduk. Bize en az 2 elemanlıyı sormuştu. En az 2 elemanlıya bakarsanız 6'nın ikilisinden başlamışız. Kaça kadar gitmişiz? 6'nın altılısı. Aslında bunların yanında 6'nın birlisi olsa, bir de bunun yanında 6'nın sıfırlısı olsa bunların toplamı bütün alt kümelerimizi veriyordu. Bütün alt küme sayımız kaçtı? 2 üzeri 6'dan 64'tü. Bu 64'ün içinden şu maviyle yazdıklarımı çıkartırsak geriye kalanları bulmuş oluruz. 6'nın sıfırlısı 1, 6'nın birlisi 6, toplamları 7 yapar. O zaman 64 eksi 7'den 57 olarak en az 2 elemanlı alt küme sayımızı da bulmuş oluruz arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz en az 2 deyince 2, 3, 4, 5, n'e kadar gidiyoruz. En çok 2 deyince de 0, 1, 2 ile sınırlamış oluyoruz. Arkadaşlar bazen böyle tamamından çıkartmak daha kolay oluyor. Buna da dikkat etmiş olalım. 6 elemanlı bir kümemiz verilmiş. 4 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde E elemanı bulunur diye sorulmuş arkadaşlar. Aslında bunun benzer mantığını anlatmıştık ama yine şöyle yapalım. Şimdi A şıkkını çözüyoruz. Şimdi 4 elemanlı alt kümeler oluşturacağız ya. Bir kere E bulunsun diyoruz. E'yi buraya yazdık. E'nin yanına 1, 2,
3 tane daha eleman seçeceğiz arkadaşlar. 3 eleman. Burada sıralama falan yapmıyoruz. Sadece eleman seçiyoruz. Dediğim gibi şu ikisi aynı kümedir. A, B yazmakla bunların yeri değişince B, A yazmak aynı şeydir. Yani bizim buraya E, F, C, D yazmamızla ne yazmamız aynı şeydir? F, C, D, E yazmamız aynı şeydir. Bunlar birbirine eşit kümelerdir. Şimdi biz burada E'mizi zaten yazdık. E kesin bulunsun diyoruz. E'nin dışında kalan 1, 2, 3, 4 bir de buradan 5 elemandan kaç tane seçeceğiz buraya? 3 tane daha seçeceğiz. Yani biz aslında kalan elemanlarımız var ya A, B, C, D ve F. Bunun içinden kaçlılar seçmek istiyoruz aslında? Üçlüler. Bunun içinden üçlüler seçmek demek 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümelerini bulmak demektir. Evet. Bu 5'in üçlü kombinasyonu mudur? Evet. Peki 5'in üçlü kombinasyonunu nasıl yapacaktık? 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3'ten 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Buradan hesaplarız ama ben demiştim ki 5'in üçlüsü 5'in kaçlısına eşitti? 5'in ikilisine. Çünkü 3 ile 2'nin toplamı 5 yapıyordu. Üçlü seçmekle ikili seçmek aynı şeydi. O zaman siz burada 5 faktöriyel bölü 5 eksi 2'den 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel hesaplayabilirsiniz. Bakın ikisi aynı şey. Ya da ne demiştim arkadaşlar? 5'in üçlüsü 5'in ikilisi demek. 5'in ikili kombinasyonu nasıl hesaplıyorduk? 5'ten itibaren 2 sayı yazın. 1'den itibaren de 2 sayı yazın. 20 bölü 2'den kaça ulaşmış olun? 10'a. Demek ki benim burada arkadaşlar içinde E elemanının kesinlikle bulunduğu 4 elemanlı alt kümelerimin sayısı 5'in ikili kombinasyonundan kaç gelmiş olacaktır? 10 gelmiş olacaktır. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi 4 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde B bulunur, F bulunmaz demiş. Aynı mantık. Kümemi yazdım. B bulunsun istiyorum. Yanına yine 3 tane eleman yazacağım arkadaşlar. Bunların sırası önemli değil. Değil mi? Sıralama falan yapmıyoruz. Sadece seçim yapıyoruz. Burada B'yi yazacağız. Zaten B'yi kenara koyduk. Bunu yazdık. Bunun dışında yine 5 eleman kalıyor. Ama F bulunmasın demiş. O zaman F'yi hiç almayacağım. O zaman F dışında B'yi zaten yazdım. F dışında ne kalıyor geriye? A, C, D ve E kalıyor. Bu sefer de buradaki 4 elemanlı kümeden yine kaç elemanlı alt kümeler seçeceğim? 3 elemanlı ki biri B, 3 de yanına gelince toplam 4 olsun. Burada da 4'ün üçlü kombinasyonunu yapacağım. 4'ün üçlü kombinasyonu neye eşitti? 3 artı 1, 4 olduğu için 4'ün birli kombinasyonuna. 4'ün içinden birli seçmek de 4 farklı şekilde olacağı için ben buraya kaç farklı durumun geleceğini söylemiş olacağım? 4 farklı durumun geleceğini söylemiş olacağım. Yani bu kümemizin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde B bulunur, F bulunmaz dendiğinde doğru cevabın 4 geldiğini söylemiş olacağız. Yine söylüyorum 4'ün üçlüsünü yazalım isterseniz. 4 faktöriyel bölü 4 eksi 3 1 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel bize yine kaçı vermiş olur? Zaten 4'ü vermiş olur. Ama şöyle iyice kavrayıp ilerlersek daha iyi. Yani 5'in ikilisini bulmakta 5'in üçlüsünü bulmak aynı şey. 6'nın dörtlüsünü bulmakta 6'nın ikilisini bulmak aynı şey. 7'nin ikilisini bulmakta 7'nin beşlisini bulmak aynı şey. 7'nin ikilisini ararken 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1 yazalım. Bunlar bize hız katacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Farklı kalemle yapalım. Şuraya bakıyoruz. 4 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde A ve B birlikte bulunur? Aynı mantık. A'yı yazdık, B'yi yazdık. Bunların yanına 2 tane eleman seçeceğiz. A ve B'yi yazdıktan sonra geriye C, D, E ve F kalıyor. Buradan seçtiğimiz her ikiliyi biz buraya yazdığımızda 4 elemanlı bir alt küme elde etmiş oluruz. 4'ün ikilisini arıyoruz. Nasıl hesaplayacaktık? 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1. 12 bölü 2'den bize 6'yı verir. Doğru cevabın 6 gelmesi gerekir arkadaşlar. Sonuncuya bakalım. 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde A veya B elemanı bulunur? A veya B deyince arkadaşlar şunu anlamamız gerekir. A'da bulunabilir tek başına. B de bulunabilir. İkisi birlikte de bulunabilir. Şimdi A'nın bulunduklarını bulacağız. B'nin bulunduklarını bulacağız. İkisinin bulunduklarını bulacağız. Bunun yerine şöyle yapalım mı? Normalde hiç koşulumuz olmasaydı. 6 elemanlı bu kümemizden kaç tane 4 elemanlı alt küme oluşturduk? Bunu bir bulalım. 6'nın dörtlüsü. 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisine eşitti. 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den kaç gelecektir? 15. Yani benim bu 6 elemandan oluşturabileceğim 4 elemanlı alt kümelerin sayısı 15'tir. Ben A veya B bulunsun diyorum ya. A veya B deyince bakın A tek başına olur. B olmayabilir. Mesela A, C, D olur. A, C, D, E olur. B tek başına olabilir. B, C, D, F gibi mesela. Ama A ve B de birlikte bulunabilir. Şu üstte yazdığım gibi. O zaman ben ikisinin birden kenara koyayım. Bunlar dışında oluşturulabilecek alt kümelere bir bakayım. İkisini birden kenara koyduğumda geriye zaten ne kalır? C kalır, D kalır, E kalır ve F kalmış olur arkadaşlar. Bu C, D, E, F zaten 4 eleman. Benim bunlarla oluşturabileceğim 4 elemanın alt küme sayısı kaç gelir? 1. Yani bunun kendisi gelir. 4'ün dörtlüsünden 1. Yani A veya B'nin bulunmadığı
4 elemanlı alt küme sayım zaten kaç geliyor? 1 geliyor. Bunun dışındakilerde kesinlikle ya A bulunur, ya B bulunur, ya ikisi birlikte bulunur. Toplamda 15 tane 4'lü alt kümem vardı. Bir tanesinde A veya B'den hiçbiri bulunmuyor. O zaman 15-1'den 14 tanesinde A'nın, B'nin ya da ikisinin birlikte bulunacağını kesinlikle söyleyebilirim arkadaşlar. Bakalım bu sorumuzda ne demiş? 2 elemanlı alt küme sayısı ile 5 elemanlı alt küme sayısı birbirine eşit olan A kümesinin en çok 3 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır? Bir kere en çok 3 elemanlı deyince N'in üçlüsü girer, artı N'in ikilisi girer, artı N'in birlisi girer, artı N'in sıfırlısı girer işin içine. Çünkü en çok 3 demişiz. En az da zaten 0 olur, boş küme olur. 0 elemanlı alt küme. 0'dan 3'e kadar gitmiş olduk. Önemli olan burada N'i bulabilmek. Bence onu artık rahatlıkla yakalayabiliriz. 2 elemanlı alt küme sayısı ile 5 elemanlı alt küme sayısı birbirine eşit olan A kümesinin 2 artı 5'ten kaç elemanın olduğunu söyleyebiliriz? 7 eleman. Çünkü 7 elemandan ikili seçtiğimizde kalan 5'liler de başka bir alt kümeyi oluşturuyordu. 7'nin ikilisi 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldi. 7'nin 5'lisi 7 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 5 faktöriyeldi. Bu ikisi birbirine eşit olduğu için arkadaşlar eğer bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısıyla 5 elemanlı alt küme sayısı eşitse o kümenin 7 elemanlı olması gerekir. Demek ki bizden ne isteniyor? 7'nin üçlüsü artı 7'nin ikilisi artı 7'nin birlisi artı 7'nin sıfırlısı isteniyor. 7'nin üçlüsü yöntemimiz neydi? 7, 6, 5 bölü 3, 2, 1. Bakın 3 tane yazdık, 3 tane yazdık. Artı 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1. 7'nin birlisi artık onu anladık 7. 7'nin sıfırlısı da boş kümeyi temsil ediyor 1. Buradan kaç gelir? Şunlar giderse 35 gelir. Buradan 42 bölü 2'den 21 gelir. Buradan 7, buradan da 1 gelmiş olur. 35, 21 daha 56 yapar. 7 daha 63, 1 daha bize 64'ü verir. Doğru cevabın 64 olması gerekir arkadaşlar. Burada bir şey söyleyeceğim. Tabii biz 64'ü hesapladık, sorun yok ama. Şimdi 7 elemanlı bir küme olunca onun içinde kaç farklı alt küme oluşuyordu? Hani kaç farklı derken ya 0 elemanlı, ya 1 elemanlı, ya 2 elemanlı, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7. Yani 8 durum oluşuyordu 0'da işin içine kattığımız için. Peki şunu hatırlıyor muyuz? 7'nin sıfırlısı zaten neye eşitti? 7'nin 7'lisine. 7'nin birlisi neye eşitti? 7'nin 6'lısına. 7'nin ikilisi neye eşitti arkadaşlar? 7'nin 5'lisine. 7'nin 3'lüsü neye eşitti? 7'nin 4'lüsüne. Bunların hepsinin toplamı. 7'nin 0'lısından 7'nin 7'lisine kadar olan toplam bize 7 elemanlı bir kümenin alt küme sayısını vermez mi? Yani kaçı verir? 2 üzeri 7'den 128'i verir. Bunlar birbirine eşitse arkadaşlar dikkat edin şu soldakiler bizden istenen toplam bakın. Ben buradaki toplama x desem buradaki toplamda ne gelir? X gelir. Biz bu ikisinin toplamının kaç olduğunu biliyoruz. 128. 2x eşittir 128'den. X'imiz 128 bölü 2 yine 64 olarak bulunmuş olur. Bu da aklımızın bir köşesinde dursun arkadaşlar. Bakın demiş ki bir özellik vermişiz burada. Aynı elemanlardan oluşan kümelere eşit kümeler denir. A ve B eşit kümeler ise A eşittir B şeklinde. Eşit kümeler değilse A eşit değildir B şeklinde gösterilir demişiz. Ben kısaca zaten söylemiştim bunu bir sorunun içinde. Bakalım ne diyor burada? Bir A kümesi bir B kümesi verilmiş. Bunlar eşit kümeler olduğuna göre AB çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Zaten A'nın iki tane elemanı var. Birisi 3, birisi A artı 1. B'nin de iki elemanı var. Birisi 4, birisi B eksi 1. Bunlar eşit kümelerse elemanlarının aynı olması gerekir. Burada 3 yazıyor, burada 4 yazıyor. Bunlar farklıysa şu çapraz duranların bence aynı gelmesi gerekir. Yani burada B eksi 1'imizin 3, A artı 1'imizin de 4 olması gerekir ki A ve B kümeleri birbirine eşit gelsin. Buradan B'miz 4 gelir. A'mız da 3 gelmiş olur. Bakın burada A yerine 3 yazarsanız buradaki kümemiz 3 ve 4 elemanlarına sahip olur. B yerine 4 yazarsanız bu da 4 eksi 1 3 geldiği için buradaki kümemiz de 4 ve 3'e sahip olur. Bunlar eşit küme gelir. B 4 A 3 olduğu için çarpımları da 3 kere 4'ten bize 12'yi verecektir arkadaşlar. Evet bakın 3 tane küme verilmiş. Bu kümelerden bu kümelerin eşit kümeler olup olmadıklarını inceleyiniz denmiş. A kümesine baktığımızda A'yı oluşturan x'lerin 10'dan küçük olduğu söylenmiş. Aynı zamanda da doğal sayı olması gerektikleri söylenmiş. O zaman biz burada 10'dan küçük doğal sayılarımızı yazacağız. Yazalım arkadaşlar. 0'dan başlayacaktır. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9'un geleceğini
söyleyebiliriz. B kümesine baktığımızda bu da öyle y'lerden oluşuyormuş ki arkadaşlar y'lerimiz 0 ile 9 arası, 0 ile 9'a eşit de olabilir. Aynı zamanda tam sayı olsun denmiş. O zaman bu kümemizde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'dan oluşacaktır. C kümesine baktığımızda arkadaşlar o da öyle z'lerden oluşuyormuş ki bu z'ler eksi 1 ile 10 arasında reel sayıymış. Mesela bu aralıkta biz kaçı alabiliriz? Eksi 1 bölü 2'yi alabiliriz reel sayı dediği için. 0 alabiliriz. Yani bütün elemanları değil. Bazılarını yazacağım sonsuza kadar gidecek. Çünkü reel sayı dediği zaman eksi 1 ile 10 arasında sonsuz tane sayı vardır. Yani mesela ne gelebilir? 3 bölü 2 gelebilir. Elemanlarından bazıları. Bu elemanlar yukarıdaki 2 kümede de olmadığı için arkadaşlar bir kere C kümesinin üstteki ikisine eşit olma şansı yok. Hatta bu sonsuz elemanlı bir küme gelecektir. Reel sayı dediği için. Ama bakın şu iki kümenin elemanları birbirine aynıdır. Dolayısıyla burada A kümesi B kümesine eşittir diyebiliriz arkadaşlar. A kümesi eşit değildir C. B kümesi eşit değildir C demiş oluruz az önce söylediğimiz özellik üzerine. A ve B kümeleri verilmiş. A bir K kümesinin alt kümesi. K de bir B kümesinin alt kümesiymiş. Bu durumda ne oluyordu arkadaşlar? A da zaten B'nin alt kümesi gelmiş oluyordu. A K'den farklıdır. B de K'den farklıdır denmiş arkadaşlar. Bunları sağlayan kaç farklı K kümesi yazılabilir? Buna odaklanacağız. Burada A ve B'nin arasında bir geçiş K kümesi konulmuş. Bence bu tip sorulardaki mantığımızın şu olması gerekir arkadaşlar. Şimdi biz bir kere K kümesi bulacağız. Bu A'yı kapsadığı için o K kümesinin içinde A'nın bütün elemanları bulunmalı. Yani K dediğimizde işin içinde kesinlikle A'mız, B'miz, C'miz olmalı. Bunun yanına biz elemanlar yazmalıyız. Mesela D'yi yazabiliriz. D ve E'yi yazabiliriz. D, E, F'yi yazabiliriz. Peki oluşturduğumuz bu K kümesi neyin alt kümesi olacak? B'nin alt kümesi. O zaman şuradaki D, E, F, G dışında bir şey ekleme şansımız yok. Sadece onları ekleyebiliriz. Bunlar dışında bir K elemanı, bir M elemanı ekleyemeyiz ki oluşturduğumuz K kümesi B'nin alt kümesi olsun. Burada dikkat edeceğimiz husus şu. Bunun benzerlerini çözmüştük. Biz A, B, C'yi içeren alt kümeler oluşturacağız ve bunları D, E, F, G ile oluşturacağız. D, E, F, G kaç tane elemandır arkadaşlar? 4 tane. Biz bu 4 elemanla buraya 2 üzeri 4'ten 16 tane farklı alt küme yazabiliriz. Yazdığımız her alt kümede buradaki A, B, C'yi de A, B, C ile birleştiğinde A'yı kapsamış olur. Mesela ne yazabiliriz arkadaşlar? Örnek verelim. A, B, C yanına D yazabiliriz. Bakın bu hem A'yı kapsıyor hem de B bunu kapsamış oluyor. Yani B'nin alt kümesi. Başka A, B, C, D, E yazabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Mesela A, B, C'nin yanına bir şey de yazmayabiliriz. Çünkü şuradaki 16 tane alt kümenin içinde boş küme de vardır. Hiçbir şey yazmazsak A, B, C'yi elde ederiz. Yine K'miz A'yı kapsamış olur. Çünkü K ve A birbirine eşit gelir. Her küme kendisinin alt kümesi olduğu için kapsar. Ama diyor ki bak K A'dan farklı olsun diyor. Yani sen bu boş kümeyi yazmadığın durumu alma diyor. Bak bunu yapma diyor. O zaman çünkü K ne gelir? A'ya eşit gelir. Bunun gibi yazdık yazdık bunu almayacağız. Bu 16 kümeden bir tanesi bu arkadaşlar. Bir de bence şunu yazamayız. A, B, C dedik. 16 kümeden bir tanesi D, E, F, G'nin tamamını yazdığımız durumdur. Bunları yazdığımızda elde ettiğimiz bu K kümesi A'yı kapsar mı? Kapsar. Ama bu sefer K kümemiz neye eşit olur arkadaşlar? B kümemize eşit olur. Bakın demiş ki K B'den de farklı olsun demiş. Demek ki bunu da alamayacağız. Bu da alamayacağımız bir durum. Yani bizim buraya yazacağımız 16 durumdan 2 tanesini almamamız gerekiyor. Buradaki özelliklerden ötürü. O zaman 16-2'den burada oluşturabileceğimiz K kümesinin 14 tane olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. ÖSYM'nin seveceği türden demişiz. Aşağıdaki şekilde verilen bölmeler soldan sağa doğru rastgele artan doğal sayılarıyla doldurulacaktır. Buna göre x yerine gelebilecek sayılardan oluşan kümenin alt kümelerinin kaçında elemanların tümünün çarpımı daima çift sayıdır denmiş. Şimdi arkadaşlar biz burada bence x yerine gelebilecek minimum değeri ve maksimum değeri belirlemeliyiz. Bir kere minimum değer bence 12'dir. Çünkü biz artarak gideceksek ve tam doğal sayılar üzerine işlem yapıyorsak ben buraya 11 yazsam x'e de 12 gelir en azından. Çünkü 10'dan sonra gelen zaten en küçük doğal sayımız 11. Bunu kullanınca 11'den sonraki en küçük de 12 gelmiş olur. 12'den sonra 4 tane yerimiz var. 12'den 20'ye kadar 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 tane sayımız var. İstediğimiz 4'ünü seçip buraya yazabiliriz.
Biz burada alt sınır belirledik. Bir de üst sınır belirlemeye çalışalım. Üst sınır da bence şu olmalıdır. Nasıl burada 10'dan tek tek büyüterek gittiysek 20'den tek tek küçülterek gelelim. Buraya 19 yazmış olsak buraya 18 gelir. Burası 17, burası 16. Bu durumda x'imize kaç gelecektir? 15. Yani x'in alabileceği en büyük değer 15'tir. Çünkü 20'den geriye ben tek tek bile küçülterek gelmiş olsam x'in en büyük değeri olarak 15'e ulaşıyorum. Mesela 19, 18, 15, 14 desem x'im 13 de olabilir. Ama ben x'in en büyük değerini aradığım için en büyüğü tek tek küçülterek yakalamaya çalıştım. Demek ki x'in alabileceği en küçük değer burada 12 geldi. Bundan sonra 13 de olabilir, 14 de olabilir ama üst sınırda kaç olarak belirlenmiş oldu? 15 olarak belirlenmiş oldu. Hani x 15 olsa bu sefer x ile onun arasına 11, 12, 13, 14'ten istediğimi yazabilirim. Hiç sıkıntı olmadığını görüyorsunuz. Demek ki x'in alabileceği aslında burada kaç farklı değer var? 4 farklı değer var. Bize ne demişti? X yerine gelebilecek sayılardan oluşan kümenin alt kümelerinin kaçında elemanların tümünün çarpımı daima çift sayıdır. Şimdi arkadaşlar bir kere bir elemanlı alt küme olabilir, iki elemanlı alt küme olabilir, üç elemanlı alt küme, dört elemanlı alt küme olabilir. Çarpımın çift olmasını istiyoruz. Hepsi zaten doğal sayı. Çift bir doğal sayıyla herhangi bir doğal sayı çarptığımızda o kesinlikle çifttir. Tek çarpımın elde edilmesi için çarptığımız bütün ifadelerin tek olması gerekir. Onun için bence buradaki hareket noktamız şu olmalı. Biz bu 4 elemanına kaç farklı alt küme oluşturabiliriz? 2 üzeri 4'ten 16 tane. Bu 16 alt kümenin içinde tek sayıların oluşturduğu alt kümelerde sayıların çarpımı tek gelir. Çünkü hep tek sayıdan oluşuyor. Ama onun dışında herhangi bir çift bile işin içine girdiğinde çarpım çift olacağı için bu bize istediğimizi verecektir. O zaman burada 13'ü ve 15'i alalım. 13 ve 15'te kaç farklı alt küme oluşturabiliriz? Sadece 13'ü alabiliriz. Sadece 15'i. 13 ve 15'in birlikte olduğu alt küme olur. Bir de boş kümemiz gelir değil mi? Hani iki tane eleman var. 2'nin karesinden ne gelmiş olur arkadaşlar? 4 tane. Bakın bu 4 alt kümede elemanların çarpımı bize neyi vermez? Çift sayıyı vermez. O zaman 16 eksi 4'ten 12 tane öyle değil mi arkadaşlar? Alt kümemizde işin içinde kesinlikle en azından bir tane çift sayı olacağı için onların çarpımı çift gelecektir. Bu teklerin oluşturduğu alt kümeleri kenara koyunca toplamdan da bunları çıkartınca aradığımız sonuca ulaşmış olduk. Bir A kümesi verilmiş 1, 2, 3, 4, 5 diye. Buna göre elde edilen alt kümelerdeki tüm elemanların toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bir kere 5 tane elemanımız var. Bu 5 eleman 2 üzeri 5'ten bize 32 farklı alt küme vermiş olur arkadaşlar. Şimdi bu 32 farklı alt kümede hepsini tek tek yazıp toplayabiliriz ama bence temel mantığımız şu olmalı. Mesela biz bunlarda kaç tanesinde 4'ü kullanıyoruz? Sonuçta diyelim ki şimdi hesaplayacağız. 16 tanesinde 4'ü kullanıyor olacağız. O zaman biz o 4'ü toplama 16 kere katarız. Ya da kaç tanesinde 5'i kullanıyoruz? Yine o da 16 gelecek. Ha, demek ki biz hepsini yazsaydık 5 16 kere geleceği için 5'i 16 kere toplayacaktık. 5 kere 16'dan 80 gelecekti demiş oluruz. Bence bakış açımızın olması gerekir. Gelin mesela burada birim bulunduğu kaç tane alt küme olduğuna bakalım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bakın tek tek yazmaktansa mesela 1 dedik. 1, 2 dedik değil mi? 1, 2, 3 dedik. Kaç tane 1 geliyor? Bunları toplayacağız. Kaç tane 2 geliyor? Bunları toplayacağız. Bunun yerine 1'in kaç kere kullanıldığını bulalım. 2'nin kaç kere kullanıldığını bulalım. Hepsi için aynı işlemi yapıp bunun üzerinden daha rahat bir işlem yapalım. Şimdi 1'in olduğu alt küme. En başta söylemiştik. Burada 2 üzeri 5'ten 32 tane alt küme varsa 32 bölü 2'den 16 tanesinde 1 bulunur. 32 bölü 2'den 16 tanesinde 1 bulunmaz. Nasıl yapıyorduk? 32 tane zaten toplam sayımız. Önce birim bulunmadıklarına bakıyorduk. Birim bulunmaması demek 2, 3, 4, 5 de alt küme oluşturmak demektir arkadaşlar. Bunlarla da 2 üzeri 4'ten 16 tane alt küme oluşturulur. 32 tane alt kümenin 16 tanesinde 1 bulunmuyorsa 32 eksi 16'dan 16 tanesinde 1 bulunur. Yarıya yarı paylaşıyorlar demiştik. Bu bize hız katacaktır. Demek ki burada 32 bölü 2'den 16 tanesinde 1 bulunur. 32 bölü 2'den aynı mantıkta arkadaşlar 16 tanesinde 2 bulunur, 16 tanesinde 3 bulunur, 16 tanesinde 4, 16 tanesinde 5 bulunmuş olur arkadaşlar. O zaman biz bu toplamı yaparken 1'i 16 kere toplarız. 16 çarpı 1. 2'yi 16 kere sayarız. Yani 16 kere toplarız deyince kafamız karışmasın. 16 kere 16 tane 2'yi toplamış oluruz. 16 çarpı 2 artı 16 çarpı 3 artı 16 çarpı 4 artı 16 çarpı 5. O bütün kümelerdeki bütün sayılarımızı burada bize toplatmış olur arkadaşlar. 16 parantezine alırsak 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 gelir. 1'den 5'e kadar olan toplam 15'tir. 16 çarpı 15 de bize 240'ı verir. Aradığımız cevabın C şıkkı olması gerekir.
ÖSYM'nin seveceği türden bir sorumuz daha var. Bunu da yorumlamaya çalışalım. Pozitif tam sayılardan oluşan bir kümenin elemanlarının çarpımı, bu kümenin bir elemanı ise bu kümeye çarpımlı küme denir. Elemanlarının toplamı 12 olan bir çarpımlı kümenin elemanları çarpımı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Bence güzel bir soru, farklı bir soru. Bakın elemanların toplamı 12 olacak ama elemanları çarptığımızda o çarpım kümenin de elemanı olacak. Şimdi bu aslında çok farklı bir durum. 12'ye takılmadan şöyle bir şey yapsam. Mesela işin içine 1 olsa mesela, 4 olsa, bir de 3 olsa. Öylesine bir küme yazdım. Şimdi 1, 4, 3'ün çarpımı 12 yaptığı için burada 12 de olmalı. Ama 12'yi biz buraya yazarsak zaten şu çarpımı 12. Bununla da çarpınca 144, bu sefer 144 olmalı diyeceğiz. E bakın bunların çarpımı 144. Bir 144 daha sayıyı büyütecek. Bence biz böyle bir yoldan gitmeyeceğiz. Mesela 1 olmasa, 2 ve 5 olsa 2 ve 5'in çarpımı 10 girecek işin içine. Ama bu sefer elemanlarımız 3'e çıktı. Bunların çarpımının da kümemizin bir elemanı olması gerekir. 2 kere 5 10, 10 kere 10 100 deyince aynı yukarıda olduğu gibi bu sefer 100 çarpı 100 de elemanımız olacak. Sonsuza kadar gidecek. Bence burada hareket noktamız çok az sayıda eleman kullanmak olmalı. Mesela 1 ve 7 gibi. 1 ve 7'yi kullandığımızda bunların çarpımı 1 kere 7'den 7'dir. Ve bakın 7 buranın elemanıdır. Bunun dışında bir eleman eklediğimizde onu sonuna alamıyoruz. Sonsuza doğru gider. Dolayısıyla bence burada hareket noktamız şu olmalıdır. 1 virgül A şeklinde bir küme yazmak olmalıdır. Çünkü 1 virgül A şeklinde bir küme yazdığımızda bir kere A'dan A bu kümenin elemanı gelir. Ama işin içine 2'yi, 3'ü farklı sayılar eklediğimiz zaman arkadaşlar zaten sonunun gelmediğini görüyoruz. O zaman bence burada oluşturacağımız kümenin elemanları toplamında 12 olması için 1,11 kümesi olması gerekir. 1 ile 11'in çarpımı 11'dir. 11 bu kümenin elemanıdır. Buradaki elemanların toplamı da 12'dir. İşte bu bize aradığımız kümeyi vermiş olur. Bize elemanlar çarpımı kaçtır diye sorulduğu için 1 kere 11'den doğru cevabın B şıkkı 11 gelmesi gerekir arkadaşlar. Mesela elemanlar toplamı 20 olsaydı 1 ve neyi kullanacaktık? 19'u. 1 kere 19, 19 yapıyor. Bakın çarpımlı küme oldu. Elemanlar toplamında 1 artı 19'dan 20 gelmiş olurdu. Bunu da bir örnek olarak vermiş olalım. Buradaki formatımızın 1 virgül A şeklinde gelmesi gerektiğini söylemiş olalım arkadaşlar. Bir A kümesi verilmiş. Bir B kümesi var. A'nın alt kümesi. B kümesi en az 2 elemanlıdır. B kümesinin elemanları aralarında asaldır. Buna göre yukarıdaki şartları sağlayan kaç farklı B kümesi vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi en az 2 eleman ne olacak? Kümenin elemanlarının aralarında asal olmasını istiyoruz. Şimdi aralarında asal olduğu zaman birden başka ortak bölenleri yoktu. Mesela 3 tane eleman oldu. Diyelim ki 2, 4, 3. Bunların da aralarında asal olduğunu söyleyebiliyorduk. Neden? 2 ile 4'ün ortak böleni var ama 3'ünün birden başka ortak böleni olmadığı için bunların da aralarında asal geldiğini ne yapabiliyorduk arkadaşlar? Söyleyebiliyorduk. En az 2 elemanlı dediğine göre kümemizde 5 elemanlı olduğu için 2 elemanlı, 3 elemanlı, 4 elemanlı ve 5 elemanlı alt kümeler oluşturabileceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir kere 5 elemanlı küme zaten kümenin kendisidir. Baktığımızda 2, 3, 4, 5, 6'nın 5'inin birden aynı anda birden başka ortak böleni olmadığı için bir kere 5 elemanlı alt kümemiz olan o bir kümemizi alabiliriz. Yani 2, 3, 4, 5, 6'nın kendisini alabiliriz arkadaşlar. Bu aslında 5'in beşlisinden bize bir tane alt küme vermiştir. Şimdi dörtlülere baktığım zaman ben buradakileri dörtlü dörtlü gruplarsam da yine ne gelmeyecek? Ortak bölen gelmeyecek arkadaşlar. Neden? Çünkü 2, 4, 6 da var 2 ortak bölen. Ama başka çift sayı olmadığı için herhangi bir tek sayı girince yine ortak bölen gelmemiş olacak. Buradaki 3 ve 5'ten biri. Yani buradaki bütün dörtlüler de yine bize o elemanlarının aralarında asal olma durumunu sağlatır. Yani 5'in dörtlerini de alabiliriz. 5'in dörtleri de bize 5'i vereceği için arkadaşlar 5 tane de buradan yakalamış oluruz. Üçlülere baktığımızda arkadaşlar sadece 2, 4, 6'nın oluşturduğu küme aralarında asal olmuyor. Onların böleni 2 geliyor. Onun dışındakilerin hepsi yine ne gelecektir? Aralarında asal gelecektir. O zaman 5'in üçlüsünü bulalım. 5'in üçlüsü ne yapar? 5, 4, 3 bölü 3, 2, 1'den 10 yapar. Ama bu üçlü alt kümelerden bir tanesi 2, 4, 6'nın oluşturduğu küme olduğu için onu almayız. Ondan da 1 çıkartırız. Buradan da 9 tanenin geldiğini söyleyebiliriz. En son ikililere geldik. Bir kere o ikililerde 2, 4, 6 ile oluşturduğumuz ikililer aralarında asal olmaz. Çünkü ortak bölen 2 gelir. Bence o üçünün oluşturduklarını almayacağız. Onun dışındakilerin hepsi yine aralarında asal gelecektir. Çünkü 3 ve 5 de zaten asal sayı. Bunları çiftlerle eşleştirdiğimizde ne gelmiş olur? Aralarında asallık gelmiş olur. O zaman şöyle yapalım. 5'in ikilisi diyelim. Kaldı ki 5'in üçlüsüne eşittir zaten. 10 gelir. Bunun içinden neyi çıkartacağız? 2, 4, 6 ile oluşturduğumuz
İkili alt kümeleri çıkartacağız. E orada 3 eleman var. 3'ün ikilisini çıkartacağız o zaman. Yani 10 eksi 3'ün ikilisi diyeceğiz. 3'ün ikilisi 3 gelir. 10 eksi 3'ten buradan da 7 tane alt kümeyi yakalamış oluruz. İstediğimiz şartları sağlayan. O zaman 1 tane buradan geldi. 5 de buradan 6. 9 da buradan 15. 7 de buradan geldi. Toplamda 22 tane bu şartları sağlayan alt küme yazabileceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın bir A kümesi verilmiş. N çarpı eksi 1 üzeri n'lerden oluşuyor. Buradaki n değerimiz de 1, 2, 3 diye k'ya kadar giden pozitif tam sayılarmış. Bu kümenin elemanlar toplamı eksi 36'ymış. Buna göre A kümesinin eleman sayısı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. N yerine 1 yazınca A kümemizin elemanlarını bulmaya çalışalım. 1 çarpı eksi 1 üzeri 1'den eksi 1 geliyor. 2 yazınca eksi 1'in çift kuvveti olduğu için artıya dönüyoruz. 2 çarpı 1'den 2 gelmiş oluyor. 3 yazınca tek kuvveti olduğundan eksi gelecek. Yani 3 çarpı eksi 1'den eksi 3. O zaman eksi 1, 2, eksi 3, 4, eksi 5, 6 diye ilerlediğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunların toplamı ne geliyormuş? Eksi 36. Kaça gittiğimizi bilmiyoruz. Ama bence şuna hareket edebiliriz. Eksi 1, 2 daha ne yapacaktır? 1 yapacaktır. Eksi 3, 4 daha ne yapacaktır? 1 yapacaktır. Eksi 5, 6 daha 1. Aslında ikili ikili grupladığımızda hep artı 1, artı 1 geliyor. Ama toplam eksi 36'ymış. Demek ki en son bir tek sayının eksilisine geliyoruz ki o eksilik bize toplamı negatif olarak veriyor. Çünkü en son çift sayıyla bitirirsek o yani hep ikili ikili grupladığımızda artı bir gelir, negatif bir toplama ulaşamayız. Peki kaça ulaşmamız gerekiyor? Bir düşünelim. Şimdi burada her ikide bir bir geliyor. Toplamın eksi 36 olmasını istiyoruz. Sanki şöyle bir şey olacak arkadaşlar. 35 tane 1 gelecek gibi. 35 çarpı 1. 35 tane 1'in gelmesi demek ikili ikili grupladığımız için 2 kere 35'ten bence en son eksi 69 artı 70 yazmak demektir. Biz buraya bunu yazacağız. Eksi 69 virgül 70 yazacağız. Bu ikisinin toplamı da 1 yapacak. 70 bölü 2'den burada 35 tane 1 gelecek. Burası 1 kere 35'ten 35 olacak. Ama bundan sonra eksi 71'i yazdığımızda bakın kümemizi de kapattığımızda neye ulaşmış olacağız arkadaşlar? Zaten şu 70'e kadar olan toplam bize artı 35'i vermişti. 35'ten şuradaki 71'i çıkartırsak da eksi 36'ya ulaşmış olacağız. Mesela orada artı 72 olsa arkadaşlar eksi 71 artı 72 bize yine artı 1'i verir. Bu sefer 36 tane 1 gelmiş olurdu. Yani burada bence geleceğimiz son değerin eksi 71 olması gerekir. Peki eksi 71 nereden gelir arkadaşlar? K yerine 71 yazdığımızda gelir. 71 tek sayı olduğu için eksi 1 üzeri 71'den eksi 1 gelir. 71 çarpı eksi 1 de bize eksi 71'i vermiş olur. Demek ki buradaki son değerimizin arkadaşlar 71 olması gerekir. Bu da bize 1'den 71'e kadar 71 tane eleman verecektir diyebiliriz. ÖSYM'nin seveceği türden güzel bir sorumuz var. Ali, Bora, Can ve Derya adlı 4 kardeşin yaşlarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Ali, Bora ve Can'ın yaşları sırasıyla 10, 12, 15'tir. Derya'nın yaşı da 9'dan küçük bir pozitif sayıdır. Yani kaç olabilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'den biri olabilir. Bu 4 kardeşin yaşlarından oluşan kümenin tüm alt kümeleri yazılıyor ve bu alt kümelerin hiçbirinde elemanlar toplamının birbirine eşit olmadığı görülüyor. Buna göre Derya'nın yaşını alabileceği kaç farklı değer vardır? Bence burada hemen kümemizi oluşturalım arkadaşlar. Elemanlarımızdan birisi şuradan seçeceğimiz eleman olsun. X olsun. Bir diğeri 10, bir diğeri 12, bir diğeri de 15. 4 elemanlı bir kümenin 2 üzeri 4'ten kaç tane alt kümesi gelecektir? 16 tane alt kümesi gelecektir. Şimdi bir kere bunlardan bir tanesi kümenin kendisi. Yani X, 10, 12, 15. Bunları topladığımızda 4 sayı toplarız. En büyük değere ulaşırız. Zaten diğer 3'lülerin, 2'lilerin bu toplama ulaşma şansı yok. Bunun dışında boş kümemiz var. Orada hiç eleman yok zaten. Bunun dışında 3 elemanlı, 2 elemanlı, 1 elemanlı alt kümelerimiz var. E 1 elemanlı alt kümelerden birisi X gelecektir. Bir diğeri 10 gelecektir. Bir diğeri 12, bir diğeri de 15 gelir. E bunlar da hepsi birbirinden farklı. Zaten küme olduğu için hepsi birbirinden farklı gelecek. Bunlar da hep birbirinden farklı. Elimizde 2'liler ve 3'lüler kalıyor. 4 elemanlı bir kümeden 3 elemanlı alt kümeyi kaç farklı şekilde oluşturuyorduk? 4'ün 3'lüsü. 4'ün 3'lüsü 4'ün birlisine eşitti ve kaçtı? 4'tü. Burada oluşturabileceğimiz 3'lülere bakalım. Ne gelir? 10, 12 ve 15 gelir. X 10 ve 12 gelmiş olur. X 12 ve 15 gelmiş olur. X 10 ve 15 gelmiş olur. Şuradaki toplam ne yapar arkadaşlar? 15, 12 daha 27, 10 daha 37. Burası ne yapar? 22 artı x yapmış olur. Burası arkadaşlar 27 artı x. Burası da 25 artı x yapar. E x farklı yani burada hep x'in hepsinde x olduğu için biz bunlara 22'ye x eklediğimizde, 27'ye x eklediğimizde, 25'e x eklediğimizde hep farklı değerler buluruz. 37'ye ulaşma şansımız var mı? 27'den bile 37'ye ulaşmaya çalışsak x'in en azından 10 olması gerekiyor. E burada 10 kullanamadığımız için
arkadaşlar burada da farklı değerlerin geleceğini söyleyebiliriz. Elimizde sadece seçeceğimiz iki elemanlı alt kümeler kaldı. X, 10, 12 ve 15'ten seçeceğimiz iki elemanlı alt kümeler 4'ün ikilisinden 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1 6 tane gelir. Ne olabilir bu? X ve 10 gelir. X ve 12 gelir. X ve 15 gelir. 10 ve 12'nin 10 ve 12 gelmiş olur. 10 ve 15 gelir. Bir de 12 ve 15. Bunları toplarsak burası x artı 10 yapar. Şurası x artı 12. Burası x artı 15. Burası 10 artı 12'den 22. Burası 25. Burası 27. Bunların birbirinden farklı olmasını istiyoruz. Kullanabileceğimiz sayılar 1'den 8'e kadar olan pozitif tam sayılarımız. Şimdi bakın neye ulaşabiliriz? Bir kere x artı 15'e baktığımızda x artı 15 bence belirleyici. X artı 15'ten 27'ye ulaşmamız için x'e 12 vermemiz gerekir, veremiyoruz. X artı 15'ten 25'e ulaşmamız için 10 vermemiz gerekir, veremiyoruz. X artı 15'ten 22'ye ulaşmamız için 7 vermemiz gerekiyor. Ha, demek ki biz burada 7'yi kullanamayız. Çünkü x 7 olursa 7 artı 15'ten 22'ye ulaşıyoruz ve farklı iki alt kümenin elemanlar toplamının eşit olduğunu görüyoruz. O zaman x'imiz kaç olamaz arkadaşlar? 7 olamaz. Bir kere bunu silmiş olalım. X artı 12'ye bakıyorum. X artı 12'den kaça ulaşamam arkadaşlar? 22'ye ulaşamam, 25'e ulaşamam, 27'ye ulaşamayacağımı ne yapıyorum? Görmüş oluyorum. Bunun dışında arkadaşlar x artı 10'a baktığımda da 22'ye bile ulaşamadığımı görmüş oluyorum. Şu anda bir tek 7'yi kullanamıyorum. Ama burada gözümden kaçmaması gereken bir durum var. Benim elimdeki bir elemanlı alt kümelerden birisi x, birisi 10, birisi 12, birisi 15'ti. Belki bakın şuradaki x artı 10'dan bunlara ulaşabilirim. Mesela x artı 10, 10 olması için x 0 olmalı, olamıyor. Ama x artı 10, 12 olursa x 2 gelir. Ben bunu alamam. Demek ki alamayacağım x değerlerinden biri de 2'dir. X artı 10, 15 gelirse bunu da alamam. Çünkü x 5 olur arkadaşlar. X 5 olduğunda farklı iki alt kümenin alt kümeleri elemanları toplamı bana aynı değeri vermiş oluyor. X 5 de olamaz. Şimdi x artı 12'ye bakıyorum. X artı 12'nin 15 olması demek x'in 3 olması demektir. Bunu da alamayacağım. Son olarak x artı 15'e baktığımda zaten bunların toplamı x artı 15, 10, 12 ya da 15 olamaz. Demek ki benim burada alamayacağım 4 farklı değer varmış x yerine. Çünkü bunları aldığım zaman farklı alt kümelerdeki elemanlar toplamı aynı sonucu veriyormuş. Oysa ki diyor ki bu alt kümelerin hiçbirinde eleman toplamı birbirine eşit olmasın diyor. Demek ki ben kullanabileceğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 değerimden 1, 2, 3, 4'ünü kullanamıyorum. Geriye sadece 4'ü kalıyor. Doğru cevabım da D şıkkı 4 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kümelerde yapacağımız işlemlerden bahsedelim. Bunlardan bahsettikten sonra zaten ikinci videomuzda da küme problemlerinden bahsetmiş olacağız. Bakın demişiz ki kümelerde birleşim ve kesişim işlemi A ve B kümeleri verilsin. A ve B kümelerinin tüm elemanlarından oluşan kümeye A ve B kümelerinin birleşim kümesi denir. A birleşim B ile gösterilir. Bu da bu sefer de işaretimiz daha yayvan duran bir U'ya benziyor. A ve B kümelerinin ortak elemanlarından oluşan kümeye de A ve B kümelerinin kesişim kümesi denir ve A ters U B şeklinde gösterilir. Alt küme dediğimizde C harfinden faydalanmıştık. Burada da U harfinden faydalanmış oluyoruz. Arkadaşlar yukarıya baktığında birleşim, alt tarafa baktığında kesişimi anlatmış olacak. Bunu biz A birleşim B, alt taraftakinde A kesişim B diye okumuş oluyoruz. Mesela bir A kümesi verilmiş, elemanları A, B, C, D, E. Bir B kümesi verilmiş, elemanları D, E, F, G. Bu kümeler için A birleşim B ve A kesişim B kümelerini bulmaya çalışacağız. Zaten bir elemanı oluşturduğumuz bir kümede bir kere yazıyorduk. Birleşim kümesi bütün elemanları kapsayacaktır. Çünkü A ve B kümelerinin birleşimiyle, onların bütün elemanlarıyla oluşturulmuştur. İşte bu sebepten ötürü biz A birleşim B'yi yazdığımızda arkadaşlar neyi yazmamız gerekir? Bir kere A'yı, B'yi, C'yi, D'yi, E'yi kesin yazmalıyız ki A kesinlikle bunun içinde olsun. Bu tarafta D, E, F, G'yi kesin yazmalıyız ama D ve E'yi yazdığımız için bunun yanına bir de F ve G'yi eklemiş oluruz. Kesişim kümemize baktığımızda da ikisinde birden bulunan elemanları yazmamız gerekir. İkisinde birden bulunan elemanlar az önce iki defa yazmayalım dediğimiz D ve E gelir. Dikkat ediyorsanız kesişim kümemiz 2 elemanlı oldu. Birleşim kümemiz de 7 elemanlı bir küme gelmiş oldu. Burada genellikle sorularımızda Venn şemasını kullanırız. Burada Venn şemasını da göstermişiz. Bakın A'yı çizmişiz, B'yi çizmişiz. Şu orta konulan bölge o kesişimi verecek bölgedir arkadaşlar. Sol tarafta kalan bölge sadece A'da olan eleman.
elemanlar sağ tarafta kalan bölgede sadece BD olan elemanlar olarak gelecektir. Öncelikle kesişimi yazmak mantıklı. İkisinde de D ve E'nin ortak olduğunu görüyoruz. D ve E ortak ama F ve G sadece B'de bulunduğu için onları bu tarafa yazmışız. D ve E ortak, A, B, C sadece A'da bulunduğu için onları da bu tarafa yazmışız. Bunların tamamını birleşimle sadece ortak olanları aldığımızda bunları da kesişimle göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Bakın A ve B evrensel kümenin alt kümeleri olmak üzere demişiz. Evrensel kümemizi hatırlayalım. Bize soruda verilen bütün kümeleri kapsayan bir küme olmalıydı bizim evrensel kümemiz. Eğer A ve B'nin kesişimi, çünkü o U'muz alt tarafa baktığında bu kesişim demekti. Aynı anda bulunan, ortak olan elemanlar demekti. Bu boş küme ise A ve B'ye ayrık kümeler denir. Yani ortak elemanları olmayan kümelere ayrık kümeler demiş olacağız arkadaşlar. A kesişim B boş küme olduğunda A ve B kümelerinin ayrık kümeler geleceğini söylemiş olacağız. Bakın A kümesinin 3 elemanı var, A, B, C. B'nin 2 elemanı var, 1 ve 2. Ortak eleman olmadığı için hani biz şöyle bile çizmiş olsak zaten şu kırmızı bölgeye bir şey yazamayacağız. Onun için ortak eleman olmadığında bunları ayrı ayrı gösteriyoruz ve bunlara ayrık küme demiş oluyoruz. Kümelerde birleşim ve kesişim. Bunların özelliklerinden bahsedelim. Tek kuvvet özelliğimiz, yani bir küme ile aynı kümeyi birleştirdiğimizde yine aynı A kümesini elde ederiz. Kesiştirdiğimizde de aynı A kümesini elde ederiz. Çünkü bize bir A kümesi verilmiş olsun. Örneğin elemanları A, B, C gelsin. A kümesini bir daha yazalım. Bu ikisini birleştirmek istiyoruz. Birleştirirken bütün elemanları yazmamız gerekiyordu. Zaten ben A yazdım, B yazdım, C yazdım. Sağ tarafta da aynıları var. Başka eleman yazmayacağım. A birleşim A bana yine A'nın kendisini vermiş olacak. Aynı mantıkla kesişimde de ortakları yazıyorduk. Ortak olan A, B, C. Çünkü ikisi de aynı küme. Dolayısıyla A kesişimi A'da bize yine neyi vermiş olacak arkadaşlar? A'nın kendisini vermiş olacak. A birleşim A'da yine A'yı verecek. Bunu söyleyebiliriz. Değişme özelliği, A birleşim B yazmakla B birleşim A yazmak aynı şey. A kesişim B yazmakla B kesişim A yazmak aynı şey olduğunu görmüş oluyoruz. Birleşme özelliğimiz var. Mesela ne demişiz arkadaşlar? A birleşim B birleşim C. Önce B ile C'nin birleşimini bulup bunları A ile birleştirmekle, önce A ile B'nin birleşimini bulup bunları C ile birleştirmek aynı şeydir. Kesişim için de aynı durumun geleceğini söyleyebiliriz. Dağılma özelliğimiz önemli. A kesişim B birleşim C dediğimizde sanki parantez içinde çarpma yapıyormuşuz gibi düşünün. Aklımızda öyle kalsın. Bakın ne yapmışız? A kesişim B'yi almışız. Araya birleşim işaretini koymuşuz. Daha sonra da A kesişim C'yi almışız. Bunu görüyoruz. Alt tarafa baktığımızda önce A birleşim B, araya şuradaki kesişimi koymuşuz. Daha sonra A birleşim C demişiz. Sanki parantez içine bir dağıtma yapıyoruz gibi. Yutan elemana baktığımızda isimleri çok önemli değil. A ile boş kümeyi kesiştirdiğimizde boş küme gelir. Çünkü boş kümede eleman yok. Her kümenin alt kümesidir boş küme. Sanki boş küme ile boş kümeyi kesiştirmiş gibi oluruz. A ile içinde eleman olmayan bir kümeyi kesiştirdiğimizde eleman bulamayacağımız için kesişimde yine boş küme gelecektir. Ama birleştirdiğimizde de A kümesinin kendisini elde etmiş oluruz. Yine A kümemiz ABC olsun. A kümesi ile burada boş kümeyi birleştirdiğimizde arkadaşlar elemanlarımızı yazdığımızda ABC'yi yazarız. Boş kümenin elemanı olmadığı için yine ABC olarak kalmış olur. Yani biz yine neye ulaşmış oluruz? A kümesine. Ama bu sefer boş küme ile kesiştirdiğimizde ortak eleman bulamadığımız için yine ne gelecektir arkadaşlar? Bunların kesişimi boş küme gelmiş olur. Hani yutan eleman dememizin kastı şu. Çarpmada yutan eleman 0 ya. 3 çarpı 0 0 veriyor. Aynı onun gibi düşünün arkadaşlar. Ya da birim eleman dediğimizde çarpmada birim eleman 1. 3 kere 1 yine 3'ü vermiş gibi düşünün. İsimlerini bu şekilde koymuş oluyoruz. Mesela bakın şu en üstteki şekilden bahsetmiştik. B kümesi A'nın alt kümesi geliyordu. Bu durumda A ile B'yi birleştirdiğimizde zaten A'nın kendisine ulaşmış oluruz. Çünkü burada B'nin içindeki elemanlar zaten A'nın da içinde bulunduğundan birleşim kümemiz yine bize A'nın kendisini verecektir. Yani B A'nın alt kümesi ise birleştirme işlemi bize yine A'yı vermiş olur. Dolayısıyla birleştirme işlemi sonunda bulduğumuz A birleşim B kümesi ile A kümesi aynı küme olur. Ama ayrık kümeler olduğunda arkadaşlar sol tarafta tamamen farklı elemanlar var. Sağ tarafta tamamen farklı elemanlar var. Dolayısıyla biz burada bir kesişim yaptığımızda boş kümeyi ama birleşim yaptırdığımızda da ikisinin bütün elemanlarını bulmuş olacağız. Kesişimde eleman olmayacağı için. A'nın eleman sayısı 5 olsa, B'ninki 7 olsa birleşimin eleman sayısı 5 artı 7'den
12 gelmiş olacak. Ama kesişimlerinde eleman bulunuyorsa arkadaşlar, bu sefer birleşimi hesaplarken eleman sayılarını toplayıp kesişimdeki elemanı sayısını çıkartmış olacağız. Hani bir örnek vardı. A, B, C, D, E, bir de D, E, F, G vardı. İki tane kümemiz vardı. Buradaki gibi düşünün arkadaşlar. Burada ortak elemanlar ne geliyordu? D ve E. Mesela bunun eleman sayısı 5, bunun eleman sayısı 4. Birleşimin eleman sayısına baktığımızda A, B, C, D, E, F, G geliyordu. D, E'yi iki kere yazmıyorduk. O zaman D, E'yi iki kere yazmıyorsak 5 ile buradaki 4'ü toplayıp D, E'yi iki kere yazmayacağımız için o ikisini çıkartmamız gerekir. Bu da bize kaçı verecektir? 7'yi vermiş olacaktır. En altta da bunun anlatıldığını söyleyebiliriz. Ama hiç ortak eleman olmasa, mesela bir tanesinin elemanları A, B, C olsa, diğerinin elemanları da D ve E olsa, bu sefer ortak eleman olmadığı için birleşimi yazarken 3 ile 2'yi toplayıp kaça ulaşmış olacağız? 5'e ulaşmış olacağız. Arkadaşlar, en altta da A birleşim, B birleşim, C, A'nın eleman sayısı, B'nin eleman sayısı, C'nin eleman sayısı topla demiş. Bundan A kesişim B'yi, A kesişim C'yi, B kesişim C'yi çıkart. Üçünün birden kesişimini tekrar topla demiş. Bu biraz kafa karıştırabilir. Soru çözdükçe daha iyi aklımıza yatılacaktır. Şu anda en sonuncu bizim kafamızı ağrıtmasın. Temel mantık arkadaşlar, eğer bunlar ayrı kümelerse birleşime geçtiğimizde eleman sayılarını toplarız. Ama kesişimleri olan kümelerse eleman sayılarını topladıktan sonra kesişimdeki elemanları iki kere saymamak için çıkartırızı anlamak olsun. Bunun üzerinden sorularımızı daha güzel yorumlayabiliriz. Mesela bakın, evrensel kümemizin alt kümesi olan A ve B kümeleri verilmiş. A'nın eleman sayısı 15, B'nin eleman sayısı 10, kesişimin eleman sayısı 3. Bakın kesişimleri verilmiş. Buna göre A birleşim B nedir? Az önceki gibi formülüze düşünebiliriz ama bence böyle yapmayalım. Bu tip sorularda hep Venn şeması kullanmaya çalışalım. Kesişimleri varsa biz bunları bu şekilde çizebiliriz. Buraya A diyelim, buraya B diyelim. Genellikle en başta kesişimi yerleştirmek çok önemli. Sayısı A kesişim B bize kesişimdeki eleman sayısını söylüyor. Kesişimdeki eleman sayısı neymiş arkadaşlar? 3'müş. O zaman ben buraya mesela A gibi, B gibi, C gibi 3 tane eleman yazacağım. Bunlar bizim kesişimimizde bulunan elemanlar. Şimdi 3 eleman ortak. Hem A'nın elemanı hem B'nin elemanı. Peki normalde B'nin eleman sayısı kaçmış? 10'muş. B'nin eleman sayısı 10'sa zaten 3 tanesinin burada olduğunu görüyoruz. Demek ki şu sağ tarafa, hani demiştim ya, şu sağ tarafta arkadaşlar B'de olup A'da olmayan elemanlar bulunur. Zaten ikisinde ortak olanları o ortak bölgeye yazıyoruz. Sağ tarafta sadece B'de bulunanlar gelir. Demek ki burada da 7 tane eleman olmalı ki 7 buradan 3 de kesişimden toplamda B'nin 10 tane elemanı olsun. O zaman buraya 7 tane eleman yazalım. D yazalım, E yazalım, F yazalım, K yazalım, L yazalım, M yazalım, bir de N yazmış olalım. Bakın 7 eleman buradan 3 de kesişimden, B'nin eleman sayısının kaç olduğunu görüyoruz? 10. Buraya da 7 tane yazdık. Peki A'nın toplam eleman sayısı neymiş? 15'miş. A tek başına bir küme olarak gösterilseydi toplamda 15 eleman olacaktı. Zaten 3 tanesinin kesişimde bulunduğunu görüyoruz. O zaman 15-3'ten onun da 12 tane ekstra elemanın olması gerekir. Ne yazalım buraya o zaman? X diyelim arkadaşlar. Y diyelim. Daha sonra Z demiş olalım. Şuraya R yazalım. Daha sonra T yazmış olalım. Başka ne yazabiliriz? D yazabiliriz. Daha sonra E yazabiliriz. Pardon, D'yi, E'yi karşıya yazmıştık. Çok özür dilerim. Bunları bir sileyim arkadaşlar. İlla harf olacak diye bir şey yok. Mesela bir elemanımızda ne olsun? 3 sayısı olsun. Bir elemanımız 4 sayısı. Biri 5, bir diğeri 6 olsun. Bir diğeri 7, bir diğeri 8, bir diğeri de 39 gelmiş olsun. Dikkat ediyorsanız A'da olup B'de olmayan 12 tane elemanımız var. Ben onları buraya yazdım. B'de olup A'da olmayan 7 eleman var. Onları da en sağa yazmış oldum. Ortadaki 3 tane ikisinin de elemanları. Bak, sadece B'ye baktığınızı düşünün. Sadece B'de yeşille yazdığım 10 eleman var. Sadece A'ya bakın. 9 tane, 12 tane mavimiz 3 de kesişimdeki yeşile toplamda 15'e ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. İşte A birleşim B'nin eleman sayısı sorulmuş. 12 buradan, 3 buradan, 7 buradan toplamda kaça ulaşmış oluruz? 22'ye ulaşmış oluruz. Ama normalde şunu yapıyoruz dikkat ederseniz. A'nın eleman sayısı kaç? 15. B'nin eleman sayısı kaç? 10. 15 artı 10 bize kaçı veriyor? 25'i. Ama biz burada 15 ve 10 dediğimizde şu 15'in içinde A'yı, B'yi, C'yi sayıyoruz. Buradaki 10'un içinde de A'yı, B'yi, C'yi sayıyoruz. Ama biz bir kümede bir elemanı bir kere sayacağımız için bunlar iki kere sayılmasın diye bu üçünü buradan çıkartıyoruz ve 22'ye ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Bu mantıkla düşünürsek daha iyi yorumlarız diye düşünüyorum. Bu tip sorularda şu Venn şemasını kullanmak bize her zaman kolaylık sağlayacaktır. Yine evrensel kümenin alt kümesi olarak A ve B kümeleri verilmiş. A'nın eleman sayısının 8, B'nin eleman sayısının 5, A kesişim B'nin de boş kümeden farklı olduğu söylenmiş.
A birleşim B'nin alabileceği en büyük ve en küçük değer kaçtır diye sorulmuş. Şimdi biz 8 elemanlı bir A kümesi yazalım. A eşittir ne gelsin arkadaşlar? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 demiş olalım değil mi? Burada şimdi 8 tane eleman var. Bir de B kümesi yazalım arkadaşlar. Bu da A, B, C, D ve E'den oluşsun. Bakın 5 elemanlı. Hiç ortak eleman var mı? Hiç ortak eleman yok. Ortak eleman olmadığında arkadaşlar birleşim kümesine geçtiğimizde ben şu kümeyi yazmak istesem ne yazacağım? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A, B, C, D ve E yazmış olacağım. Toplamda da 10 burada, 8 buradan, 5 buradan 13 elemanlı bir kümeyi elde ettiğimi görüyorsunuz. Ama burada bir tanesi ortak olsaydı, o bir taneyi iki kere yazamayacağımız için arkadaşlar hem üstten hem alttan o 13'ten kaçı çıkartacaktık? 1'i çıkartacaktık. Mesela şöyle düşünün, şuradaki 10 olmasın, buradaki de E harfi olsun. O zaman biz A birleşim B'yi yazarken diyecektik ki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E harfi. Alt taraftan da A'yı, B'yi, C'yi, D'yi yazıp E'yi bir daha yazmayacaktık. E'yi bir daha yazmadığımız için arkadaşlar en baştan biz neyi kullanmış oluyoruz? Bakın 8 elemanı, daha sonra alttaki 5 elemanı kullanacağız derken birini kullanmıyoruz çünkü ortak. O zaman 8 artı 5 eksi o ortak olan 1'i çıkarttığımızda bu sefer eleman sayımız kaça düşmüş oluyor? 12'ye. Demek ki ortak eleman geldikçe birleşimdeki eleman sayısı azalacaktır. Ortak elemanda çünkü ne yapıyoruz? A'yı al, B'yi al, kesişimi çıkart. A'yı al, B'yi al, kesişimi çıkart. Kesişimde çıkartacak bir şey olmadığı sürece eleman sayısı en fazla gelir. Biz burada A birleşim B'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerleri arıyoruz. Normalde ben birini 8, diğerini 5 alırdım. Hiç ortak eleman olmazdı. 8 artı 5'ten kaça ulaşırdım? 13. Ama diyor ki A kesişim B boş küme olmasın. A kesişim B boş küme olmayacaksa en azından kaç eleman bulunması gerekir? 1. 2 eleman bulunursa A 8, B 5 ortakta 2 olduğu için 2 çıkartmamız gerekir. 4 tane ortak eleman olsa 8 artı 5 eksi 4'ü çıkartmamız gerekir. Gittikçe birleşimin eleman sayısını azaltmış oluruz. O zaman en iyisi ortak hiç eleman olmasın. O bize birleşimde en büyük sayıyı verir. Ama ortak en azından bir eleman var diyor. Bakın kesişimleri boş küme değil diyor. O zaman burada yaptığım gibi ben bir tane ekleyeyim ki yine maksimumda tutmaya çalışayım. 8 artı 5'ten en küçük sayı olan kaçı çıkartayım pozitif tam sayı olan 1'i çıkartmış olayım. Bu da bana kaçı versin? 12. Yani burada birleşim kümemizin alabileceği en büyük eleman sayısı değeri 12'dir. Peki en küçük ne olur? Bence bu durumda arkadaşlar zaten biz burada kesişimde en fazla kaç eleman elde edebiliriz? A'nın eleman sayısı 8, B'ninki 5. En fazla 5 eleman elde edebiliriz kesişimde. Kesişimde 6 eleman olamaz çünkü zaten B'nin 5 elemanı var. Bence bu durumda örneğin biz A kümesini şöyle aldığımızı düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunun yanına arkadaşlar B kümemizde şu gelsin. 1, 2, 3, 4 ve 5 gelsin. Bakın bu sefer A birleşim B'yi yazdığımızda zaten B kümesi A kümesinin alt kümesi olduğu için hani bakın B böyle, A da bunun dışına geldi. Bunların birleşimi bize neyi vermiş olacaktı? A'nın kendisini verecekti. Az önce bunu özellik olarak söylemiştik. İşte burada ondan faydalanmış olacağız. B'yi tamamen A'nın içine koyarsak 8'e 5 ekleyip kesişim de B'nin tamamı olduğu için tekrar 5 çıkartmış ve 8'e ulaşmış oluruz. Hakikaten burada birleşim kümesinin elemanlarını yazdığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i yazarız. Zaten B'nin hepsi bunun içinde olduğu için ekstra eleman yazmayız. Ve toplamda minimum 8 elemana ulaşmış oluruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkartabileceğimiz en büyük değer 5 olduğu için en büyük değer 5 ise kesişimde 5 eleman vardır. Yani B'nin bütün elemanları A'nın da elemanıdır dedik. Ve birleşimin eleman sayısını minimum 8 olarak belirlemiş olduk arkadaşlar. Bakın bu A'nın eleman sayısına eşit geldi. O zaman burada birleşimin alabileceği en büyük değerin, birleşimin eleman sayısını alabileceği en büyük değerin 12, en küçük değerinde 8 geldiğini gördük. Neden? Kesişimlerinde kesinlikle eleman bulunacağı için. Kesişimlerinde eleman bulunmayacak olsaydı en büyük değer 13 olacaktı. Ama burada 12 gelmiş oldu arkadaşlar. AB yine evrensel kümemizin alt kümesi olmak üzere A birleşim B'nin alt küme sayısı 64. Alt küme sayısını 2 üzeri n'den hesaplıyorduk. O zaman SA birleşim B dediğimizde 6 gelmeli ki 2 üzeri 6'dan 64 tane alt küme elde etmiş olalım. A kesişim B'nin alt küme sayısı 4 ise bu da 2'nin karesinden gelmeli ki arkadaşlar, değil mi? Alt küme sayımız 4 gelsin. O zaman SA kesişim B'nin de 2 geleceğini söyleyebiliriz. A'nın alt küme sayısı da 8 olarak verilmiş. O zaman A'nın eleman sayısı da 3 olmalı ki 2 üzeri 3'ten 8 tane alt kümesi olsun
A kümemizin arkadaşlar bize B'nin alt küme sayısı sorulmuş. Dediğim gibi hemen şey yapın, bunu böyle resmedin daha rahat olur. Öncelikle kesişim yazmak daha mantıklı. Kesişimde iki eleman var. Mesela buraya X yazalım, bir de ne yazmış olalım? Y yazmış olalım. S A 3'müş. A'nın toplam eleman sayısı 3'müş. Zaten ikisi kesişimde duruyor. O zaman bir tane de buraya yazalım, buraya Z yazalım. A birleşim B'nin eleman sayısı 6'ymış. Şu an baktığımda A birleşim B'ye 3 tane eleman görüyorum. A birleşim B ikisinin birlikte elemanlarıydı. Toplam bütün elemanlarıydı. O zaman 3 tane de şu bölgede olması gerekir ki toplamda 6'ya ulaşalım. O zaman biz buraya bir de K'yi yazalım, L'yi yazalım ve M'yi yazmış olalım. İşte bu bize istenen bütün şartları sağlatmış olur. Bizden istenenlerin hepsini yapmış olduk. Sadece şunu söyleyeceğim. Her seferinde buraya 3 tane, 2 tane, 1 tane eleman çizmeyelim. Mesela biz bunu şöyle yapmış olalım. Şimdi burada X ve Y olduğu için iki eleman. Ben buraya 2 yazdığımda 2 buradaki eleman sayısını göstersin. Yani 2 buranın bir elemanı değil de o kesişimde 2 eleman var demek olsun. KLM olduğu için buraya ben 3 eleman yazayım. Sadece Z olduğu için buraya da 1 eleman yazmış olayım. Bakın bunlar bir tane eleman, bir tane eleman değil. O bölgedeki eleman sayısı. Şuraya A, buraya B dediğimde kesişimde 2 eleman olduğunu görüyorum. A'da 1 artı 2'den 3 eleman, B'de 2 artı 3'ten 5 eleman olduğunu görüyorum. A birleşim B'de 1 artı 2 artı 3'ten 6 elemanın geldiğini görüyorum arkadaşlar. Bize ne sorulmuş? B'nin alt küme sayısı. Bunun için bize B'nin eleman sayısı lazım. B'nin eleman sayısı 2 artı 3'ten 5 gelir. O zaman SB eşittir 5 yapar. Bunun alt küme sayısı da 2 üzeri 5'ten 32 gelecektir arkadaşlar. Doğru cevabın D olması gerekir. Formülünüzü haliyle düşünseydik. Normalde biz neyi biliyoruz? SA birleşim B eşittir SA artı SB. Bundan da kesişimdekileri ne yapıyorduk? Çıkartıyorduk. Kesişim sıfırsa A ile B'nin toplamı gelmiş oluyordu zaten arkadaşlar. Şimdi burada ne diyeceğiz? Şimdi burada biz A birleşim B'nin eleman sayısını kaç bulmuştuk? 6 eşittir. A'nın eleman sayısı kaçtı? 3. B'nin eleman sayısı soruluyor. Onu biz yine SB olarak yazalım. A kesişim B'yi kaç bulmuştuk? 2. Bakın 3'ten 2 çıktı. 1. 1'i karşıya atarsak 5 eksi 1, 6 eksi 1'den 5 eşittir. B'nin eleman sayısı olarak bulunmuş olur. Formülüze olarak da bulabiliriz. 5 elemanlı bir kümenin de 32 tane alt kümesi gelecektir. Bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakalım bu sorumuzda ne demişiz? A, B, C, A kesişim B, A kesişim C, B kesişim C ve A kesişim B kesişim C kümelerinin eleman sayıları sırasıyla 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1'dir. Buna göre sayısı A birleşim B birleşim C'yi bulunuz. Aslında bunun formülüze halini vermiştim. Ama bunu aklımızda tutmayalım da mantığını anlamaya çalışalım. A birleşim B birleşim C'yi şöyle vuruyorduk. Sayısı A diyorduk arkadaşlar. Artı sayısı B artı sayısı C. Eksi sayısı A kesişim B, eksi sayısı A kesişim C, eksi sayısı B kesişim C, artı sayısı A birleşim B birleşim C demiş oluyorduk. Yani bunları direkt yerine yazarsak aslında soruyu ne yapmış oluruz? Çözmüş oluruz. Ama burada biraz şundan bahsedelim. Mesela neden şurada kesişimleri çıkartıyoruz da en son üçünün kesişimini bir kere ekliyoruz? Bence buradaki mantık şu. Mesela ben şimdi şunları ikisini de üçünü birden Venn şemasıyla göstermeye çalışayım arkadaşlar. Şöyle çizdiğimi düşünün. Örneğin bakın burası A kümesi olsun, burası B kümesi olsun, burası C kümesi olsun. Şunları yazmak istiyorum olayı anlamak adına. Şuradaki X yazdığımda bunu söylemiştik. Bu bölgede bulunan eleman sayısı. Buraya Y yazıyorum. Bu bölgede bulunan eleman sayısı. Buraya Z yazıyorum. Bu bölgedeki eleman sayısı. Yani X oranın elemanı değil. Oradaki eleman sayısı. 5 eleman varsa bu 5. Buraya A, buraya B, buraya C, buraya da K yazmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi biz A birleşim B birleşim C'yi aradığımızda bakın Venn şeması yapınca her şey çok kolay. Aslında neye ulaşmamız gerekiyor? X artı Y artı Z artı A artı B artı C artı K'ye ulaşmamız gerekiyor. Çünkü her bölgeyi bir kere sayacağız. Mesela A birleşim B dediğimizde biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle aldığımızda burası A kümesi, burası B kümesi olsun. Bunun eleman sayısı X, bununki Y, bununki Z olsun. Normalde A'nın eleman sayısı X artı Y, B'nin eleman sayısı Z artı Y. Ama birleşimin eleman sayısında Y iki kere sayılmayacağı için biz Y'nin birini çıkartıyoruz. Geriye X artı Y artı Z kalıyor. Kesişimi çıkartıyoruz. Burada da onun için kesişimleri çıkartıyoruz. Ve son durumda sonuçta buradaki görünenlere ulaşıyoruz. Mesela A birleşim B deyince bakın ne geliyor? X artı Y artı Z. Y'yi iki kere saymıyoruz. Hepsini bir kere sayıyoruz. Şimdi sayısı A dediğimizde arkadaşlar hani şu yukarıda verilenleri uygulamaya çalışacağım. Sayısı A dediğimizde X artı
artı b artı k geliyor. Bunu hiçbir zaman yapmayacağız da anlayalım diye böyle anlatıyorum. Sayısı b dediğimizde y var, öyle değil mi arkadaşlar? A'mız var, c'miz var, bir de k'miz var. Sayısı c dediğimizde z'miz var, b'miz var, c'miz var, bir de k'miz var. Bakın şimdi biz bu toplamdan kesişimleri çıkartıyoruz. Çünkü kesişimler iki kere sayılmış oluyor. Bakın bu toplamdan çıkartacaklarımızı şöyle parantezde yazayım. Ne var mesela A kesişim B'de? A ve K var. Yani AK toplamını çıkartıyoruz. Daha sonra A ile C'nin kesişiminde ne var? B ile K var. BK toplamını çıkartıyoruz. B ile C'nin kesişiminde de CK var. C ile K'yi çıkartıyoruz. Bunları çıkartalım bir. Hani en son niye eklemişiz onu görelim diye anlatıyorum. Şimdi bir kere mesela şurada bir A'mız var. Öyle değil mi? Mesela şuradaki A'mız şu A'mız birbirini götürsün. Buradaki K'miz de bu K'miz birbirini götürsün. Peki buraya geldiğimde arkadaşlar örneğin şuradaki B'mizle öyle değil mi? Şuradaki B'miz birbirini götürsün. Şuradaki K'mizle buradaki K'miz birbirini götürsün. Peki buradaki C'mizle buradaki C'miz, buradaki K'mizle buradaki K'miz birbirini götürsün. Ne kaldı elimizde? Şuraya bakalım arkadaşlar. X'imiz var. Çok güzel. Y'miz var. Z'miz var. Artı A'mız var, artı B'miz var, artı C'miz var. Yani bu toplamdan ve bu çıkartma işleminden ben buna ulaştım. Burada eksik olan neyimiz var sadece? K'miz var. Bizim buraya neyi eklememiz gerekiyor? K'yi. Peki K ne? Üçünün birden kesiştiği yer. A kesişim, B kesişim, C. İşte şurayı biz o K'yi geri getirmek için ekliyoruz. Buraya artı K diyoruz. Çünkü kesişimler A, B, C'yi ikili ikili grupladığınızda 3 tane kesişim geliyor. 3 tane kesişimde K'yi 3 kere çıkartıyoruz. K'yi çıkarttığımız zaman arkadaşlar hiç K kalmıyor. Çünkü neden? K'yi A kümesinde yazıyoruz. B kümesinde yazıyoruz. C kümesinde yazıyoruz. Elimizde 3K var. Ama 3 farklı kesişim olduğu için K'yi 3 kere çıkarttığımızda hiç K kalmıyor. Ama birleşimde o K yok mu? Var. İşte o 3 kereden tamamen K'yi sıfırladığımız için tekrar K'yi getirmek adına ben burada ne yapmış oluyorum? O K'yi eklemiş oluyorum. Üçünün birden kesişimini orada ekliyorum. Tabii şu kafanızı karıştırmasın. Ben şuraya birleşim yazmışım. Onu hemen düzelteyim arkadaşlar. Şurası A birleşim, B birleşim, C yazmışım. Burayı hemen bir düzeltelim. Ne gelecek orası? A kesişim, B kesişim, C gelmiş olacak. İşte bunun için üçünün kesişimi olan o K bölgesini en son tekrar ne yapmış oluyoruz? Eklemiş oluyoruz. Bunu ezberlemeyelim ama bakış açımızın bu olduğunda asla unutmayalım arkadaşlar. Şimdi mesela bu soru bana geldiğinde formülü de çözebilirim ama ben şöyle çözmek istiyorum. Şimdi ben şuraya tekrar kümelerimi çizeyim. Onu kırmızıyla, çizelim. Şöyle yaptık. Bakın şu bizim A kümemiz olsun. Şu bizim B kümemiz. Şu da bizim C kümemiz. A dedim, B dedim, C dedim. Önce kesişimleri yazın. Kesişimler daha belirleyici. Önce üçünün birden kesişimi. Şimdi demiştik ya şu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A'nın eleman sayısı 7. B'ninki 6. C'ninki 5. A kesişim B 4. A kesişim C 3. B kesişim C 2. Üçünün kesişimi 1. Önce üçünün kesişimi. A kesişim B kesişim C'ye eleman sayısı olan 1'i yazıyorum. Şimdi A kesişim B'ye bakalım. A kesişim B'nin eleman sayısı 4'tü. O 4'ün birini buraya yazınca buraya kaç kalacak? 3 kalacak. Bakın A kesişim B'de 3 artı 1'den 4 kişi var. Peki A kesişim C kaçmış? 3. A kesişim C'ye baktığımda benim şuraya 2 yazmam gerekir ki 2 yandaki 1 ile toplayınca 3 gelsin. Yani A kesişim C'nin içine ABC'nin kesişimi de giriyor. Buna dikkat edelim. B kesişim C'miz 2. 2'nin 1'i 3'ünün kesişiminde ise buraya kaç yazacağım? 1. Bakın 1 ile 1'in toplamı bana neyi vermiş oluyor? 2'yi. Şimdi A'nın eleman sayısı 7 idi. 7'nin 3'ü burada, 1'i burada 4, ikisi burada 6. Buraya kaç kalacak o zaman? 1 kalacak ki toplamları 7 yapsın. B'nin eleman sayısı kaçtı? 6. 3 burada, 1 burada, 1 burada 5 yapar. Buraya 1 kalacak ki toplamları 6 yapsın. C'nin eleman sayısı kaçtı? 5. 5'in ikisi burada, biri burada, biri burada 4 yaptı. Buraya da kaç kaldı? 1 kalmış oldu arkadaşlar. İşte bakın bütün bölgeleri yerleştirdik. Toplayalım bakalım kaç eleman gelecek. Onu da yeşille toplayalım. Şimdi burada 1 var, 3 var, 4, 1 burada 5, 6, 7, 2 daha 9, 1 daha 10. Demek ki A birleşim, B birleşim, C'nin kaç gelmesi gerekiyormuş? 10. Formülüze ettiğimiz halimize bakarsak, bakın burası 7. Sayısı B 6. Burası 5, burası 4, burası 3, burası 2, burası 1. Bir yapalım bakalım. 7, 6 daha 13. 5 daha 18. 4 çıkartın 14. 3 çıkartın 11. 2 çıkartın 9. 1 ekleyin. Yine 10'a ulaştığınızı görüyorsunuz. Arkadaşlar doğru cevabın 10 geleceğini söyleyebiliriz.
Bakın bize 3 tane küme verilmiş. Burada A birleşim B kesişim C'ye ulaşmamız istenmiş. Aslında dağılma özelliğimizin olduğunu söylemiştik. Sanki parantezin içine çarpıyoruz gibi şöyle. Bundan gidebiliriz ya da bunun üzerinden de gidebiliriz. Bence bu şekil üzerinden gidelim. Dediğim gibi Venn şeması üzerinden gitmek mantıklı. Ama burada zaten liste yöntemiyle verilmiş ya, bunun üzerinden de gidebiliriz. Onun için isterseniz önce A birleşim B'yi bir yazalım. A birleşim B dediğimizde arkadaşlar A ve B'nin elemanlarının tamamını yazıyorduk. A'da 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. B'de 5, 6, 7 var. 5'i 2 kere yazmadığımız için 6 ve 7'yi yazıyoruz. Bakın dikkat edin, bunun eleman sayısı kaç? 5. Bunun eleman sayısı 3. Ortak elemanımız sadece 5, 1 tane. Dolayısıyla bunların birleşimin eleman sayısı 5 artı 3 eksi 1'den kaç geliyor? 7. Biz de alt tarafa 7 tane eleman yazmış olduk. Bir de C'mizi yazalım. C zaten verilmişti. C eşittir 2, 4, 6 ve 8'den oluşuyor. Şimdi bu A birleşim B kümesini yeni bir küme gibi düşünün. Mesela bu ne kümesi olsun? D kümesi. Şu A birleşim B'nin yerine D yazarsam aslında bizden D kesişim C kümesinin eleman sayısı isteniyormuş. Yani D kesişim C dediği için ortak elemanları bularak sonuca gideceğimizi düşünüyorum. O zaman ben buraya D kesişim C yazıyorum. Aslında bu bana neyi vermiş oluyor? A birleşim B kesişim C'yi vermiş oluyor. Kesişim dediğimde ortak elemanlara bakıyordum. Yukarıda 2 var, alt tarafta 2 var. 4 var, 4 var, 6 var, 6 var. Ben buraya 2'yi, 4'ü ve 6'yı yazacağım. Bu da bana aradığım cevabı vermiş olacak. 3 tane eleman buldum. Eleman sayım 3 geldiği için doğru cevap D şıkkı gelecektir diyebilirim arkadaşlar. Yine evrensel kümenin 2 tane alt kümesi verilmiş. A kesişim B'nin alt küme sayısı 32 olarak verilmiş. Bence bu durumda A kesişim B'nin eleman sayısının 5 olması gerekir ki 2 üzeri 5'ten 32 tane alt kümeye ulaşmış olalım. A'mız verilmiş, B'miz verilmiş, birleşimin eleman sayıları verilmiş, X kaçtır diye soruluyor. Aslında şunu söylemiştik, SA birleşim B'yi bulurken SA ile neyi topluyorduk? SB'yi, ama ortak olan elemanları çıkartmış oluyorduk arkadaşlar. Bence bunlar üzerinden yazarsak doğrudan sonuca gitmiş oluruz. A birleşim B 4x artı 2 olarak verilmiş arkadaşlar. Eşittir A'mız 2x artı 2 olarak verilmiş. B'miz 3x artı 1 olarak verilmiş. Kesişimin eleman sayısında biz zaten 5 olarak bulmuştuk. Ne gelir buradan? 4x artı 2 eşittir 5x, 3 eksi 5'ten eksi 2. Buradan da x'imizi 4 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabın D şıkkı gelmesi gerekir. Bakın burada ortak özellik yöntemiyle vermişiz. A kümemiz, biz yine bunu yazalım arkadaşlar. Hatta ok koymayalım tabii, eşittir koyalım oraya. Şöyle yapalım, eşittir diyelim. A kümemizi yazıyoruz. 120'den küçük olsun diyor sayılarımız. 4'ün katı x eşittir 4 m şeklinde olsun. M'miz pozitif tam sayı olsun. M pozitif tam sayı olduğu için arkadaşlar 4'ün katı olan pozitif tam sayılar gelecek. Çünkü m'ye 1 verince 4 kere 1'den 4. M'ye 2 verince 4 kere 2'den 8 diye kaça doğru gideceğiz? 120'ye doğru gitmiş olacağız. 120'yi geçemeyeceğiz. M'ye 30 verseydik 4 kere 30 120 yapardı. Demek ki M'ye en son 29 vereceğiz. 4 kere 29 116 gelecek. O zaman buradaki değerlerimiz 4, 4'ün 2 katından 8, 4'ün 3 katından 12 diye kaça kadar gitmiş olacak? 119'a kadar gitmiş olacak. Biz M'ye 1 vererek başladık. En son 29 verdiğimiz için buradaki eleman sayısının kaç olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 29 olduğunu söyleyebiliriz. B'ye baktığımızda o da 160'tan küçük, 6'nın katı olan pozitif tam sayılardan oluşacak. Bu kümemizi de yazmış olalım. M'ye 1 verdiğimizde 6 gelir, 2 verince 12 gelir, 3 verince 18 gelir. Şimdi arkadaşlar 160'a kadar gideceğiz. 160'ı geçemeyeceğiz. Bulduğumuz sayılar 160'ı geçemeyecek. Ne olabilir? 156'nın 25 katı 156'ya kadar gelebiliriz. Yani burası en son 156 olur. Dediğim gibi şimdi biz burada M'ye 1 verince 6 bulduk. En son 26 verince de kaça elde ettik? 156'yı, 27 verince 162 olur. Onu alamıyoruz. Demek ki burada da 26 tane eleman var. 1'den 26'ya kadar değerler verdiğimiz için SB'nin de kaç geldiğini söyleyebiliriz. 26. Bize birleşimin eleman sayısı soruluyor. Ne yapacağız? A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A ile B'nin kesişiminin eleman sayısı. Kesişimi nasıl bulacağız arkadaşlar? Bir taraf 4'ün katları olarak gidiyor. Bir taraf 6'nın katları. Bunlardaki kesişen elemanlar burada yazdığım gibi 12 olabilir. Ya da 12'nin 2 katından 24. Niye? 4 ve 6'nın en küçük ortak katı 12'dir. 12'nin katı olan her sayı hem 4'ün hem 6'nın katıdır. Dolayısıyla biz burada 12 gibi, 12'nin 2 katı olan 24 gibi, 36 gibi 12'nin katı olan sayıları 2 kere saydığımız için çıkartacağız.
Peki kaça kadar geleceğiz? Biri 156'ya kadar gidiyor, biri 119'a kadar. 119'u geçmeyeceğiz. O zaman şöyle düşünelim. Bu 12'miz 12 çarpı 1'dir. Böyle böyle 12 çarpı 10 olsaydı 120 gelirdi. O 120 olmayacağı için 12 çarpı 9 108'e kadar gideceğiz. Burası da bize 12 çarpı 9'u verecek. Bakın 1'den başladık, 9'a kadar geldiğimiz için buradaki kesişimin eleman sayısı da 9 gelecek. Bu toplamdan 9'u çıkartınca aradığımız cevabı yakalamış olacağız arkadaşlar. 29 artı 26 ne yapar? 55 yapmış olur. 55 eksi 9 da bize 46'yı verecektir. Aradığımız cevabın 46 olması gerekir. Her seferinde böyle mi yapacağız? Hani 12'nin kaç katı, 6'nın kaç katı? Öyle yapmayın. Şimdi biz 120'yi alamayacağız ya burada. Onu biliyoruz. Hani 120'den küçük olsun. Gelin 119'u kaça bölün burada? 4'e bölün. Bir de pozitif demiş. 119'u 4'e böldüğünüz zaman zaten 29 geleceğini görürsünüz. Yani virgülü kısmını yazmıyorsunuz. Tam kısım 29. Ya da 160'ı 6'ya bölün. Burada yine tam kısmımız 26 gelecektir. Ha demek ki burada 29 eleman var. Burada 26 eleman var dersiniz. Aynı mantıkla bir de 119'u 12'ye böldüğünüzde arkadaşlar buradan da 9 gelecektir tam kısım. Ha demek ki 9 eleman varmış gibi düşünebilirsiniz. Her seferinde kaç katı geliyor diye düşünmeyin. Tabi buradaki mantık şu. Hani biz en küçük değerden 4'ten başladığımız için. Orada bir yerde mesela 24'ten başlasak ona dikkat etmemiz gerekir. Orada eleman sayısı bulmamız gerekir. Karşımıza çıkarsa onları da yorumlarız ama temel mantıkta bu şekilde de düşünebilirsiniz. Arkadaşlar ne zaman? En küçük pozitif tam sayımızdan başladığı zaman arkadaşlar. Şimdi kümelerde fark işleminden de bahsedelim. A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanların kümesine A fark B kümesi denir. A eksi B ya da şöyle A çizgi B ile gösterilir demişiz. Bundan hafta söylemiştik. Hani şu ortak olan elemanlara kesişim dediğimizi söylemiştik. Sağ tarafta kalan bölge B'de olup A'da olmayanlar, sol tarafta kalan bölgede A'da olup B'de olmayanlardı. Ortak olanlar zaten araya yazılıyordu arkadaşlar. Mesela bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 4, 5, 6, 7 kümelerinde 4 ve 5 ortak olduğu için onlar kesişime yazılmış. Yani şu ortadaki 4 ve 5 bize neyi veriyor? A kesişim B'yi vermiş oluyor. 4 ve 5'i yazdıktan sonra 1, 2, 3 B'de olmadığı için A'nın tarafına, 6 ve 7 de A'da olmadığı için B'nin tarafına yazılmış. Diyor ki A birleşim B, A fark B artı A kesişim B artı B fark A ile bulunur. İki tane küme çizdik arkadaşlar. A dedim, B dedim. Yine söylüyorum, eleman sayılarının adedini yazdığımı düşünün. Mesela burası X tane eleman olsun. Burada Y tane eleman. Burada Z tane eleman gelsin. Arkadaşlar biz X ile Y'yi ve Z'yi topladığımızda neye ulaştığımızı biliyorduk? Sayısı A birleşim B'ye ulaştığımızı biliyorduk. Peki şuradaki X bize neyi veriyor? Artık burada gördük. A eksi B'yi. Sayısı A eksi B'yi. Buradaki Z sayısı B eksi A'dan geliyor. Zaten şu Y'nin de sayısı A kesişim B'den geldiğini biliyoruz. İşte bu üçünün toplamı bize birleşim kümesini verecektir diyebiliriz arkadaşlar. A kümesi Türkiye'deki otomobiller, B İstanbul'daki kırmızı renkli otomobiller, C İstanbul'daki benzinli otomobiller verilmiş. A kesişim B fark C nedir? Yani A kesişim B'yi bul, bundan C'yi çıkart demiş. Zaten A'ya baktığımız zaman Türkiye'deki otomobiller buradaki bütün otomobilleri ne yapacaktır? Kapsayacaktır. Yani biz B'nin de A'nın alt kümesi olduğunu, C'nin de A'nın alt kümesi olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. En büyük kümemiz orada verilmiş. İstanbul'daki kırmızı renkli otomobillerle bunu kesiştireceğiz. Şimdi B A'nın alt kümesi iken arkadaşlar B ile A'yı kesiştirince B alt küme olduğu için neyi bulacağımızı biliyoruz? B'yi. Yani B burada, A bunu kapsadığına göre bunların kesişimi bize neyi verecektir? B'yi birleşim deseydi A'yı vermiş olacaktı. O zaman şu A kesişim B'nin bize B'yi vereceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Biz B fark C'yi arıyoruz. Böyle gösterdim. B fark C nedir diye bakıyoruz. O zaman B'de olup C'de olmayanlar. B'de neyimiz var? İstanbul'daki kırmızı renkli otomobiller. Bu olsun ama ne olmasın diyoruz. Çünkü C'yi çıkart diyor. C'ye dair hiçbir şey istemiyorum diyor. Düşünün, B burada, C burada. Mesela B dedik, C dedik. Biz nereyi arıyoruz arkadaşlar şimdi biz burada? Bakın şurayı arıyoruz. Yani B ve C'nin ortak kısımları varsa onları da iptal edeceğiz. Yani şu kırmızıyla gösterdiğim yerler tamamen iptal olacak. Ben sadece yeşil bölgeye odaklanacağım. Bakalım İstanbul'daki kırmızı renkli otomobiller, İstanbul'daki benzinli otomobiller. Bence buradaki mantık şu. İstanbul'daki kırmızı renkli otomobillerden benzinli olanlar olabilir. Bir de ne diyelim, dizel olanlar olabilir. Benzinli ve dizel olsun. Elektrikliye girmeyelim. Yani İstanbul'daki kırmızı renkli otomobiller B kümesiydi. Bunların içinde benzinli olanlar da olabilir. Ama ne olabilir arkadaşlar? Dizel olanlar da olabilir. Şimdi burada yine İstanbul'daki benzinli otomobiller dediği için arkadaşlar C kümesi benzinlileri içerir. Ama B kümesi de kırmızı renkli otomobilleri. Bunların kesişiminde hem kırmızı renkli olup hem de benzinli olanlar olur.
Ama şu sağ tarafta kırmızı renkli olmayıp onları kırmızı eksiyle gösterelim. Aynı zamanda benzinli olanlar gelir. Şu yeşil kısımda ise arkadaşlar kırmızı renkli olup ne olanlar gelir? Dizel olanlar gelmiş olur. Aslında biz kırmızı renkli dizelleri arıyoruz. Tabii ki burada dizel falan demeyeceğiz. Benzinli olmayanlar gibi düşüneceğiz. Öyle değil mi? Kırmızı renkli olsun ama benzinli olmasın arkadaşlar. Bu da bize sanırım E şıkkında söylenmiş. İstanbul'daki benzinli olmayan kırmızı renkli otomobillerden şuradaki yeşil bölgeyi yakalayacağımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. ÖSYM'nin seveceği türden bir sorumuz var. Bunu da yorumlamaya çalışalım. 2021 yılında üniversite sınavına giren öğrencilerin oluşturduğu küme E kümesi olmak üzere. E kümesinin alt kümeleri olan A, B, C kümeleri aşağıdaki bilgin evrensel küme E ile gösterilmiş. A erkek öğrenciler, B puanı 350'den fazla olanlar, C puanı 400'den az olanlar. Buna göre hangisi B kesişim C fark A'dır. B ile C'yi kesiştireceğiz. Bundan da neyi çıkartmış olacağız? A'yı çıkartmış olacağız. B ile C'yi bir kesiştirelim. 350'den fazla, 400'den az olanlar. Yani puanlarımızı şöyle göstermiş olsak, burası 0 olsun, üste doğru gidiyor. En yüksek puanda sanırım 500'dü. 500 diyelim. Şurada bir yerde 350'miz olsun. Şurada bir yerde de 400'ümüz olsun. Biz B kümesi deyince şu 350'den fazla olanları alacaktık. 400 C kümesi deyince de 400'den az olanları. Demek ki biz bu ikisinin kesişimi olan bölgeyi ne yapmalıyız arkadaşlar? Almalıyız. Çünkü kesiştir demiş burada. O zaman biz 350'den fazla olup 400'den az olanlara odaklanacağız. İşte 355, 385, 399 gibi sayılara odaklanacağız. Bundan A'yı çıkart demiş. A erkek. Şimdi öğrenciler ya kız ya erkek olacak. Erkekleri çıkartırsak geriye kızlar kalacaktır. O zaman biz 350 ile 400 arasında puan alan kız öğrencileri aradığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Hangisi bunun bir elemanıdır demiş. Puanı 370 olan bir erkek öğrenci. Bir kere erkek öğrenci olmayacak. Çünkü erkek öğrencileri çıkart diyor. Erkek dışında olsun diyor. Erkek, erkek, erkeği silebiliriz. Kız öğrenciler bize istediğimizi verir. Puanı 380 olan, puanı 430 olan demiş. Puan aralığımızın da 350-400 arası olması gerektiğini, çünkü burada bizden kesişim kümesinin istendiğini söylemiştik. 380 olur ama 430 bize istediğimizi vermez. Bunu da elersek doğru cevabı D şıkkı, puan 380 olan bir kız öğrenci olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın, bu tip sorularda bence Venn şeması oluşturulmak bizim işimizi kolaylaştırıyor. Bu Venn şemaların içine söylediğim gibi eleman sayılarını yazacağız. Elemanlarımızı değil, sayılarımızı. Mesela ben buraya 7 yazdım da buraya 4 yazarsam, buraya 3 yazarsam, bakın burada benim 7 elemanım varmış. Bu bölgede 4 elemanım varmış. Bu bölgede 3 elemanım varmış. Bunu anlayacağım. Onun için ben şimdi çiziyorum arkadaşlar. Buraya A dedim. Buraya B dedim. Şöyle yapayım. Mesela buradaki bölgem X bölgesi olsun. Burası Y bölgesi, burası Z bölgesi olsun. Bir kere sayısı A eşittir 4 çarpı sayısı B eksi A diyor. Sayısı A dediğimiz ne ile neyin toplamıdır? Hem X'in hem de Y'nin. Yani X ile Y'nin toplamıdır arkadaşlar. Çünkü X ile Y'nin toplamı bana A'nın bütün elemanlarının sayısını vermiş olur. Sayısı B eksi A dediğinde sadece Z bölgesini algılıyordum. Demek ki benim buraya ne yazmam gerekir? Z yazmam gerekir. O zaman buradan ne gelmiş oluyor? X artı Y eşittir 4Z gelmiş oluyor. Alt tarafa baktığımda sayısı A fark B. A'dan B'yi çıkart. Yani şurayı taramış oluyorduk. B tamamen gidiyordu. Geriye sadece bu bölgemiz kalır. Yani X kalmış olur. O zaman ben buraya X diyorum. 6 çarpı A kesişim B. A kesişim B'nin Y olduğunu biliyorum. O bölgede Y tane eleman var. O zaman burası da 6Y geliyor. Yani biz X'imizin kaç Y olduğunu söyleyebiliriz? 6Y olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki X'imiz 6Y, öyle değil mi? Yani şu X'in yerine ben ne yazabilirim? Şöyle yazayım parantezde. 6Y yazabilirim. Bunun dışında arkadaşlar şöyle bir eşitlik yakalamıştım. X'in yerine 6Y yazarsam 6Y artı Y'den 7Y eşittir 4Z'yi elde etmiş olurum. Burası benim için önemli. A birleşim B'nin alabileceği en küçük değer sorulmuştu. Buradaki Y'miz, Z'miz, X'imiz adet tam sayı olmalı. Pozitif tam sayı. Verebileceğim en küçük pozitif tam sayılar buna 4. Buna kaç verdiğim durumdur? 7 verdiğim durumdur. Yani bir taraf 4K, bir taraf 7K'dır. En küçük de 1 verdiğimde K'ya 4'e 7 gelir. Büyütürsem birleşimin de sayısı büyümüş olur arkadaşlar. Burada birleşim ne peki? Oradaki X'in, Y'nin ve Z'nin toplamıdır. Benim bütün elemanlarımdır arkadaşlar. Şimdi en küçük Y'ye 4 verebiliriz dedik. Y 4 iken Z'mizin 7 geldiğini söyledik. X'imiz de 6Y'ydi. 6 kere 4'ten bu da 24 gelmiş olur. Her biri tam sayı oldu. Bunların toplamı bana birleşimin eleman sayısını verecektir. 24, 4 daha 28, 7 daha bana 35'i verir. Aradığım cevabın B şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar.
Bir A, bir B kümesi tanımlanmış. A fark B artı B fark A'nın eleman sayıları toplamı isteniyor. Bakın yine söylüyorum. Burası A, burası B. Burası A'dan B'yi çıkarttığımız yer. Burası B'den A'yı çıkarttığımız yer. Burası da A ile B'yi kesiştiğimiz yer, kesiştirdiğimiz yer. Lütfen bunu unutmayalım arkadaşlar. Çıkarma işlemi tekrar söylüyorum. Bakın A burada, burada B var. A'dan B'ye gidince B'nin üstünü çizin. Bu gitti. Sadece ne kaldı? Şu yıldız koyduğum bölge kaldı. Örneğin arkadaşlar şöyle olsun. Bu A olsun. Bu B olsun. A'dan B'yi çıkartınca şu iç kısım gider. Sadece şu nokta nokta koyduğum bölgenin kaldığını görmüş olursunuz. Neyi çıkart diyorsa onu tamamen karalayın. O hiç elimizde kalmasın. Şimdi A fark B demiş. Artı B fark A. Bence önce burada kümelerimizi yazmaya çalışalım. A kümemiz öyle x'lerden oluşuyormuş ki x küplerimiz 1 ile 100 arasındaymış. X'lerimiz tam sayıymış arkadaşlar. Ne gelebilir burada? Bence 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelmez. Çünkü 5'imiz küpü 125 yapar. Bence sadece bunları buluruz A kümemizde. B kümemize baktığımızda arkadaşlar mutlak değerli bir ifade vermiş. X'lerimiz bu mutlak değerli ifadeyi sağlayan tam sayılarmış. Nasıl çözeriz biz onu? Eksi 3 küçük eşittir x eksi 5 küçük eşittir 3 deriz. Her tarafa 5 ekleyince 2 küçük eşittir x küçük eşittir 8 gelir. Bu durumda B kümemizde 2 ile 8 arasındaki tam sayılar olur. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 gelmiş olur arkadaşlar. İsterseniz yine Venn şeması çizerek göstermeye çalışalım. Burası A, burası B. Öncelikle ortak elemanları belirleyin diyorum ya, bizi rahatlatır. Ortak elemanlar sanırım 2, 3 ve 4 gelecek. Ben buraya 2'yi yazdım, 3'ü yazdım, 4'ü yazdım. Bunun dışında A'da bir de 1'imiz var. O zaman 1'i buraya tek başına yazacağım. B'de ise 5, 6, 7, 8 var. 5 dedim, 6 dedim, 7 dedim, 8 demiş oldum. Bunları sayılarıyla gösterseydim arkadaşlar yine söylüyorum. Ne gelmiş olurdu ona bir bakalım. Şimdi burası A kümesi, burası B olsun. Kesişimde 2, 3, 4'ten 3 eleman gelirdi. A'nın toplam 4 elemanı olduğu için 3'ü buradaysa buraya 1 kalırdı. B'nin toplam kaç elemanı var? 7 elemanı. 3'ü kesişimde ise buraya 4 kalmış olurdu. Şimdi bakın burada elemanları tek tek yazdım. 1 eleman, 3 eleman, 4 eleman. Burada sayılarını yazdım. 1 eleman, 3 eleman, 4 eleman bu bölgelere yerleşmiş oldu. Bizden A-B ile B-A'nın eleman sayıları toplamı isteniyor. A-B'ye bir tane elemanın geldiğini görüyoruz. B-A'ya da bakın şuradaki 4 elemanın geldiğini görüyoruz. O zaman aradığımız cevap 1 artı 4'ten 5 gelecektir. Doğru cevabın B şıkkı olması gerekir. Sayısı A bölü 5 eşittir sayısı B bölü 4 eşittir A fark B bölü 3. Hemen ne diyeceğiz? Eşittir K demiş olsak bu durumda sayısı A 5 çarpı K'den 5K gelir. Sayısı B 4 çarpı K'den 4K gelir. Sayısı A fark B'de kaç K gelmiş olur? 3K gelmiş olur. Arkadaşlar dediğim gibi hemen Venn şemasını çizin. Bu sizi çok rahatlatacaktır. İsterseniz öncelikle A fark B'den başlayalım arkadaşlar. A fark B 3K. A fark B ne demekti? Yine çiziyorum. Bakın burası A, burası B. B'yi at. B'yi atınca neresi kalır? İçine yıldız koydum. Şu bölge kalır. Buraya 3K yazdım. Bir kere 3K eleman sayısı unutmayın. 3K 30 tane ya da 36 tane. 3 kere 4'ten 12 tane gibi burada eleman var. Tek tek yazmıyorum. 3K diyorum. Şimdi hemen buradan A'nın eleman sayısına bakalım. A'nın eleman sayısı 5K. A'nın eleman sayısı nereydi? Bir bu 3K, bir de kesişim bölgesi. Demek ki kesişim bölgesinde 2K eleman olmalı ki 3K, 2K daha A'nın eleman sayısını 5K olarak vermiş olsun. Sayısı B 4K. Sayısı B'de de hem bu kesişimi alacağız hem de bu bölgemizi. Bence buraya da 2K yazmam gerekir ki 2K, 2K daha B'nin eleman sayısı 4K gelmiş olsun. Bize bir bilgi daha vermiş arkadaşlar. Bakın diyor ki A birleşim B 42. A birleşim B neydi? Bunların hepsinin toplamı. O zaman 3K artı 2K artı 2K eşittir 42 gelir. Buradan 7K eşittir 42'den K'miz 42 bölü 2 7 yani 6 olarak bulunmuş olur. B fark A soruluyor. B fark A tekrar çiziyorum. Burası A, burası B. B fark A deyince A'yı atarsınız. Neresi kalır? İçine yıldız koyduğum yeşil bölge. Yani şuradaki 2K kalır. K'miz 6'dır. 2K'miz de 2 kere 6'dan 12 bulunmuş olacaktır. Doğru cevabın D şıkkı gelmesi gerekir. Arkadaşlar bakın bu sefer Venn şemalarını kendisi çizmiş. Bunun üzerinden yorum yapmamızı istiyor. Buradaki taralı bölgeleri, boyalı bölgeleri hangi gösterimle anlatabiliriz? Bunu yakalamamızı istiyor. Mesela A şıkkına baktığımız zaman A kesişim B demiş. Bununla C'yi birleştir demiş. Hani benim anlattığım şekilde ilerleyebiliriz. Şöyle yapalım demiştim ya. Her bölgeye bir harf verin. Mesela ben buraya X desem, şuraya Y desem, burası Z olsa, burası K olsa, burası da L olsa.
Biz şimdi Y'yi ve K'yi yakalamaya çalışıyoruz. A kesişim B dediğimizde bu bize neyi verecektir? Y ile Z'yi vermiş olacaktır. Y ile Z'den, Y ile Z'nin üstüne bir de C'yi ekleyeceğiz. C'miz de zaten Z ve K'den oluşuyor. Bunları birleştirdiğimizde Z'yi iki kere yazmayacağımız için bir kere yazarız. Y artı Z artı ne gelmiş olur? K gelmiş olur. Ama biz Z'yi istemiyoruz. Sadece Y ve K'yi istiyoruz. Mesela D şıkkına bakalım. A birleşim B demiş. Zaten A birleşim B deyince bütün elemanlar girecektir. Çünkü C B'nin içinde zaten. C B'nin alt kümesi. Onun için A birleşim B'de X de olur, Y de olur, Z de olur, K de olur, L de olur. Fark dediği için çıkartacağız. B birleşim C demiş. C B'nin alt kümesi olduğu için B birleşim C bize B'yi verecektir. Bundan Y'yi, Z'yi, K'yi ve L'yi çıkartacağız. Ama bunlar giderse Y, Z, K, L'ler birbirini götürür. Bu sefer elimize sadece X kalır. Oysa ki biz Y artı K'ye ulaşmaya çalışıyorduk. Mesela E şıkkına bakalım. A kesişim B demiş. A kesişim B'de Y ve Z'yi görüyoruz. Y artı Z diyelim. Bununla C'yi birleştir demiş. Zaten C'miz de neydi arkadaşlar? Z ve K'ydi. Bunları birleştirdiğimizde Z'yi iki kere yazmayacaktık. Y artı Z artı K demiş olacağız. Bundan bir şeyi çıkartacağız. A kesişim C'yi. A kesişim C'ye baktığımızda sadece Z geliyor. Bakın şu Z'ler birbirini götürünce elimizde sadece Y ve K kalacaktır. Bu bize istediğimizi vermiştir. Demek ki aradığımız cevabın E şıkkı gelmesi gerekir. Bu şekilde de bakabilirsiniz çözerken sorularımızı arkadaşlar. Bunun üzerinden yorumlamaya çalışabilirsiniz. Burada X, Y, Z, K'li o bölgeleri temsilen olsun rahatlıkla yazayım diye yazdığım harfler arkadaşlar. Benzer mantıkta bir soru. Yine yapabiliriz. Buradaki bölgelerimizde yine harflendirebiliriz. Ama burada sanki daha rahat gibi diğerine göre. Mesela bakın hep C kümesi üzerinden gidiyoruz. Çünkü C kümesi burada dikdörtgenle verilmiş. O dikdörtgenden şu içine yıldız koyduğum iki tane bölgeyi ne yapmamız gerekiyor? Çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani sanki C'den bir şeyler çıkartacağız. Buna odaklanabiliriz. Mesela C'den A birleşim B'yi çıkart demiş. A birleşim B çıktığı zaman tamamının çıkması gerekir. Aslında bu bizi güzel bir yere götürdü. C'den A birleşim B'yi çıkartınca bakın şu en soldaki taralı bölgeyle en sağdaki taralı bölgeyi bulmuş olduk. Ama bir de buna şu ortadakini eklememiz gerekiyor. Peki bence bunun üzerinden gidelim. A şıkkı bize istediğimizi vermedi. Çünkü C'den A birleşim B'yi çıkartınca ortadaki taralı bölgeyi bulamadık. Ama yanlardakine ulaştık. Şıklara baktığımda aslında şurada da C eksi A birleşim B demiş. Yani şu C eksi A birleşim B kısmı buradaki şu iki bölgeyi bize verecektir. Ortadaki bölge var ya arkadaşlar ona odaklanmak istiyorum. Burayı şöyle bir sileyim. Ortadaki bölge ne? Dikkat ediyorsanız ortadaki bölge de üçünün birden kesişimi. Yani hem A'nın hem B'nin hem C'nin kesiştiği yer. O da bakın burada bize verilmiş. Bunları da birleştirdiğimizde istediğimiz üç bölgeyi de yakalamış oluruz. Yani aradığımız cevabın D şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar. Arkadaşlar biraz da kümelerde tümleme işleminden bahsedelim. E evrensel küme, A, E'nin bir alt kümesi olarak verilsin. A kümesinde olmayıp E kümesinde olan elemanların kümesine A kümesinin tümleyeni denir ve A üstü bir çizgiyle gösterilir. Yani burada A'nın elemanları dışında kalan elemanları alacağız. Bunu unutmayalım. Bakın mesela bir örnek verilmiş. Evrensel kümemiz X'lerden oluşuyor. Bu X'lerin rakam olduğu söylenmiş. O zaman biz E'yi yazmak istesek sanırım şöyle yazabiliriz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 öyle değil mi? 7, 8 ve 9 olarak yazabiliriz. A'mız da yine X'lerden oluşuyor. X'lerin asal rakam olduğu söylenmiş. Asal rakamlarımızın kaç olduğunu biliyoruz. 2, 3, 5 ve 7. Biz burada A'nın tümlerinden bahsettiğimizde A'nın dışında olup E'de olan elemanları anlayacağız. Arkadaşlar A'nın dışındakiler, A'da olmayanlar. Baktığımızda A'da 2 var, 3 var, 5 var ve 7 var. O zaman biz bunların dışında kalan 0'ı, 1'i, 4'ü, 6'yı, 8'i ve 9'u almış olacağız. Yani şöyle düşünün bir A kümesi var. Bir de bunu kapsayan E kümesi var. Burası A'nın kendisi oluyor. Bunun dış kısmı şu taradığım kısımlarsa A'nın tümleyeni oluyor. Dikkat ediyorsanız A ile A'nın tümleyeni bize yine evrensel kümemizi vermiş olacak. Bakın burada da yerleştirilmiş. Evrensel kümemiz kare ile çizilmiş. 2, 3, 5 ve 7 A'nın içine konmuş. Bunun dışında kalan 0, 1, 4, 6, 8, 9 bu 6 eleman da A'nın dışına konmuş. A'nın tümleyeni demek A'nın dışındaki tüm elemanlar demektir arkadaşlar. 6 eleman dışarıda, 4 eleman içeride. Toplamda evrensel kümemizin 10 elemanına ulaşmışız. A'nın tümleyeni de burada 0, 1, 4, 6, 8, 9 olarak verilmiş. Mesela şöyle düşünün. Şu bir A kümesi olsun, bu bir B kümesi olsun. Yine bunları kapsayan bir E kümesi çizelim. Örneğin burada
A kesişim B'nin tümleyeni dendiğinde şu yeşile taradığım bölge dışındaki bütün elemanları alacağız. Yani A kesişim B'nin tümleyeni demek oradaki kesişim bölgesi hariç bütün bölgeler demektir. Yani burada maviyle gösterdiğim yerin mesela A kesişim B'nin tümleyeni olduğunu, kesişim dışındaki elemanları temsil ettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunu da bir örnek olarak söylemiş olalım. Hemen bunun devamında kümelerdeki fark ve tümleme işlemin özelliklerine bakalım. Mesela demiş ki A ve B evrensel kümenin iki alt kümesi olsun. A'nın tümleyeninin tümleyeni A'dır demiş. Yani en güzel Venn şemasıyla anlaşılıyor. Bakın burası bir A kümesi olsun, burası bir E kümesi olsun. Şimdi şurası X bölgesi, burası Y bölgesi olsun. X burada bölgeleri temsil ediyor. Y de orada dışında, A'nın dışında kalan bölgeyi temsil ediyor. Şimdi A'nın tümleyeni bize Y'yi verir. Burada bir kere evrensel kümemiz x artı y'dir. Biz a'mızın bize neyi verdiğini söyleyebiliriz? X bölgesini. Peki a'nın tümleyeni ne verir? Y'yi verir. Bakın x'in dışındaki elemanlar. Peki a'nın tümleyeninin tümleyeni bu sefer y'nin dışındaki elemanlardan tekrar bizi neye götürmüş olur arkadaşlar? X'e götürmüş olur. İşte bundan ötürü a'nın tümleyeninin tümleyeni a'yı vermiş olur. E'nin tümleyeni diyor. Evrensel kümenin tümleyeni. Zaten bu bizim evrensel kümemiz. Her şeyi içeren küme. Bunun dışında eleman olmadığı için bu boş küme gelecektir. Boş kümenin tümleyeni de E kümesi gelmiş olur. Boş kümede hiç eleman olmadığı için boş kümenin tümleyeni bize bütün elemanları verecektir arkadaşlar. A ile A'nın tümleyenini kesiştirince boş küme gelir. Çünkü bakın X ve Y'nin ortak bir yeri yok. Ama A ile A'nın tümleyeni birleştirdiğimizde X artı Y'ye yani E'ye ulaşmış oluruz. Bu da burada söylenmiş. A fark B demiş. A kesişim B'nin tümleyeni. Mesela şöyle yapalım. Burası A olsun. Burası B olsun arkadaşlar. Bunu bir harflerle gösterelim. Şuraya ben şimdi X yazmak istiyorum. Buraya Y, buraya Z. Bir de hep burada evrenseli kullanacağız ya. Şuraya K yazmak istiyorum. Evrensel de bunları içeren bir küme olsun arkadaşlar. Bizim evrensel kümemiz olsun. Şimdi şey demiş ya A fark B. Biz A fark B'nin ne geldiğini biliyoruz arkadaşlar. X geldiğini biliyoruz. A'da olsun A'nın içinden B'yi çıkart. Burada ne kalmış oluyor? X'imiz kalıyor. Peki A kesişim B'nin tümleyeni demiş. Biz A'nın ne geldiğini biliyoruz. X artı Y geldiğini biliyoruz. B'nin tümleyeni nedir? B'nin dışındakiler. B'de Y ve Z olduğu için Y ve Z'nin dışında kalan neyi yazacağız biz buraya? X'i ve K'yi yazmış olacağız. Şu ikisini kesiştirdiğimizde ortak olanları alırız ve burada X'e ulaşmış oluruz. Bakın A fark B de X'ti. A kesişim B'nin tümleyeninde bize X'i verdi. Bu ikisinin birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Aynı mantıkla şu alt tarafı da gösterebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında A'dan kendisini çıkartırsak boş küme, A'dan boş kümeyi çıkartırsak A, boş kümeden A'yı çıkartırsak yine boş küme gelir. A fark A ne demek? A'nın içinden A'yı çıkart. Elimizde bir küme kalmaz. A'dan boş kümeyi çıkarttığımızda A'dan bir şey eksilmemiş olur. Boş kümeden A'yı çıkartamıyoruz. Zaten çıkartacak, yani boş kümede bir şey olmadığı için çıkartacağımız bir şey de yok. Yine boş kümemiz kalmış olur. A'dan evrensel kümeyi çıkartırsak boş küme gelir. A fark E ne demekti? A'da olup E'de olmayanlar. Ama E evrensel küme olduğu için A'nın bütün elemanları E'nin de elemanıdır. Dolayısıyla A'dan E'yi çıkartamayız. Çıkarttığımızda boş küme. Yani A'da olup E'de olmayan eleman olmayacağı için bu bize boş kümeyi verir. Ama E'den A'yı çıkarttığımızda buraya bakın şu Y bölgesini, yani bize A'nın tümleyenini vermiş olacaktır. Evrensel küme A ile A'nın tümleyeninin eleman sayılarının toplamıdır. X de Y'nin toplamıdır. Bu X, bu Y. Evrensel küme yine B ile B'nin tümleyeninin toplamıdır demişiz arkadaşlar. De Morgan kuralları var. Burada da A birleşim B'nin tümleyenini aldığımızda ne oluyormuş? O tümleyen sanki içeriye dağılıyor. A'nın tümleyeni birleşim kesişime dönüşüyor. B'nin tümleyeni diyoruz. A kesişim B'nin tümleyenini aldığımızda sanki o üstteki tümleyen içeriye dağılıyor. A'nın tümleyeni kesişimde birleşime dönüşüp tekrar B'nin tümleyeni vermiş oluyor. Yine onları da böyle Venn şeması üzerinden rahatlıkla görebiliriz. Bunlar aklımızda kalırsa bize hız katacaktır arkadaşlar. Ama şu Venn şeması üzerinden gitmek zaten işlerimizi rahatlatır. Lütfen bunu kullanmaya çalışalım. Boş kümeden ve birbirinden farklı A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleridir. Dediğim gibi bu tip sorularda E de veriliyor. Hemen şöyle A'yı çizin, B'yi çizin, bir de şöyle bir küme çizin. Buna da ne demiş olun mesela? E demiş olun. Yani burada 4 bölgemiz var. X bölgesi, Y bölgesi, Z bölgesi, K bölgesi. Bunlar üzerinden rahatlıkla yorum yapabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. A kesişim B dediğimizde, ben onu buraya bir yazayım. Biz neyi arıyoruz şimdi? A kesişim B, kesişim A fark B'nin tümleyenini arıyoruz. Öncelikle A kesişim B'ye bir bakalım. A kesişim B bize sadece neyi verecektir? Y'yi verecektir. Gelin buraya bir Y yazalım. Bununla neyi kesiştireceğiz şimdi? A fark B'nin tümleyenini. Önce isterseniz A fark B'yi bulalım. A fark B neydi? A'nın içinden B'yi çıkart.
A'nın içinden B'ye çıktığında sadece şuradaki X bölgesinin kaldığını biliyoruz. Bu X geldi arkadaşlar. Bizden bunun tümleyeni isteniyorsa bizim X'in tümleyenini almamız gerekir. X'in tümleyeni demek X'in dışında olan her şey demektir. O da bize Y'yi, Z'yi ve K'yi vermiş olur. Yani şuradan arkadaşlar biz Y'nin, Z'nin ve K'nin geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi bu ikisini ne yapmış olacağız arkadaşlar? Kesiştireceğiz. Bunları sadece temsili olarak böyle yazıyorum. Yoksa böyle bir gösterim yok. Rahat işlem yapalım diye yazıyorum. Bu kesişimde sadece neyin geldiğini görüyoruz? Y'nin. Demek ki bizim burada bulmamız gereken bölge Y. Peki bizim Y'miz ne burada? A kesişim B. O zaman aradığımız cevabın C şıkkı A kesişim B geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. A ve B evrensel kümenin alt kümesi olarak verilmiş. Sayısı A artı sayısı B'nin tümleyeni 7. Sayısı B artı sayısı A'nın tümleyeni 11. A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni 5. A kesişim B nedir? Bakın hep diyorum aynı şeyi kullanın. Şöyle yaptınız arkadaşlar. Burası evrensel küme. Burası A kümesi geldi. Öyle değil mi? Şöyle yapalım. Burası B kümesi geldi. Bölgelerimiz X, Y, Z ve K arkadaşlar. Bu şekilde belirlemiş olduk. Şimdi bakın biz önce neyi bulacağız? Sayısı A'yı bulacağız. Sayısı A ne arkadaşlar? Bakın burada kendisi A birleşim B falan demiyor. Sayılarını bul topla diyor. Sayısı A. A'nın eleman sayısını X ile Y'yi toplayarak bulabiliriz. O zaman X artı Y geldi. Artı B'nin tümleyeni demiş. B'nin tümleyeni B dışında kalanlar. B'de kalanlar Y ve Z. O zaman biz Y ve Z'nin dışındakileri alacağız. Yani buradan X'i buradan K'yi almış olacağız. O zaman biz bunun üstüne X'i ve neyi ekliyoruz? K'yi ekliyoruz. Bu toplam bize neyi vermiş? 7'yi. Sayısı B dediğinde Y artı Z almamız gerektiğini biliyoruz. Bunun üstüne A'nın tümleyeni. Bu sefer A'nın dışında kalanlar neyi almış olacağız? Z ve K'yi almış olacağız. Bu toplam 11'miş arkadaşlar. A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni. Şimdi önce biz bunu bir kenarda yapalım. A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni. Önce A'nın tümleyenini bulalım. A'nın tümleyeninin Z artı K olduğunu biliyoruz. Bununla neyi birleştireceğiz? B'nin tümleyeni yani X artı K'yi birleştirmiş olacağız. Birleştirirken tek yazıyorduk bunu. Yani biz burada X artı Z artı K yazacağımızı söyleyebiliriz. Onu da buraya yazalım. X artı Z artı, öyle değil mi arkadaşlar? A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni X artı Z artı K'yi verir. Bu da kaça eşitmiş? 5'e eşitmiş. Bunları bulduktan sonra bakalım neleri hesaplayabiliriz. Örneğin şimdi bizim X artı Z artı K'yi kullanabiliriz. Bir de ne sorulmuş? A kesişim B. A kesişim B'de sadece Y'nin olduğunu biliyoruz. Bu verilenlerden Y'yi yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Bence taraf tarafa bir toplayabiliriz. Bakın şuradakileri taraf tarafa toplasak. Bakın 1X buradan, 1X de buradan ne gelir? 2X gelir. 1Z buradan, 1Z buradan 2Z gelmiş olur. 1K buradan, 1K buradan 2K gelir. Artı 1Y buradan, 1Y buradan 2Y gelir. Bu toplam 7 artı 11'den kaç yapar? 18. Bakın X artı Z artı K 5 ise 2X artı 2Z artı 2K'ye 2 kere 5'ten 10 gelir. 10'a 2Y'yi ekleyince 18 oluyorsa 2Y'miz 18 eksi 10'dan 8. Y'miz de 8 bölü 2'den 4 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabın B şıkkı 4 gelmesi gerekir. Bence bu mantığı anlarsak soruları rahatlıkla yorumlayabiliriz. Yine A ve B E'nin alt kümesi olarak verilmiş. Evrensel kümenin eleman sayısı 25'tir. Bakın şöyle yaptım, böyle yaptım. Evrensel kümeyi çizdim. E dedim, aynı mantık. X dedik, Y dedik, Z dedik, K dedik. Buradaki eleman sayılarını temsil etsin dedik. Evrensel kümenin eleman sayısı 25 olduğu için X artı Y artı Z artı K'nin 25 geldiğini söylüyoruz. A fark B demiş. A'dan B'yi atıyorduk. A burada, B burada. A'dan B'yi atarsak bu gidiyordu. Geriye sadece içine yıldız koydum, bölge kalıyordu. Yani burada X'ten bahsediyor. X'in de kaç geldiğini görüyoruz? 8. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni demiş. Bunu da bulabiliriz ama bunu şuradan yapalım mı? De Morgan kuralı yazmıştık. Bu A birleşim B'nin tümleyeninden gelir demiştik. A birleşim B burada hangisi olur arkadaşlar? X, Y, Z. Yani bunların hepsi. Yani şöyle yaptığımızda A birleşim B bunu budur. Burası A, burası B olduğu için bunun tümleyeni ise arkadaşlar bunun dışarısında kalan şu dış kısımlardır. E burada bize neyi verecek o zaman onu? Şuradaki K'yi vermiş olacak. Dolayısıyla biz burada A birleşim B'nin tümleyenini buradaki K bölgesi olarak düşünebiliriz. Bu da kaç gelmiş? Bakın 3 gelmiş. Bizden B'nin eleman sayısı soruluyor. B'ye baktığımda burası A kümesiydi, burası B kümesiydi. B'nin elemanlarının toplamı Y artı Z'den gelecektir. Yani biz Y artı Z'ye ulaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. E bakın şuradaki eşitlikte X 8, K 3, 8 ile 3'ün toplamı 11 yapar. 11'e Y artı Z'yi ekleyince 25 yapıyorsa Y artı Z'miz 25 eksi 11'den 14 gelmelidir. Doğru cevabın D şıkkı olması gerekir.
Arkadaşlar ÖSYM'nin seveceği türden güzel bir sorumuz var. Bunu da yorumlamaya çalışalım. Z tam sayılar kümesi olmak üzere A birleşim A'nın tümleyeninde Z olarak verilmiş. B birleşim B'nin tümleyeninde Z olarak verilmiş. Hani A birleşim A'nın tümleyeni bize evrensel kümeyi veriyordu ya. Demek ki burada evrensel kümeyi Z olarak düşünmemiz isteniyor. A ve B ortak özellik yöntemiyle gösterilmiş. Buna göre B fark A kümesinin elemanlarının toplamı kaçtır diye sorulmuş. İsterseniz burada yine şöyle gösterelim. Hani B fark A demiş ya, iki tane kümemiz var. Birisi A kümesi gelecek, birisi B kümesi. Burası A, burası B. B fark A dediğinde bizim şu bölgeyi anlamamız gerektiğini biliyoruz. Burayı yakalamaya çalışacağız. Burada evrensel kümemizin de Z geleceğini biliyoruz. Arkadaşlar tam sayılar kümesi geleceğini biliyoruz. Hemen A'yı düzenleyelim. X kare artı 3 büyüktür 12 diyor. X kare artı 3 büyüktür 12 ise X kare büyüktür kaç gelecektir? 9 gelecektir. Burada aslında şöyle yapabiliriz. 9'u bu tarafa atarız. X eksi 3 çarpı x artı 3 diye x kare artı eksi 9'u ayırmış oluruz. Büyüktür 0. Köklerimiz ne gelmiş olur? Eksi 3 ve 3 gelir. Artı eksi artı demiş olduk. Bunlar 0 yapan değerlerdir. Biz 0'dan büyük olan yerleri aradığımız için burada 3'ün sağ tarafını, burada da eksi 3'ün sol tarafını alacağız. Ama tam sayılar alacağımızı unutmayın. Benzer mantıkla buradaki mutlak değerli ifadeyi çözersek 3x eksi 1 büyüktür 5. Bir de 3x eksi 1 küçüktür eksi 5 almamız gerekir. Buradan 3x büyüktür 6'dan x büyüktür 2 gelir. Buradan da 3x küçüktür eksi 4'ten x küçüktür eksi 4 bölü 3 gelmiş olur. Yani sayı doğrusunu düşündüğümüzde şurası eksi 4 bölü 3 olsun. Burası 2 olsun. Bir tarafta 2'nin sağını, bu taraftan da eksi 4 bölü 3'ün solunu alacağız. O zaman gelin A kümemizi bir yazalım. A kümemiz eksi sonsuzdan bu tarafa doğru gelir. Eksi 6, eksi 5, eksi 4 deriz. Daha sonra 3'ün sağ tarafına geçeriz. 4, 5, 6 diye devam etmiş oluruz. B kümesine baktığımızda B kümesi de eksi 4 bölü 3'ün solu. O da gelecek. Eksi 6 yine var. Eksi 5 yine var. Eksi 4 var. Eksi 3 var. Eksi 2 var ama eksi 1'i almayacağız. Çünkü eksi 4 bölü 3'ün solunu alıyoruz. Daha sonra 2'nin sağından 3, 4, 5, 6 diye devam edeceğimizi söyleyebiliriz. Biz hangi kümeyi arıyorduk arkadaşlar? B fark A kümesini arıyorduk. B'de olup A'da olmayanlar. Baktığımız zaman arkadaşlar bakın şunların hepsi zaten ortak geliyor. Şuradaki eksi 3 ve eksi 2'nin yukarıda olmadığını görüyoruz. 3 de yukarıda yok. 4'ten itibaren yine ortak ortak ilerliyor. O zaman B'de olup A'da olmayanlar, yani B fark A kümesi eksi 3, eksi 2 ve 3 olarak bulunmuş olur. Bunların toplamı da bize eksi 2'yi verecektir. Doğru cevabın A şıkkı olması gerekir. Arkadaşlar bu sorumuzla kümelerdeki ilk videomuzu tamamlamış olalım. Yine evrensel kümenin alt kümesi olan iki küme verilmiş, A ve B. Diyorum her zaman bu yönteme geçebilirsiniz. A, B dersiniz. Bunları şöyle bir E kümesinin içine alabilirsiniz. Arkadaşlar E eksi A 12 diyor. Normalde şurası A kümesi olsaydı, evrensel bunu çevrelseydi E eksi A'nın A'nın tümleyeni geldiğini biliyoruz arkadaşlar. A'nın 7 olduğu verilmiş. Aslında şu E eksi A bize A'nın tümleyenini veriyordu. O zaman A'nın tümleyeninin sayısı 12 ise, A da 7 ise A ile A'nın tümleyeninin toplamı da bize evrenseli vereceği için evrensel kümemiz 12 artı 7'den kaç gelmiş olur? 19 gelmiş olur. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeninin ne olduğunu biliyoruz. A birleşim B'nin tümleyeni olduğunu biliyoruz. O zaman şu yukarıya bakarsak A birleşim B'nin tümleyeni bize nereyi verir? A birleşim B dışında kalan yerleri. Yani şuranın da kaç elemana sahip olduğunu biliyoruz arkadaşlar. A birleşim B dışındaki yerlerin 3 elemana sahip olduğunu biliyoruz. O zaman ben buraya 3 eleman yazdım. Benim bildiğim evrensel kümemiz 19 elemanlı. Peki A kaç elemanlı? 7 elemanlı. A'nın 7 elemanlı olması demek şu maviye taradığım yerde toplamda 7'nin yazması demektir. Hiç kesişim falan diye ayırmadım. Peki en son benim bir tane bölgem kaldı. O bölgemde şu yeşile taradığım bölge, bu bölgenin de aslında B eksi A olduğunu biliyorum. Benden de zaten buradaki eleman sayısı istenmiş. Toplam 19 elemanım olmalı. Bunun 3'ü burada, 7'si burada 10 yapar. 7 artı 3 10, 19 eksi 10'dan da buradaki yeşil bölgeye 9 elemanın kalacağını, yani sayısı B eksi A'nın 9 olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar doğru cevabımın E şıkkı gelmesi gerekir. Kümelerdeki konu anlatımımızda ilk videomuzun sonuna geldik. Diğer videomuzda arkadaşlar küme problemleriyle ve kartezyenle devam etmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.